Çalt! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan. Ya. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Oluncuğum kumandanım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Hücum! Kuy ekonomik pratik anında sigorta. Tandemiden herkese selamlar. 198. bölümümüzdeyiz. Bayrama sayılı günler kaldı. Artık bu serimizdeki bayram öncesi serimizin son programlarına geldik. Ama çok özel bir konuğumuz var bugün. Cem Onuk. Şimdi Cem Onuk ismi deyince çoğu kimse çok seviyor. Özellikle eski futbolcularla falan kimle konuşursak Cem Onuk'la ilgili hikayeler anlattılar programlarda. Ama bilmeyenler, daha doğrusu birebir çok fazla tanışmayanlar kimseler için de bir nefret objesine dönmüş. Sanki Gençler Birliği'nin yaşadığı bütün problemlerin çoğu problemin nedeni haline gelmiş. Şimdi Cem Hocam'la hem eskiye döneceğim hem de o merak edilen birçok şeyi soracağım. Ama bu programda özellikle bir istediğim var. Daha önceki programlarda biraz daha sohbet ortamındaydık. Bugün sorularınızı çok fazla bekliyorum. Merak ettiğiniz ne varsa özellikle YouTube ekranı üzerinden bana paylaşırsanız ya da WhatsApp'tan özel gönderirseniz ben Cem Hoca'ya o soruları sormak istiyorum. Cem Hocam da zaten bunu kendisi de çok istiyordu. Birçok yanlış bilinenlere, birçok eksik bilinenlere veya birçok bilmediğimizi öğreneceğimiz çok keyifli bir program olacak. Behzat'ta bir replik vardı, gece uzun mevzu derin diye. Bu gece uzun, bu mevzu derin. Cem Hocam hattımızda, çok da iyi gördüm. Cem Hocam'ı en son ben geçirdiği kötü bir trafik kazası sonrası görmüştüm. Şimdi ama çok çok iyi halde gördüm. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Gerçekten ben seni en son hastanede görmüştüm. Ölümün kıyısından dönmüştün. Çok çok zor bir gündü. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hocam. Şimdi ama sağlığın saatin yerinde sanırım. Evet, iyiyim. Allah'a çok şükür. Hocam her zaman Gençler Birliği'nde çok konuşulan insan oldun. Yaptıklarında da yapmadıklarında da hep konuşuldun. Benim seninle tanışmam sanırım 2000 senesine dayanıyor. 2000 senesinden sonra çok güzel bir ilişkimiz oldu. Özellikle 2005-2006'ya kadar. Daha sonra gerildiğimiz, hiç görüşmediğiniz, bana küstüğün zamanlar oldu. Sonra tekrar barıştığımız yine güzel zamanlar oldu. Ama Cem Hoca benim her zaman Cem Hocamdır ve Cem Hoca'nın bendeki yeri her zaman çok ayrıdır. Bilmeyenler için söylüyorum. Gençler Birliği taraftarlarında da özellikle de Alkaralar'ın başlangıcında da Cem Hoca'nın ciddi destekleri, ciddi katkıları da oldu. Bizim ilk açtığımız ziyaretçi defteri vardı. O dönem kulüp sayfasına da ben yardımcı olmaya çalışıyordum. İlk açılan forum kulüp sayfasında Cem Hoca'nın izniyle ve talimatıyla açılmıştı. Bilmeyenler için de bunu bir hatırlatmış olayım. Programımıza başlıyoruz. Doğruyum değil mi hocam? Sen de hatırlıyor muydun onu? Doğru. İlk forumu açtığımızı. Doğru. Evet, evet. Hocam nasıl tanıştın Gençler Birliği'ye? Daha doğrusu Gençler Birliği'nden öncesinde de bir futbol hikayen var senin zaten. Direkt Gençler Birliği ile beraber futbola başlamadın galiba. Futbolla nerede tanıştın? Hayır. Nasıl başladın? Ya ben tabii kaleci olarak başladım. PTT, o zaman Demirspor. Fakat çok kısa sürdü benim futbol hayatım. Çünkü astım hastalığına yakalandım ben 20 yaşında. Ve dolayısıyla Petrol Ofis'te o zaman profesyonel olmuştum. O ilk senemde astım hastalığına yakalandım ve futbolu bıraktım. Aynı dönem spor akademisine girdim ve böyle başladım. Mekteplisin futbolla, yani aslında hocam bir taraftan. Hem alaylısın hem mekteplisin hem yani. Hem alaylıyım hem mektepliyim, evet. Gençler Birliği nasıl oldu hocam?
İlhan Başkan'dan önce miydi? İlhan Başkan zamanında mıydı senin Gençler Birliği'ne girişin? Yok. Yok, benim Gençler Birliği ile tanışmam 83 yılı yanılmıyorsam. Ben o zaman Petrol Ofis'in genç takımını çalıştırıyorum. Aynı zamanda da Bölge Futbol Okulu antrenörüydüm. Ben o sene Ankara Karması'nı Türkiye şampiyonu yaptım. Ondan sonra Petrol Ofis'te de başarılı bir antrenörlüğüm var. Elimde de çok ciddi bir oyuncu profili var. Yani ilk spor okullarından bir tanesi, çok geniş bir potansiyeli var. O zaman rahmetli, saygıyla anıyorum, Fehmi Başdüzel beni aldı, Gençler Birliği'ne getirdi. 83 yılıydı yanılmıyorsam, ya belki 84 yıl ama 83-84 yıldır. Ben orada Bölge Futbol Okulu, ben de Gençler Birliği'ne aktarıyorum oradan ben oyuncuları. Ve oradan bana önce 14-16 yaş grubu, oradan amatör takım, oradan işte PAF takımı, altyapı sorumluluğu derken bir vesileyle İlhan Cavcı, tabii o zaman biz Anıttepe'deyiz. Evet. Yani başkanı falan 3-5 sene hiç görmedim bile. Hiç görmedim. İşte bak, benim de bilmediğim bir detay var. Ben sanki hep İlhan Başkan'la berabermişsiniz gibi düşünüyordum hocam. Hayır, hayır. Altyapı kısımlarını bahsedenler oluyordu ama ben tam o kısımları sanki yüzeysel geçmişim. Önceki programları izleyebildin mi bilmiyorum. Bayağı da bir seninle teşvik mesaisi olan kişileri konuk ettik. Hasan Çetinkaya'yı konuk ettik. Hayatına dokunduğum çok insan var. Evet. Çok insanın hayatına dokundum, evet. Bulunduğu yönde. O dönem Gençler Birliği Anıttepe'de, A takım falan da Anıttepe'de, daha beş evler yoktu ortada. Evet. İlhan Başkan'la tanıştınız. İlhan Başkan sizi ne yaptı hocam? Direkt altyapıda tutmaya devam etti mi? Yok, İlhan Başkan'la tanışmam çok enteresan. Rahmetli Fehmi Hoca'ya bu Ali Günçar'ı seyrettirmeye göndermiş. O da gidemedi mi? Ne oldu? Ya da bir defa da ben mi seyredeyim dedi. Ondan sonra gittim. Ben tabii ilk defa başkanın yanına gidiyorum. Şöyle de bir anım var orada. Rahmetli Nizam abi vardı biliyorsun, kulüp müdürü. Evet. Ben kulüpte oturuyorum. Dedi ki İlhan Bey dedi seni çağırıyor. Allah Allah dedim, beni niye çağırsın hiç? Ama ben Ali Günçar'ı seyretmeye gitmiştim. Ondan sonra çabuk gelsin. Gideceğim de cebimde inan dolmuş param yok. Yani yürüyerek gidip geliyorum Anıttepe'den oraya. Dedim ki Nizam abi bana bir taksi parası ver ya. Ben maaşımdan kes dedim sonra. Neyse, uzun uğraştan sonra taksi parasını aldım Nizam abiden. Gittim fabrikaya. Dedi ki bu oyuncu nasıl? Al başkan dedim. Nasıl yani dedi. Al dedim bu oyuncu dedim. Oynar bizde dedim. Para da kazandırır dedim. Neyse sen dedi git bakalım dedi. Gittim. Aradan bir zaman geçti. Şimdi o sayacağım isimler hepsi, bir tane Zeki Ünaldı var. Allah selamet versin. Telefonda program öncesi konuştum. Büyük ihtimalle izliyordur. Aradım bak izle diye. Maç izlemekten sıkılmışsındır TRT'de dedim. Dediler Yeşil Vadi'ye gel. Şimdi oradaki masadaki insanlar Turgut Sincan zannediyorum, Nefi Ambar, o ağır toplar meşhur, İlhan Cavca, Zeki abi yanılmıyorsam. Gittim oraya işte oturuyorlar, yemek yiyorlar. Ben de oturdum oraya. İlk defa ama böyle karşılaşıyorum bir Gençler Birliği yöneticileriyle, ilk defa karşılaşıyorum. Sonra ben böyle biraz sivri konuşuyorum. Tabii şöyle yapalım, böyle yapalım. Ulan bu kim bu adam dediler herhalde. Yani ben işte şunu yapalım. Biz dedim böyle, o zaman takımın yaş ortalaması bu Kemal Yıldırımların, Metin Altılayların oynadığı bir takım. Hep böyle yaşlıları olduğu bir takım. Dedim ki başkan dedim, bak sen hep cebinden para veriyorsun. İşte biz genç oyuncular alalım, onları satarız falan filan, neyse. Böyle bir konuşma geçti. O zaman tekrardan bir yapı oluştu. Ben o zaman altyapı sorumlusu oldum. Evet. Bu konuşmadan sonra ama İlhan Bey'le olan teşriki mesaimiz devam ediyor ondan sonra. Beni çağırıyor, ben gidip geliyorum. Böyle bir başlangıç, bir iki sene böyle devam etti.
O ara Gençler Birliği düştü çıktı. Evet. 2008. Düştü çıktı. 98. Ondan sonra 88 yılı. 88 işte pardon. 88 yılı. O zaman biraz bir genç takım gibi bir takım vardı yani. O Olkanların, Metin Diyadinlerin, işte Fevzilerin falan olduğu takım. Herhalde o takımı aldı çıktı. Ya yanlış hatırlamıyorsam onlarla çıktılar. Veyahut da ondan sonra mı o takım oluştu bilmiyorum. Fakat böyle 90'lı yılın başında böyle ben altyapıdaki oyuncularla ilgili İlhan Bey'le görüşüyorum. Benim İlhan Bey'le esas şeyim zannederim ya 89-90 yılı mıydı? Şans eseri o zaman televizyonda Amerika, Güney Amerika şampiyonası veriyordu. Gece saat 3. Ben de çok erken kalkıyorum. 3'te 3.30'da. Kalktım maçları seyrettim. Ondan sonra 3 tane isim yazdım. Neyse başkan gittim başkanım sana bir şeyler söyleyeceğim falan. 3 tane dedim oyuncu beğendim dedim şeyde. Onları mutlaka alalım. Kim onlar? Birisi Valencia, Kolombiya'dan, bir de Aspirilla, bir de kaleci Goygoçea şeyden, Arjantin'den. O zaman Orhan Cingözoğlu var. Aradı bunu. Dedi ki işte bu Cem böyle böyle söylüyor. Bunlarla bir ilgilen. Aradan bir gün geçti. Beni çağırdı. Sen dedi fabrikayı mı sattıracaksın bana dedi. 4,5 milyon istiyorlar üçüne dedi. Bilmem ne dedi falan. Neyse aradan gene geçti. Gene ben işime devam ediyorum. 10-15 gün geçti. Tekrar çağırdı beni. Ya dedi Cem, Valencia dedi Bayern Münih'e gitmiş 8 milyona. Aspirilla Parma'ya gitmiş işte 7 milyona. Goygoçea o zaman yanılmıyorsam İspanya'ya gitti. Keşke alsaydık falan filan. Başkanım dedim böyle oyuncu çok buluruz. Ben dedim sana bulurum oyuncu. Hem bizim altyapımızda da var hem ben dedim sana ligden oyuncu bulurum. Böyle genç dedim dinamik, parayı düşünmeyen o gençler dedim ilk başta parayı hiç düşünmez. Biz evet. Onların enerjisinden faydalanalım. Sonra da satarız, para kazanırız. Bakın siz cebinizden veriyorsunuz hep parayı. Tabii İlhan Bey çok pratik, zekalı birisi. Bu kafasında kurdu herhalde ki. Sonra İlhan Bey'le sık sık görüşmeye başladı. Geldiği zaman, o zaman da yeni o kulübün şimdiki tesislerin işte sahaları falan evet. Biz de oraya gitmeye başladık. Ondan sonra bir konteyner yaptırdık oraya. Ondan sonra dolayısıyla bir şeyimiz onunla İlhan Bey'le biraz tanışıklığımız arttı. Ondan sonra işte meşhur o gençlerin şeyi geldi. Şimdi transferleri geldi. Hocam gençler bile hep altyapıdan zaten futbol çıkarıyordu işte biraz önce söylediğiniz gibi Metin Diyadinleri falan geldiği bir jenerasyon vardı ama Gençler Birliği ismine has gençlerin kazanıldığı altyapısıyla meşhur olan bir kulüp değildi sanırım o yıllarda. Evet iyi bir altyapısı vardı ama o derece değildi. Sizin bu altyapıdan yani. Altyapı koordinatörü olmanızın İlhan Başkan'ın kafasını işlemesinde böyle bir tarihi değişikliği nedeni mi yoksa başka nedenler de var mı? Yok. O şöyle. Yani Tarık'la başlayan bir süreç. Ben tabii çalışıyorum, biliyorum. Çok da iyi bir takım var elimde. Yani altyapıda hakikaten çok iyi bir takımım var. Evet. Bakıyorum, görüyorum ben o oyuncuları. Şimdi Tarık diye bir oyuncu var elimde. Hatta eskiden belki hatırlar mısın bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık maçlarından önce ben küçük çocukları oynatıyordum. Lig maçlarından önce dahi PAF maçları da oynanıyordu hocam. Ben onları da hatırlıyorum. PAF maçları değil de ben 10 yaşında, 11 yaşında çocukları oynatıyordum. Hatırlayamadım hocam ama ben PAF'ta kalmışım. Evet, o zamanlar yani o söylediğim zaman zannederim Tarık kaç doğumlu? 73 doğumlu zannediyorum. Evet, evet. Yani 80 yılı falandır. Yani 80 evet. yılı falandır. O dönem bir gün maç oynatıyorum Cumhurbaşkanlığı maçından önce bu Tarık Roveşeta'yla bir topa vurmuştu. Daha 8 yaşında ya da 9 yaşında. O zaman Ergin Gürsoy aşağı geldi. Bu çocuğu bana ver dedi. Götüreyim ben dedi.
Ben dedim veremem falan dedim. Şimdi tarihi o zamandan beri kalitesini biliyorum. Şimdi Kurban Berdiyev'in teknik direktör olduğu, Zafer Göncüler'in yardımcı, Zafer Dilber'in de kulüp menajeri olduğu bir dönem vardı. Yani futbol şube sorumlusu gibi. Ben Tarık'ı gönderiyorum, onlar kovuyor. Ben Tarık'ı gönderiyorum, onlar kovuyor. Bir gün gittim İlhan Bey'den Tarık için bir babasının bir kırtasiye dükkanı vardı. 100 bin lira para istedi. 100 bin lira mı, 100 milyon mu neyse o zamanın parası. Ben de İlhan Bey'e gittim, İlhan Bey de verdi. Mukavelesini dedim uzatayım 5. Öyle o 100 bin lirayla Tarık'ın mukavelesini de uzattık anımsadığım kadarıyla. Sonra bunlar kovunca beni çağırdı İlhan Bey. Dedi ki getir 100 bin liramı, al bunu sat, üstü senin olsun dedi bana. Yapma başkan dedim, etme. Yok. O zaman Oktay abi var, Kurban Berdiyev var, Zafer Göncüler, Zafer Dilber'in olduğu bir ortam. Bunu dedim Gençler Birliği tarihinin en büyük parasına satmazsam, o zaman antrenör diplomaları yeni çıkmış böyle kağıt, şey defter gibi. Ben dedim bunu satmazsam dedim, bu diplomamı dedim Kızılay Meydanı'nda yakacağım, bu mesleği de bırakacağım dedim. Çok iddialı olmuş. Onlar hocam bana güldü. Evet ama şimdi patronların güveni böyle kazanılıyor. Evet. Yani her söylediğine evet dersen olmaz. Ondan sonra işte ben de o zaman Mustafa Aslan vardı bölgeye. İlker Akbaş, hepsi Allah rahmet eylesin. Onların yanına gidiyorum. Bunu Ankara Karması'na alın. O zaman milli, Fatih Terim teknik direktör. Milli takımlar için böyle karma maçları yapıyorlar Mersin'de. Ben Tarık'ı aldırmaya çalışıyorum. Onlar almıyor. Ya alın, her gün kapılarına çındırıyorum. Ondan sonra bu şeye giden bir Uğur vardı. Samsun'a giden santrafor, Karabüklü. O sakatlanmış. Açtı bana Mustafa abi. Dedi ki Tarık'ı gönder. Tarık. Ben gönderdim. Ben de gittim şeye. O zaman da cep telefonları böyle yeni çıkıyor. Evet. Metin Türel bizde teknik direktör. Ondan sonra ben de gittim. O rahmetli Mustafa vardı, kuyumcu. O da evet, bana kendi telefonunu verdi, Nokia şöyle. Şimdi ben gittim oraya. Tarık maça çıkacak. Aşağıda buna iki tane tokat attım. Lan dedim, beni dedim şey yaparsan, mahcup edersen gebertirim seni dedim. Ondan sonra neyse, ilk maç, ikinci maç. Tabii başkana haber, başkan da beni arıyor ama her yerden çekmiyor telefon. Ondan sonra Tarık orada resital yaptı tabii. Neyse geldik, Ümit Milli Takım'a almışlar Tarık'ı. Bizle maç oynayacak. O zaman Kurban Berdiyev gitti, Zafer Göncüler teknik direktör. Bizle maç oynuyorlar. Devre arası Tarık iki tane gol attı. Serkan Aykut vardı o zaman. 3-0 mı ne oldu ilk yarı? Zafer dedi ki ikinci yarı benden oynasın. Erdoğan Arıcı rahmetli, ya ne kadar rahmet anıyoruz ya Allah. Dedi senin oyuncun zaten, şimdiye kadar niye oynatmadın falan gibi bir şey konuştu. Neyse Tarık öyle gidince, bu iş böyle tabii benim lehime sonuçlanınca, İlhan Bey'in gönlünde tabii o zaman 100 milyar lira. Dolar bazında 4-5 milyon dolar ama alım gücü inanılmaz. Tabii. 3 çuval para geldi kulübe. Yani, çuvalla geldi. Yani başkan 100 milyonun üstü benimdi falan dedim. Gençler ben ilk parayı orada. Bana 100 bin lira dedi, git al dedi Oktay abinden. O zaman arabam yok. Şahin arabası da 105 bin lira. Ya başkan diyorum ya. Bir 5 daha ver. Daha ver bari ya. Ben de o zaman diyorum 100 milyara sattık. Evim yok, arabam yok. Diyorum herhalde başkan bana 3-4 milyar verir. Ben de bir ev, bir araba alırım. Oraya gidiyorum BMW falan bakıyorum kendime. Herhalde dedim öyle verecek bana. Normali o. Neyse 100 bin lira. Neyse ben o zaman o paraya 2 bin lirasında senet yaparak 102 bin liraya bir Skoda Formen diye bir araba almıştım.
Zeki abim yardımcı yani, olduydu o zaman da. Zeki abiden mi almıştın? Vallahi. Zeki abinin o yıllarda çünkü yeni mahallede şeyi vardı. Bir plaza yeri vardı. Almadım. Yok, Zeki abiden almadım. Benim Emek Mahallesi'nde öyle bir bayisi vardı. Oradan almıştık. Yani benim Gençler Birliği İlhan Cavcav'ın gözünde ki pekişmem beni ondan sonra yanından ayırmamasının şeyi bu. Böyle başladık yani. Şimdi Tarık gelene kadar, Tarık satılana kadar daha doğrusu Cem Onuk altyapıda. Kulübün altyapısıyla ilgileniyor. Evet. Tarık satıldı. Evet. İyi bir paraya satıldı. Çuvalla paralar geldi. Ondan sonra Cem Hoca A binaya mı geçti? A takıma mı geçti? Nasıl oldu yok, hikaye? Yok, gene ben altyapıya da bakıyorum. Altyapıya bakıyorum. Ama oyuncu izlemeye de gidiyorum. İşte İlhan Bey çağırıyor. Onunla istişarelerde bulunuyoruz. Yani öyle A takımın hem içindeyim hem değilim. Mesela maçlara gitmiyorum. Ankara'daki maçlar olursa seyrediyorum. Deplasmana falan gitmiyorum. Ama ben inanır mısın Bülent, o Skoda arabasının adı yani dili olsa da ya çıkıyordum Sakarya arabayla Mersin'den çıkıp geliyorum yani. Öyle ya, turlar yapıyorum. İlhan Başkan maçları... 100 bin lirayı verirse öyle çıkartır hocam. Ama bu bana demiyordu. Bülent, inan o bana demiyordu yani. Git bu kadar maç sen. Ama ben işte burada lise maçı, orada bilmem ne maçı, orada bilmem ne. Başka türlü emek harcamazsan şimdiki insanlar gibi videodan seyretmiyoruz ki maçları. Evet. İnsanlar şimdi videodan seyrediyor, oyuncu alıyor. Ondan sonra da işte halleri ortada. Yani transfer işi bu menajerlerin işinin başlamadan öncesi hem zordu ama hem de hata yapma riskin azdı. Evet. Ki Cem Onuk dönemini özellikle 2006'ya kadar ki biz Avrupa'dan elendiğimiz döneme kadar ki kısmı sıfır hatayla giden transfer dönemi diyebilirim. Yani gelen futbolcuların hepsi kullanılıyordu. Evet. En tartışmalı transfer Philip Timms'ti mesela. Ya bunu nereden buldunuz? Toprak sahalarda bunlardan var diye tonla var denilirken Philip Timms takımın yıldızı oldu. Abidin Aydoğdu. Maçı dinliyorum. Ben o zaman gene bir maç seyretmeydim. Arabayla gidiyorum. Yolda seyrediyorum maçı. Bu Philip diye bir oyuncu almışlar dedi. Bunlardan dedi İstanbul'un dedi bilmem neresinde bu kadar adam var dedi. Yani insanların işte vizyonları sadece bir maça göre değişiyor. Evet. Bir maç. Ya arkadaş adaptasyonu var. Gidiyorsun çiçekçiden sıyı alıyorsun. Çok güzel evine getiriyorsun soluyor. Yani o çiçek çok güzel aldık ama evde olmuyor işte. Yani evet. Bu iş biraz sabır istiyor. Hocam şimdi o şeyden para geldi. Deli gibi para geldi Tarık'tan. Hatta Jeremy de hemen birkaç yıl sonraydı. Ya o seneden sonra ne para nasıl geliyor? Yani bir sene 10 oyuncuyu sattık. Kaleci Hasan Gültank, Sabek Erkan, Rahim, evet. Kemalettin, Ergün. Osman Coşkun, Ergün, Engin, Metin Diyadin, ondan sonra vallahi hocam o kadroda ne kadroydu ama ya. Moşe satıldı arada. Moşe satıldı. O kadro fırt diye gitti. Evet. Yeniden kuruyoruz kadroyu. Yeniden kuruyoruz. Yine 5. 6. bitiriyoruz. Ama gerçekten o dönem çok emek vardı Bülent. Bu tesis yani işi nasıl oldu hocam? Ya. Şimdi bununla ilgili çeşitli Tanıl abinin kitapta da yazan hikayeler var. Bir de senden dinlemek isterim. Şimdi öyle bir tesis planlanıyor ki o dönem için hayal gibi bir tesis. Avrupa'da örneği olmayan bir tesis neredeyse. Beşevler tesisi. Şimdi birçok kulübün benzer tesisleri var. Herkes güzel tesislerini yaptı ama bu Gençler Birliği'nin o zamanki tesis hamlesi gerçekten bir vizyondu. 10 numara bir tesis yapıldı. Hala başka şehirlere gittiğim zaman yapı kalitesi olarak falan dahi ben çok kaliteliyim diye bağırıyor. Bu nasıl gelişti? Buna nasıl karar verildi? Bunu senden dinlemek isterim açıkçası hocam. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi İlhan Bey yani öyle enteresan bir insandı ki önce her şeye hayır der para harcanacak bir şeye ama ona mantıklı şeyler izah ettiğiniz zaman yani sınırı yok artık ondan sonrası. Keyif alıyor çünkü.
eser meydana geliyor. Çünkü bir bina düşünün ki içi dışı granit yani. Evet. İçi dışı granit. Şöyle bir binayı bu sene bu zamanlar yapmaya kalksan granitini alamazsın. Evet. Alın doğru ama söylüyorsun. Ama orada da Öner abi, Öner Aktürk, o da nereden buldu o granitleri? Çok ucuz bir fiyata buldu, getirdi. Onun için her tarafı öyle granit olmuştu yani o dönem. Sağ ama olsun Atilla abi. Abinin, rahmetli Atilla abinin falan yani Abdurrahman Oğul Türk zeka o zaman. Yani, tabii belediye başkanıydı Abdurrahman Bey ama o kulüp gerçekten yani alın terinin hani alın teriyle kuruldu diyorum ya insanlar bazen abartıyor. Gerçekten alın teriyle geldi. Kimse bir çivi çakmadı o kulübe. Evet. Hep şimdi, orada başta İlhan Bey olmak üzere oradaki insanların, yöneticilerin, oradaki sporcusunun emeğiyle o kulüp bu hallere geldi. Hocam şimdi biz özellikle bizim jenerasyon, bizim yaşımızdakiler, hatta bizden sonrakiler bir şeyi gördük. Hep futbolun bir geliri vardı. O futbol o gelir üzerinden dönerdi. O geliri iyi kullanırdın. Yani yayıncı kuruluştan şimdinin parasıyla 10 milyon gelirdi. 10 milyon liraya göre yatırım yapardın. Şimdi 70-80 milyon lira görüyor. Ona göre kadro kuruyorsun. Ama sen biraz önce bir şey söyledin. İlhan Başkan hep cebinden harcıyordu diye. Bu böyle miydi? Tabii. Yani kulüp başkanları mı harcıyordu bu parayı? Ne zamana kadar böyle devam etti bu iş? Bak sabun harcar, sabun alırken İlhan Bey'e soruyordum. Ben takımı deplasmana götürüyorum, PAF takımını. Neydi o çocuğun adı ya? Hamdi. Hamdi'ye karşıdan şey aldırıyorum. Taze ekmek var şeyin karşısında. Koç yurdunun orada. Kaşar peyniri, yumurta açlıyordum evden. Kendim yumurta açlıyorum. Ondan sonra işte salamı kesiyorum evde. O da ekmeği alıyor, kaşar alıyorum. Orada gazete kağıdının üzerine kahvaltı yapıp gidiyordum. Çocuklar da işte anneleri börek yaptırıyor falan filan. Yani böyle gittik. Ben deplasmana mesela oyuncu izlemeye gidiyordum İzmir'e. Sabah 6'da inerdim. Ya akşam biniyorum, sabah 6'da iniyorum. İnan şeye kadar otogardan Alsancak Stadı'na kadar yürüdüğümü çok bilirim. Çünkü taksi parası vermiyorlardı. Ya yani dolmuşla gitmeyi de beceremiyorum tabii oradan. Yavaş yavaş çıkıyordum işte. Çok ben otogarın kanepelerinde saatlerce yattığımı biliyorum. Çok. Hep cebinden veriyordu İlhan Bey. Yani onun için o para çok değerliydi. Ben de kendisine birlikteliğimizin başladığı bu konuda kendisine biraz güç verdim, destek verdim. O da zaten 92 yılından sonra zaten oyuncu satımı biz aşağı yukarı 10 yıl inanılmaz oyuncu sattık biz. Evet. O dediğin işte sadece bir senede 10 taneye yakın adam gitti hocam. Tabii. Fikri Elman'ı da hatırlatmışlar. Onu da hatırlatalım hocam. Ayıp olmasın, haksızlık olmasın. Evet. Fikri Elman'ın da çok büyük emeği var. Fikri abinin emeği, o insan, o eliyle o çimleri zaten ondan o gübreleri falan eliyle aldığı için bence kanser hastalığına yakalandı yani. Allah rahmet eylesin. Mesela kaç kişi vardı kulüpte? 10 kişi. 20 kişi. 20 tane büftek olurdu. Başkan bile gelse yoktu büftek. Öyleydi. Ya bu kulüp bu halden şimdi yüzlerce kişiye yemek dağıtan hale geldi. Aynen öyle. Hocam şimdi ama şeyden önce... pardon hocam. Evet. Sen devam et. Özür dilerim. Lafını yani, böldüm. Herkes şu anda kulübün bu güzel yapısını falan biliyor da ama buraya gelene kadar ki çekilen emekleri göz ardı etmesin kimse. Gerçekten çok büyük emek var bu işin içinde. Atilla abi vefatından bir 6-7 ay önce Zeki abinin dükkanında biz bir Atilla abiyle bir buluştuk. Ben kamerayı açmak istedim, mikrofonu açmak istedim. Bülent dedi hiç dedi onları şey yapma ben seninle sohbet etmek için geldim dedi. Bir cuma günüydü hatta. Açtırmadı ama çok güzel şeyler anlatmıştı Atilla abi o gün. Ama tesislerin
yapılmasının haricinde birçok da sorun da yaşandı. İşte bir tarafta attı spor kulübüyle yaşanan sorun var. Bir tarafta okulla yaşanan sorun var. Öbür tarafta Ankara Gücü tesisleriyle evet. ilgili sorunlar var. Bir tarafta tamam bina inşa ediliyor ama farklı farklı sorunlarla uğraşılıyordu. O örnek gösteriyorum, otoparkta bir tane anıt var. Onun dahi bir hikayesini anlatmıştı Atilla abi rahmetli. Sen onlardan konuda, biraz bahsedersen hocam çok sevinirim. O konuda Atilla abinin, İlhan Bey'in, Zeki abinin yani birkaç yöneticinin şimdi yanlış isim vermeyeyim. Emekleri çok fazla. Yani o yerin zapt edilmesiyle ilgili, o yerin birliğine katılmasıyla ilgili çok büyük emek verildi orada. Yani bu emekler şimdi olsa mümkün değil. Yani oraya sadece bir tane bina yaptırırlar, iki tane saha yaptırırlardı bize. O arazinin de yarısını alırdı. Birazını okul alırdı, birazını atlı spor alırdı. Yani hem kavga, hem diplomatik ilişkiler, hem iyi niyetli, hem işte birazcık sertlik falan böyle o kulüp. Yani şöyle söyleyeyim, geçmişe şöyle bir baktığım zaman, şimdi benim şeyime bakıyorum, yaş grubuma, ilk defa buzdolabını gördük. Hiç boşken 100 kere açmıştım. İlk defa çamaşır makinesini gördük, ilk teybi gördük, ilk bilmem neyi gördük, televizyonu gördük, işte cep telefonu, bilgisayar falan. Biz hep ilkleri yaşayan evet. insanlarız. Evet. Onun için bizim için kıymeti çok fazla bu kulübün. Onun için ben sabah 7'de geliyordum kulübe Bülent. 7'de geldim, evet. 8'de, 9'da, 10'da gittim. Benden önce gelen kimse yoktu. Belki güvenlikçi vardı. Ben sabah gelirim. Çünkü erken kalkıyorum. 5'te kalkarım. 6, 6.30 gibi kulüpteydim ben. 7 gibi kulüpteydim her gün. Ben öyle gelince herkes de geliyordu oraya. Ben bu tesis hikayesini özellikle de sordum hocam bir taraftan. Çünkü benzeri şu anda Gençler Birliği'nin yine başında var. Bir Hacettepe'nin arazisi var. Hemen Gençler Birliği tesislerinin yanında evet. ayrılmış. Oraya bir şey yapılamıyor işte. O dönemki yöneticilerin sanırım elini taşın altına koymaları, biraz cesur davranmaları, biraz ilişkileri kullanmaları. Turgay Kalemci, orayı Gençler Birliği'ne katmak isteyen Turgay Kalemci'dir. O yeri bulan da odur. İnanılmaz çaba sarf ettiler ikisi. Ama orada bir yol alamadılar yani. Öyle kaldı, bilmiyorum şu son hala durum öyle, ama. Hala öyle maalesef. Ya orası öyle. Öyle ama Gençler Birliği yani. Artık tesis yetmiyor. Gençler Birliği'nin artık yeni tesislere ihtiyacı var. Özellikle yetmez. Altyapı konusunda yetmiyor artık. Yetmez çünkü şu gelinen noktada artık altyapınızın gerçekten çok işlevsel olması lazım. Üretken olması lazım altyapı. Aynen yani öyle. Başka türlü. Çünkü bakın son yıllarda satılan, giden, kulübe katma değer sağlayan oyuncuların hepsi kendi futbol okulundan yetişen insanlar. Evet, evet. Şimdi herkes sahiplenir bilmem ne de 2012 yılında Bahar Kupası'nda sen seyretmişsindir. Kimler evet. oynadı? O dörtlü turnuva ediyorsun. Dörtlü turnuva ediyorsun. Yok. Hani lig erken bitti, playoff falan ha, evet, ondan evet, sonra evet. bir 6 hafta bir böyle gazozuna maçta Fuat Çapı'ya dedim ki bak dedim altyapıda çok iyi oyuncular var. Ben de o dönem yeni geldim tekrar. Ondan sonra işte Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci, Atapey Çiçek. Yani şimdi isimlerini sayamayayım. 6 tane oyuncuyu sağ olsun Fuat da buna şey yaptı, ön ayak oldu. Biz o çocukları oynattık o zaman. Evet. Çok iyi hatırlıyorum hocam. Yani çok iyi hatırlıyorum. 6 tane lig maçı oynadılar onlar. Şimdi hocam yani ben zaten evet evet altyapı dediğiniz doğru hocam, haklısınız. Dinliyorum, özür dilerim lafınızı. Bu yetmiyor. Çünkü ben ilk spor okulunu kurduğum zaman herkes dedi ki 100 kişi gelir mi? Ben de dedim ki 1000 kişiyi geçeriz. Çünkü ben aynı zamanda spor okulu çalıştırıyorum. Evet. Anıttepe'de bölge antrenörüyüm aynı zamanda. İlk duyuru yaptık öyle eften püften 1200 kişi mi 1500 kişi mi ne geldi? Biz orada 2000 kişi yaptık. Yani bunlar ciddi rakamlar.
Olmaz olur mu hocam? Bu dönem olmayan bir şeydi yani. Bir de diğer kulüplerde örnek vardır. Evet. Bunu örnek alırsın. Gençler birinde uygularsa bu normaldir. Ama Türkiye'de uygulanmayan şeyler yapılıyordu o zaman. Yani hiçbir takıma baktığımız zaman yoktu. İşte onun için o gençler bile 10 tane futbolcuyu birden gönderebildi. Şimdi o saydığınız isimlerin evet. hepsiyle röportaj yapmak benim için bir gurur, mutluluk. Çünkü hepsi çok önemli futbolcular oldular. Gittikleri takımlarda da iyi Tabii. futbol oynadılar. Evet. Şimdi hocam şimdi Tarık satıldı. Sen bir altyapıdasın, bir A takımdasın. Ama resmi görev evet. ne zaman belli oldu? Ne zaman genel menajer oldun sen Gençlerbirliği'ne? Çünkü vallahi benim gördüğüm zaman sen hep oradaydın gibiydi. O kadar kulübün demirbaşı gibiydin. Şimdi ben altyapıyla ilişkim zaten hiç koparmadım. Yani oralarda hep onların destekçisi oldum. Hep ben mesela her hafta yani en geç 10 günde bir bütün altyapı antrenörleriyle toplantı yaparım mesela. Evet. Her hafta yaparım. Çünkü benim bazı şeylerim var. Onlara kafalarına sokmak istediğim bir şey var. Çünkü oyuncu seçerken hata yapmayacaksın. Yani öncelikle o iyi oyuncuyu seçeceksin ki onu eğiteceksin. Evet. Yani ben de onlara diyorum ki mesela hep şunu duyarsın Bülent. Bu oyuncu nasıl diye sorduğun zaman karşıdan şu cevap. Ya işte geri dönüşü yok. İşte bilmem ne falan diye. Ben onlara hep şunu söylüyorum. Arkadaş önce oyuncunun kalitelerinden bahset. Neyi iyi yapıyor? Evet. Önce bunda bir kere anlaşalım. Bir kere o oyuncunun neyi iyi yaptığını bir bilelim. Kötü yapana telafi edilebiliyor mu? Hayır. Çünkü sen mükemmel diye bir şeyi bulamayacaksın. Evet. Yani sen Messi bulamayacaksın. Sen onu mutlaka senin bulduğun senin alacağın oyuncuların her şeyi çok iyi olmayacak. Çünkü Gençlerbirliği 10 milyon verip oyuncu alamaz. Ama Gençlerbirliği altyapısında da her şeyi böyle 4-4'lük oyuncu da çıkamaz. Ama ben hep kalitelerini geliştirelim. Neyi iyi topa vuruyorsa, çünkü hep şunu istedim. Oyuncularımızın hep bir sıfatı olsun önünde. Evet. Ya surati olsun, ya iyi kafa vursun, ya iyi frikik atsın, ya iyi çalım atsın, ya şunu bir şeyi iyi yapsın. Onun için hep futbolcuların bu geliştirme antrenmanı, işte eksik taraflarını falan antren edin. Hayır, ben mesela ona karşıydım. Abi kalitesinin üstüne git. Adam frikiği iyi atıyorsa, onu ona işte topa, ya o mükemmel olsun abi. O mükemmel olsun. İşte bunu böyle bazı felsefeleri yerleştirmeye çalışıyorum insanlara. Yani şu da var Bülent, çok önemli bir şey. Ben bilgiyi satın almayı seven bir insanım. Ve çok üzgün olduğum bir şey var. Ben ayrılmazdan önce, 1,5 yıl önce, altyapıyla ilgili konuşuyoruz, onu anlatıyorum. 4 tane profesör, ikisi profesör, 2 tane doçent, 1 tane öğretim görevlisi Hacettepe'den. Ben İlhan Bey'den bunları için 50 bin lira para aldım, biliyor musun? Ben almayı 50 bin liraya yıldız oyuncu... Ya şimdi ben onlar benim tanıdığım bir Rüştü mesela, Rüştü benim, o Rüştü Şahin benim okuldan arkadaşım. Ama Caner Açıka'da çok iyi tanımıyorum, ismen biliyorum. Spor bölümü başkanı. Ama ben onları çağırdım buraya. Dedim ki yıldız oyuncu nasıl yetiştireceğiz biz kardeşim? Teknik, tamam teknik tarafı ayrı da bu işin bir proje haline getirelim bunu. Ve bunlar 6 ay öğrenciler, veliler, antrenörler, yöneticiler 6 ay bunlar konuşarak herkesle bir sentez yaptılar. Evet. Ve bunu ortaya çıkardık. Kitapçık haline getirdik. Ama o dönem ben ayrıldım. Benim amacım hep zaten kişilere mal olmasın. Onlar gittikten sonra da arkalarında kalıcı şeyler bıraksın. Çünkü ben o zaman demosunu hatırlıyorum hocam. Ben onun demosunu gördüm. Gerçekten oyuncunun ilk futbol okulundan girdiğinden A takıma kadar gelişim bütün evrelerini her şeyle bilgisayar ortamında taşıyabilen,
bilimsel analizlerini yapabilen bir yazılımdı. Şu anda kullanılıyor mu emin olun, ben de sorgulamadım aslına bakarsanız. Yok. Ama altyapıdan izleyenler varsa bana bildirirlerse sevinirim. O yazılım kullanılıyor mu misal şu anda? Ben o yazılım 2 yılda yaptık. O ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Ha, pardon hocam. Bu bir proje çalışmasıydı. O yazılım da 2 yılda yaptığımız bir yazılım. Yani orada oyuncunun sekme şansı yok. Yani benim, onun, şunun, bunun değil. Kime bağlı değil. Kim giderse gitsin o sistem var. Çünkü oyuncularla ilgili inanılmaz data biriktirecektik. Ama gücümüz yetmedi. Yani gitti. Benden sonra da çalıştığını düşünmüyorum. Çünkü seyreden eğer bunu devam ettiriyorlarsa da, yazarlarsa da ben ya, de mutlu olurum en azından. Ama zannetmiyorum. WhatsApp'tan da bana bildirirseniz, izleyenler vardır mutlaka. Ben de memnun olurum. Yorumlar geliyor hocam. Ben o yorumları aralarda gireceğim. Daha doğrusu yorumları takip ediyorum. Konunun yeri geldiği zaman o soruları da mutlaka size soracağım. Nedim'in evet. soruları var, Gürcan Akgöz'ün var, Mustafa Tanrıverdi'nin var, Serkan Güngördü'nün var. Celal Hocam bu arada selamlarını iletmiş size. İç Anadolu Bölge Sorumluluğu görevindeyken 2006-2010 yılları arası onlardan bahsetmiş. Evet. Erdal Alkan'ın var. Ben bütün soruları size yavaş yavaş aktaracağım. Zaten bu programda da bunlar önemli hocam. Millet merak ettiği ne varsa ben size aktarayım. Bunların benim de kafamdakileri sorayım. Şimdi şeyde kalmıştık hocam. Ne zaman tam genel menajer oldunuz Gençler Birliği'ne? Ben çünkü hep şey olarak gördüm sizi. Yani kulübün ilk inşasından beri varsınız gibi geliyordu bana. Ben kendimi hiçbir zaman genel menajer gibi görmedim ki. Yani her işi yapan birisi olarak gördüm. Bunun adına ne derseniz deyin. Yani ben kulübe işte sabah gelip gece giden bir insanım. Kulüp için çalışıyorum. Onun için projeler üretiyorum. Ben öyle Bülent, bakın Türkiye'de ilk spor hekimini ben çalıştırdım. Ben çok bilime inanan bir insanım. Hem alaylıyım hem mektepliyim. Emin Ergen bir tane spor hekimi vardı. Kulübe getirdim ama yaşatamadım. Yalvardım Emin Hoca'ya. Evet. O zaman evet. Aslan Masör, Aslan Kasa Masör. Ya Masör adamı yedi. Masör oyuncular inanılmaz. Yani böyle bir ilk spor hekimini aldım. İlk spor psikoloğunu ben kulübe getirdim. Evet. Ondan sonra diyetisyen. İlk fizyoterapistlerle ben çalıştım. Diyetisyen. Yani ben evet ben diyetisyeni yani ben kulüpte bir böyle bilimin ve aklın olduğu bir yapı oluşturdum. Ama çok seviniyorum tabii. Ben mesela Hasan Çetinkaya futbolcundu. Aldım getirdim yanıma. Ona işi öğrettik. Onun tabii Fransızca biliyordu. O zaman benim de Fransızca bilen birine ihtiyacım vardı. Getirdim. Şimdi Mert Çetin diye biri Galatasaray'da. Şimdi ben bunları kendim buldum ya. Ben Mert Çetin'i mesela Roma'da. Ya kendim buldum ya. Sonradan şimdi ben adam yetiştiriyorum. Kulüp doktorları. Nerelerde benimle çalışanlar? Burak Kunduracıoğlu Fener. Savaş Kudaş. Milli takımda Fener. Savaş gibi bir doktorumuz var mesela. Yani niye bırakırsın? Niye bırakmayacaksın abi? Gitmeyecek. Şimdi herkes paralara takılmış ya abi. Değeri yok ki bunun. Sana faydalıysa vereceksin. Çünkü bunun değeri 3-5 milyon lira. Ben yani ayrıldığım zaman en fazla verdiğimiz para 500 bin euroydu ama ondan sonra tabii rakamlar ne oldu bilmiyorum. Yani duyuyorum, şaşırıyorum yani bazen. Çünkü ben ayrıldığımda Gençler Birliği'nin kasasında 75 milyon para vardı. Bir dolu da oyuncusu vardı, satılan oyuncular vardı. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi demin dedin ki oraya geleyim. 2005-2006'dan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Doğru, haklısın. 2005'te ben ayrıldım. Karşıyaka maceram. Ayrıldım gittim. Döndükten sonra hiçbir şey bıraktığım gibi değildi. Evet, çok da kısa bir süre yani, aslına bakarsanız ama. Şimdi aşama aşama yani gidelim şöyle, hocam. Ben oralara geleceğim zaten. Ben o kısma geleceğim. Peki. Şimdi şeydeyim. Tam sen Hasan Çetinkaya dediğin zaman Erdal Alkan'ın yorumu gelmişti. Cem Hocam bu kadar futbolcu yetiştirdiniz fakat menajerlikte usta çırak ilişkisinde neden bir menajer yetiştiremediniz? Gençler Birliği için yetiştirebildiniz mi denildiği zaman
Direkt siz Hasan Çetinkaya'ya söylediniz. Ben şu anki genel menajer Emrah'a da söylerim aslına bakarsan. İşte Hasan Çetinkaya yetişmiş hatta kendisine de ama insanlar durmuyor ki. Çünkü bizim ücret politikamız Bülent hani biz kulüpte uygulanan ücret politikası biraz yetenekli insanları tutmaya el vermiyor. Evet. Yani işte o zaman ya şimdi adam Osmanlı Spor'a gidiyor. O zaman Osmanlı Spor meraklı bizde ne bileyim kim olsa alıyor. Çimciye kadar aldılardı. Yani varsa bizden alıyor abi. Malzemecisi, masörü bilmem ne herkes alıyor abi. Yetişmiş eleman çünkü. Yani ben hiçbir zaman yanımda yeteneksiz adamla çalışmadım. Proje üretecekli eğitimli insan olacak yanımda. Yani başka aynen türlü adamla çalışamadım ki. Ay çalışırız tabii, bu işin okulu yok. Ama deneme yanılma, alıyorsun, çalışmaya başlıyorsun, olmuyor, gönderiyorsun, yenisini getiriyorsun. Yani böyle bir şey. Hocam şimdi ben hep şeyi söyledim ya biraz önce de, sanki kulübün kuruluşundan beri varmışsınız gibi his veriyordunuz diye. Şimdi o dönemki yönetici abiler ağır abilerdi. Şimdi kulüp binasına girdiği zaman titrerdi bir ortalık. İşte Atilla abi, Zeki abi, diğer yöneticiler. Ama Cem Onuk'un o yönetimdeyken dahi farklı bir pozisyonu vardı. Sanki başkandan hemen sonra gelen yönetimle aradaki bir pozisyon gibiydi Cem Onuk'un pozisyonu. Çünkü başkan Cem Onuk'u çok severdi ve çok güvenirdi. Kulüpte genelde Cem Onuk'un söylediği olur denirdi. Ki genelde de Cem Onuk yapmak istediğini, kafasına koyduğu işi yapardı o yıllarda. Doğru mu düşünüyorum yoksa benim o çocukluk yaşlarımda gözümle mi fazla büyütüyorum hikayeyi? Yok. Yok, şöyle bir şey var. Ben bir kere yerimi çok iyi bilen bir insanım. Yani duracağım yeri bilirim, konuşacağım zaman. Bana hiç kimse saygısızlık, ukalalık yaptı diyemez. Siz de geliyorsunuz. Aramızın kötü olduğu insan, yani hiç kimse karşı gitsin buradan, çıksın, gelmesin, benim dediğim olur. Aslında çünkü ben ortak akla inanan bir insanım. Ben hep istişare yaparım. Ama benim doğrum doğrudur demem. Ama ben istişareye yaşayan bir insanım. Çalışma prensibim de öyledir. Ben hep altyapıya da bir ortak akıl oluşturun. O hepimizin aklı olsun, biz ona göre hareket edelim. Ben sizi yönlendirirsem o zaman size gerek yok ki. Yani düşünmeyen, bir akıl üretmeyen insanlarla çalışmayı sevmiyorum Bülent. Yani evet. Şeyler üretecek adam. Yani bir şey koyacak, öbürü de bir şey koyacak. Senin tecrüben olacak, onun içine girecek. Dolayısıyla daha iyi olacak. Yani ben, benim dediğim, yok ben öyle biri değilim ya Bülent. Yok ben hiç, biliyorum ben ama sadece, hocam ben o imajlar üzerine evet soruyorum. Ben size gerçekten aslına bakarsanız tabii. En iyi bilenlerden tabii, bir yani, tanesiyim diyebilirim. O konuda rahatım. Yani kulüpte şöyle bir şey var. Ne olsa Cem'den. Her transfer Cem'den. Kötü de çıksa Cem'den. İyi çıksa başkasından. Yani bir kere kötü adamım ya ben. Erol Taş. Ben kendimi gençler bilin Erol Taş olarak gördüm. İnsanların bazılarına antipatik gelmemin şeyi de bu. Yapılan kötü şey. Ya ben bu kadar iyi şey, bu kadar proje üretmişim. Gecemi gündüzüme katmışım. Benim yerimde başka biri olsa şimdi hanları, hamamları, denizde yatları olurdu ya. Oraya geleceğim hocam. Benim onu soracağım mı zaten sana? Soracağım. Şimdi o zaman biz 99-2000'den itibaren bir başlayalım hocam. O 10 kişinin gittiği, Metin Diyedi'nin falan kulüpten ayrıldığı, yeni jenerasyonun çoluk çocuğun artık dediğimiz Ferdi'nin, Beyhan'ın, Doğan'ın falan futbol oynamaya başladığı yıllara gelelim. Çünkü o jenerasyon, ondan sonra birçok şey gençler bile değişmeye başladı. O zamanlarda bir Türkiye Kupası finali oynadık. Takımda bir kutuplaşmaya kadar vardı. İşte bir altyapıdan çıkmış ama ağır abi modundaki arkadaşlar vardı. Altyapıdan yeni çıkanlar vardı, yabancılar vardı. Ayrı ayrı bir gruplaşma vardı. Ligde kötü gidiyorken Türkiye Kupası'nı kazanabilen bir Gençler Birliği olmuştu ki. Gençler Birliği ondan sonra iki final daha oynadı, kazanamadı. O üç final daha oynadı, Türkiye Kupası'nı bir daha kazanamadı. Evet. Ama Kayseri'de bir Türkiye Kupası
Kupasını Fenerbahçe'nin elinden alma hikayemiz var. Bir onu ben senden dinlemek isterim açıkçası hocam. Şimdi benim için tabii çok özel bir şey. Gurur verici bir şey. Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nı kazanması. Ama hüngür hüngür ağladığım bir gündür benim o. Hiç uyumadığım ve hüngür hüngür ağladığım bir gündür. Çünkü nedeni de şu. Biz o maçtan bir gün önce İlhan Bey'le biz Belçika'ya gittik. Walter Hoca'yla görüşmeye. Walter'ın ise görüşmeye. Evet. Tabii kimsenin haberi yok. Biz görüşmeye gittik. Orada otelde görüşme yaparken birisi bizi tanıyor tabii, İlhan Bey beni falan. Oradan yukarıdan otelin en üst katından bir fotoğraf çekiyor Belçika gazetesi. Orada da şans eseri milli bir Belçikalı bisikletçi var. Yani aslında onun için orada da Walter Hoca'yı da gördüğü için Walter Hoca'yı da için karşısında iki tane Türk falan var işte. O fotoğrafı çekiyor. Ondan sonra zannederim ondan sonra Walter Hoca ile de görüştüğü için işte Walter Hoca Türkiye'de Gençler Birliği ile görüştü falan diye Belçika gazetesinde bir yazı çıkıyor. Biz dönerken o yazıyı Samet Hoca'ya atmışlar. Ondan sonra neyse bir girdim. Samet Hoca böyle geldik biz şeye, otele işte bir gün önce. Samet Hoca konuşmuyor böyle tavırlı falan. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne bileyim yani. Pardon. Aslında biz oraya bir teknik direktör görüşmesi için gitmedik. Biz bir oyuncu için gittik. Ama Bekir Tedik diye bir arkadaş vardır. Menajerlik yap. O işte antrenör var. O zaman Lirs'te şampiyon mu oldu? Ne oldu? Evet. İşte oradan biz kaleci aldık. İşte Thomas Debeli falan aldık. Ondan sonra o antrenör işte görüştük. Neyse maç bitti. Şampiyon olduk. Şeyde oturuyorum. Adı nedir? Lobide. Türkiye Kupası orada. Bir baktım Samet Hoca aldı Türkiye Kupası'nı. Al dedi bunu başkanınla dedi. Ne yaparsanız yapın falan dedi. Böyle Atilla abi de rahmetli yanımda. Ondan sonra ya bir moralim bozuldu Bülent. Yani ya ne yanlış bildiğim bir şeyi oturup sorabilir miyim hocam sana? Ben Walter Nilsson geldiğini diye hatırlıyordum. Ben sanki o maçta tribünlerdeydi diye hatırlıyorum Walter Hoca. Yok yok yok. Heh. Yanlış bilgiydi o zaman. Çünkü sonra ben o zaman gazeteci falan da değilim, şey değilim. Benim hep aklımda geldi o da tribündeydi diye kaldı. Takım o dönem kötü gidiyordu biliyorsun. Bir ara iyi gittik sonra kötü gittik. Zaten Samet Hoca gidecekti. Yani İlhan Bey biliyorsun. 4-5 hafta kötü gittin mi yaşatmaz yani hiç. Ondan sonra benim için çok önemli fakat unutamadığım bir gündür. Türkiye Kupası'nı aldığım gün. Otobüste hüngür hüngür ağlıyorum. Dönüyoruz Samet de yan tarafta. Sonra geldi bana işte baktı benim böyle üzgün olduğum. Hiç uyumadım çünkü buna hakkı yok yani. İnsanların şunu demeye getiriyorum. Yani ben İlhan Bey'e rağmen bir şey yapmadım. Yani İlhan Bey'e rağmen ben orada başkanın istemediği bir şey yapmam mümkün mü? Yapamam ki. Yani herkes ama bu algı vardı. Cem işte gönderiyorsa Cem, alıyorsa Cem bilmem. Yani benim o Türkiye Kupası hayatımın çok unutamadığım günlerimden bir tanesidir o. Şimdi hafızaları tazeleyen yorumlar da geliyor. O dönüşte bir Nevşehir'e uğranmıştı değil mi hocam? Bir şampanyalar falan patlatılmıştı. Uğur Dündar nazir olsun falan deniliyor ama niye nazir nispetti orasını bilmiyorum. Öyle bir şey olmuş muydu? Dündar o yöneticiydi. Onlar da türbündeydi. Yani öyle Nevşehir'de öyle bir çılgın kutlama falan değildi yani hikaye. Öyle bir şey anladığım kadarıyla yoktu. Otel zaten ne zaman otelinde kalmıştı. Nevşehir kalmıştı, dönüştü. Orada kaldınız. Ondan sonra Walter Hoca'yı getirdiniz Türkiye'ye. Walter Hoca aslına bakarsak o dönem için futbolun bambaşka futbol oynayan bir teknik direktördü. Daha sonra biz Ersun Hoca'da aslına bakarsanız benzerini yaşamıştık. Ersun Hoca gibi cesur bir hocaydı. Ofansif oynuyordu, liberosu oynatmaya çalışıyordu. Ama kadro yapısı sanki buna pek müsait değildi.
İstediği sonucu alamadınız ve Walter Hoca ile yollar erken ayrıldı. Ama ayrılana kadar da yine bir takım dibi bulmuştu. Şimdi böyle her hocaya girecek olursak çok fazla hoca konuşmamız lazım. Benim daha hafızam sığmaz ama. Walter Nuss konusunun özel noktaları vardı. Şimdi sanki şimdiye kadar ben bir takım futbolcularının bir hocayı göndermeyi başardığını görmedim. İşte bir Yılmaz Hoca dertlendi ama hikaye öyle değildi biliyorum. Ama sanki o gün o takım kadrosundaki özellikle yerli futbolcular o teknik direktörü götürmeyi başarmıştık diye düşünüyorum hocam. Vallahi yani o dönemi tabii bir başarılı oluyorduk bir başarısız oluyorduk. Yani enteresan. Tabii iyi başlamadık lige. Evet. Zannederim yanlış hatırlamıyorsam Elazığ mağlubiyetiyle mi beraberliğiyle mi ne başlamıştık lige. Elazığ, Diyarbakır falan 4 atıp 4 yiyor evet, sürekli. Evet. Evet, evet. Yani bir tuhaftı ama sonra toparlandı tabii o takım. Şimdi o dönemde işte benim sizinle tanışmaya başladığımız, muhabbet etmeye başladığımız zamanlardı hocam. Ardından Erdoğan hocam geldi. Erdoğan hocayla gelmesi yetmedi. Bir de çok önemli 4 tane futbolcuyu devre arasında takım kadroya kattı. Ahmet Hasan, Elsak, Okan ve Cafer. Şimdi bu dönemle ilgili... Evet. Tartışılan nokta şuydu o zamanlarda. Hala da günümüze kaldı. Ersun Hoca'nın geleceği biliniyordu. Ondan hoca onun için Ersun Hoca Ahmet Hasan ve El Sakay'ı erkenden gönderdi gençleri. Ardından kendi geldi diye yorumlanıyor. Ahmet Hasan ve El Sakay'ın transferi nasıldı? Ersun Hoca yoktu ki. Ersun Hoca yoktu ki. Sakı Özberk vardı o zaman biz aldığımızda. Biliyorsun Ahmet Hasan Sabek oynuyor. Evet. Ha. Bilmiyorum. Yani Ahmet Hasan sağ bek oynuyor. Elsaka stoper. Evet. Yani işte vizyon denen bir şey var. Şimdi Hasan hoca da Sakarya'da mı? Elsaka stoper. Evet. Dinliyorum hocam. Bir yorumları yani, okumak için açtım. Şey geldi. Bildir ses açık kalmış. Evet. Yani şimdi geldi mesela aldık onları. Çok büyük şeyle aldık. Sıkıntılarla aldık. Bayağı zorlu oldu. Ben Erdoğan Hoca'ya dedim ki rahmetli. Bak dedi sana biz ofansif orta saha oynatalım. Hiç oynamamış. Ve tartıştık. Hoca da kabul etti. Yani biz o dönem Allah insana böyle yetenek verir de çabuk olur mu işte. Okan Koç da onlardan bir tane. Evet. Ve o dönem ondan sonra inanılmaz derecede kaç maç mağlup olmadık böyle. Çok da güzel galibiyetler aldık. Ya muhteşem bir seri Ersun yakalandı. Ersun Hoca'yla hiç ilgisi yok. Bak Ersun Hoca'yla benim tanışma anım işte görmedim. Salihli Spor'u çalıştırıyor. Serdar vardı bizde biliyorsun. Bir orta saha oyuncusu. Evet. Soyadı neydi? Serdar Kahraman mı? Neyse. O onu istiyor benden. Ben dedim ki sana Bülent'i vereyim dedi. Onu ben Belçika'dan aldım. Bülent'i vereyim dedim. Bak bizde o ara biraz herkes işte bu oyuncu mu falan filan diyordu. Ondan sonra ben de Bülent verdim. Aldı. Dinledi beni. Ben hiç görmedim yani Ersun Hoca'yı. Sonra bana bir maçın devre arası teşekkür ederim dedi. İşte Bülent'i dedi çok iyi ki bunu almışım falan dedi. Ersun Hoca'yla konuşmamız öyle. Bizim tanışmamız daha sonra ben Ersun Hoca'yı tanımıyordum. Seçkin Hoca'dan takviye geldi Samatyalı diye. Soyadı takviyesini Seçkin Hoca yaptı. Onda Serdar selam tamam var. Biraz doğru, önce de. Şimdi Ersun Hoca dönemi Gençler Birliği tarihi açısından önemli bir dönemdi. Gerçekten bir tarihinin en güzel serisini yaşadığımız maçları gördük. Hep beraber yaşadık. Şimdi İlhan Başkan nasıl bir motivasyona girmişti? Şimdi hiçbir zaman şampiyonluğa oynamayı hedeflemeyen, genelde altyapıdan çıkmaya çocukları düşünen, çok para harcamayı düşünmeyen bir başkan öyle bir teknik direktör getiriyor ki belli ki bir hedefe koşacak takım. Öyle transferler yapıyor ki fiyatının ötesinde evet bu takım şampiyonluğa oynayacak en azından Avrupa'ya oynayacak mücadele. Öyle... Hayır ben öyle transferler bir en pahalı transferimiz kimdi? O dönem hep tartışmadaydı. Hayır, Skoko sonra geldi. Thomas evet. Debel. Yani Ahmet Hasan Elsak'ın için de pahalı deniliyordu o zaman. Onlar da az para değildi. Hayır.
Hayır, biz biz Skoko'ya en fazla 1 milyon euro verdik. Thomas 1 milyon mark. Evet. O zaman mark vardı Thomas'ta. Tabii biz inanılmaz bir 6-7 sene inanılmaz ön liberolarla oynadık. Evet. Jeremy, Thomas, Skoko. Skoko. Evet. Ondan sonra Ayman. Ya işte, ya ben sana anlatacak çok şeyim var. Skoko hikayesi anlatacağım sana ben. Ve dinleyeceğim. Neyse, hocam. Yeni geldiği zaman anlatırım. Şimdi ben bir şey anladım hocam söylediğinden o zaman. Gençler bile Ersun Hoca'yı getirdiği zaman böyle iddialı, muhteşem başarı sağlayacak bir kadro olduğunu düşünmüyordu açıkçası. Yani hedef bu değildi hayır, galiba. Şöyle. Hayır. Şimdi ben biliyorum ki iyi takımımız var. Evet. Yani iyi takım çünkü bir sene önceden gerçekten ikinci devre inanılmaz giden bir takım var elimizde. Yani bu takıma 2-3 tane takviye yaparsak bir de Ersun gibi o zaman Ersun'un oynattığı oyun tabii Türkiye'de şimdi herkes ağzı olan konuşuyor da şimdi Ersun bir şeyi kendi açısından bir şey geliştirmiş, futbol aklı geliştirmiş. Topu rakip kaleye atıyor, orada baskı yapıyor, topu alıyor ve attığı topu hücum yapıyor. Şimdi oyunu biraz daralttı, işte 30-40 metreye daralttı oyunu. Şimdi herkes bunu işte taktik faul yapıyor falan filan. Ya kardeşim, işte yapılmayanı yapacaksın. Yoksa herkesin oynadığı gibi oynarsan farkındalık yaratamazsın. Ersun niye farkındalık yarattı? Bak hangi antrenör kaç tane 7 gollü galibiyetler aldı? Ankara Gücü'nde de 8. Biz üst üste 2 maç 7 gol attık. Adana Samsun. Ve Adana. Ya ve ben hiç unutmuyorum. 7-1 mi 7-2 Adana Spor maçından sonra bağırıyor çağırıyor işte El Sakay'a niye pas? Ya dedim hoca biraz zevk alsın. Olmaz dedi 7 olsun dedi tamam mı? Yani böyle bir futbol aklı vardı Ersun. O zaman ama benim tabii şöyle bu anlayışı büyük takımlarda büyük futbolculara yaptırabilir misin diye de sormuştum ona. Evet. Ersun Hoca'ya da. Biz tabii ki iyi bir net almayı bekliyorduk ama o sene biz %100 şampiyonduk ya. Şimdi Ersun Hoca onu yani şöyle söyledi. Biz şampiyonluk elimizden alındı dedi. Sen de aynı fikirde misin hocam? Tabii, ya bizim şampiyonluğu elimizden alındı mı? %100. Birkaç tane hakem ismi var ki. Mesela Mutlu Çelik. Ankara Gücü maçı. Yani ya Ankara 3 maç üst üste gelir mi 4 maç? Evet. İstanbul Spor penaltı. Ankara Gücü maçı. Ya ben kapının önünde duruyorum. Bak Ersun o gün anlattı biraz da. Onlar içeride ben kapının önündeyim. Kimseyi içeri almıyorum. Bu geldi yan hakemleriyle. Biz deplasman takımı olduğumuz için sondaki odadayız. Bu geldi tam tunelin başına geldi. O ara abi koştu beni itti içeri daldı. Ben tutamadım herifi. Ya ne yapıyorsun diyorum ya. Ya inanılacak ben bakın 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Dedim ki çocuklar aman dikkat edin. Bu dedim bizi doğrayacak. Netekinde doğradı işte. Dakikada 9 kişi kaldı. Ama yenemediler. Yenemediler. VSL'in stoper oynadığı maç. Şimdi ama arada bir Nedim bir hatırlatma yapmış. Ona dinliyorum hocam. Ondan sonra geleyim ara. Bu Ankara Gücü tarafından gelişen bir şey değil. Bu Beşiktaş tarafından gelişen. Ki ama o zaman örnek gösteren şey Mutlu Çelik'i Cemal Aydın'a çok yakın bilinirdi. İki gün sonra Cemal Başkan da konuk olacak. Onu da söyleyeyim. Hep onunla ilişkilendirilmeye çalışırdı. Ankara Gücü Gençler Birliği gergini ama Beşiktaş'tı sanki. Ben çünkü sonra Tolga'yla konuştum ben. Tolga dedi ki hocam bir şey ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız dedi. Hiç uğraşmayın. Altay maçı. Evet. Hamza'mızı. 90 artı 5'te. Ya Gülen böyle bir şey anlatamam. Yani o maçı seyreden arkadaşlarımız var mı içinden televizyondan? Biz 2-0 hocam. Galibiz. Evet. Bak 2-0 galibiz. Bizim bütün oyuncular rakip sahada. Uzun bir top uzaklaştırıldı.
Ümit Korkmaz da bizim Ümit de önünde top sekiyor böyle. Bozkurt. Bir kaleci Patrik var. Bir Ümit var. Evet. En yakın oyuncu Sinan Kaloğlu kendi santra yayında. Abi hakem bir baktım bir düdük çaldı. Dedim ne oldu acaba dedim ya. Abi penaltı beyaz nokta. Nerede biliyor musun hakem? Santra yayının kendi Altay Kalesi'nin orada. Arada 60 metre mesafe var. Herhalde dedim top sıçrarken eline çarptı. Yan hakem gördü. Ondan dolayı penaltı verdi. Ondan sonra penaltı verdi herhalde. Neyse maçı zaten ameliyat etti. Bir şekilde havaalanında kalmışlar. Lan dedim Hamza. Yan hakeme gittim pardon. Nasıl gördün dedim ya. Ne çarptı? Ben de bilmiyorum. Ümit'e soruyorum elime çarpmadı diyor. Yan hakeme dedim ki ya nasıl çarptı bana bir anla. Ben dedi vermedim ki dedi. Ben ne bileyim öyle zaten. Lan dedim Hamza bana portakal suyu içeceğim abi diyor. Ya dedim Hamza senin dedim yani elinden dedim ölecek olsam bir bardak su içmem. Ne yaptın sen? Nasıl verdin bu penaltıyı dedim ya. Gülüyor. Yani, işte güle güle doğradılar. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bizim o maçtan sonra zaten şeyimiz kırıldı. Ben yani, aslına bakarsanız ondan önce de. Ben ondan önce direnç kırıldığını. Ben hep o maçlarda Fenerbahçe maçını kritik görüyordum. Fenerbahçe maçı o 3-3'lük deplasmandaki maç bir yıkıldık dediydim. Yani beklemiyorduk ki Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmek yani herhangi bir Anadolu takımını iç sahada yenmek gibi bir şeydi o zaman. Gençler Birliği çok da iyi hazırlanmıştı. Yani çıkacak ve Fener'i yenecekti. Ya, Fener'in direnci de çok enteresan o maçta. Yani ben öyle bir şey diye herkes sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakemler yönünden yani isim sayarsam onların da ama hak ediyorlar yani bazı şeyleri. Yani hak ediyorlar. Ama ne yapalım şimdi saymayalım. Bıraklar. Hakem deyince Nedim hatırlatma yapmış. O maçı ben de iyi hatırlıyorum. İlhan Başkan cezalı değildi galiba da geldi gece konuda Nazan Yenge ile beraber bir Trabzon maçını izlemişti. Hatırlar mısın bilmiyorum. İlk yarıda hakem maçı katletmişti. Evet. İkinci yarıda soyunma odasına inmiş hakemle bir sağlam bir kavga etmişti. Hatta şöyle bir cümle çıktığı söylenirdi. Benim taraftarım küfrettiyse kesin bir şey vardır diye. Ki gerçekten Gençler Birliği tribünleri ortak ağızla küfür etmişti o gün hakeme. O hatırlıyor musun hocam hakikaten, o maçı? Hatırlamam mı? Yani biz ne kadar... Mesela bir İstanbul Spor maçı kazandık İstanbul'da. Hemen gene penaltıyı çaldı Mutlu Efendi. Ama... Yani o takımın o kadar öyle bir inancı vardı ki bir daha öyle bir takım zaten kurulamaz. Gerçekten kurulamaz. Yani yazık oldu o takıma. Şimdi Serkan Balcı ile konuşuyorum, Ümit Bozkurt'la konuşuyorum, Erkan Özbey ile konuşuyorum, o kadrodaki birçok futbolcuyla konuşuyorum ki Serkan misal Fenerbahçe, Trabzonspor falan bayağı bir takım gördü, bayağı bir Avrupa maçı gördü. Hala o kadro deyince ağzının kenarından sular akıyor. O kadro bambaşka bir kadroydu hocam. ama çok çok önemli kadroydu. Hakikaten çok. Çok karakterli oyunculara sahiptik. Yani mesela Yula en gevşeği Yula gibi görünür ama herkesi nabzına göre şerbet vereceksin. Yöneticilik de bu. Ki geçen kim söyledi? Ümit Bozkurt söyledi galiba. Ahmet Hasan falan çok zor bir futbolcuydu. Yani öyle normal gördüğü gibi değildi. Gerçekten çok zor bir futbolcuydu. Sonraki zaman El Kabir'le eşleştirebiliriz yani. Ben El Kabir'i tanımadım ama Ahmet Hasan zor oyuncuydu ama öyle terbiyesizliği yoktu yani. Yoktu. Hocam idare edebileceksin oyuncuyu. Sizin zaten o konuda bir otoritenizde şeyinizde vardı. Hem Ersun Hoca'nın ekibi sağlamdı konuda. Hem de orada bir genel menajer vardı ki sorun çözme konusunda iş bitirici kısmı belli oluyordu, bağırıyordu. Evet. İlerleyen bölümlerde bunun yokluğunu ben nasıl hissettiğimi de bahsedeceğim yeri geldikçe. Çünkü Cemo'nun oradaki doldurduğu koltuk önemli bir koltuktu. O sene birkaç tane futbolcu Beşiktaş'a gitti hocam. Yani şampiyonluk olmadı. Evet. Ardından bir baktık.
İlk başta Ahmet Hasan gitti, Okan gitti, El Saka gidiyordu. Takım arkadaşları resmen tuttular, pastalar mastalar kestiler, zorla imza attırdılar. ama bir İstanbul'a giden bir Beşiktaş özellikle futbolcular gitmişti. Ya, orada benim İlhan Bey'in tek dinlemediği yer orasıydı. Ben devre arası bunlara imza attıracaktım Ahmet Hasan'la El Saka'ya. Onlar evet. Geldi dedi 750'şer bin dolara biz imza atıyoruz dedi. Başkan da 500-550 bin dolar verdi. Ya başkan bak gel verelim şu paraları dedi. İmzalayalım. Nasıl satılacak bunlar dedi. Dinlemedi ama ondan sonra 750'yi de verdik kabul etmediler. Evet. Sonra El Saka'yı ikna ettiniz ama. El Saka'yı ikna ettik ama El Saka'yı da aman tanrım ben o çektiğimi bilmiyorum. Geliyor limon soyacağı istiyor, limon sıkacağı istiyor. Geliyor bilmem ne istiyor, evimde şu eksik diyor. Yani bezdirdi beni, bezdirdi ama direndim yani. Ne yapayım? Gençler Birliği'nin menfaatiydi yani. Şimdi o sene şampiyonluk kaçtı ama Gençler Birliği'nin motivasyonu kaçmadı. Çünkü yıllar sonra bir Avrupa heyecanı sardı bize. Hep Intertoto falan gördük ama bir Avrupa'yı göremiyorduk doğru dürüst. Avrupa'da da UEFA Kupası'nda oynayacağız. Çok zor bir seri var karşımızda. Ve yine bir takım kuruluyor ki önemli transferler yapıldı. Ahmet Ali Tandoğan gibi, Josip Skoko gibi ki ben Josip Skoko'yu Gençler Birliği futbolcularının hepsinin içerisinde ayrı bir yere koyarım. Çok çok özel bir futbolcuydu benim açımdan. Yine iyi bir onun kadro transferi, kuruldu. Bak onun transferini anlatayım. Ben Trabzon'a Hiç diye bir oyuncu vardı. Kızıl saçlı. Hatırlarsın. Siz anlattıkça hatırlayacağım. Gittim. Senaryoları da yavaş yavaş hatırlamaya başlayacağım galiba hocam. Anlatmıştınız onu, galiba da. Onu seyretmeye o zaman o demin bahsettiğim Bekir diye bir menajer arkadaş var. O Genk'in kulübüyle de arası iyi. Onlar maçtan önce yemek yedik. Sonra kalktık maçı seyrettik. Devre arasında yine o masadayız. Şeyimiz VIP seyrediyoruz maçı. O geldi. Dedi, bu dedim 10 numarayı dedim ben alayım dedim ya. Verelim buna dedim 500 buna. Adam konuşmak bile konuşmadı. Mümkün değil dedi. 7 yıl kontrat yaptım dedi. Dedim Bekir 7 yıl onun burada dedi öyle şeyler var. Sonra taraftarlar bir şey açtı. İmparator yazan koca Skoko posteri açtı. Doğru yapmışlar. Dedim. Herhalde dedim biz dedim bunu alamayız. Bekir dedim 1 milyon euro versek alır mıyız? Zor falan. Neyse adam başkan bizle konuşmak ben 3-4 gün sonra ya da bir hafta kaldım başka yerde de maç seyrettim. Uçağa bindim. O zaman gazeteye Avrupa sayfası var. Bir baktım Genk kulübü neyse uçuyoruz o ara. İstanbul. Genk kulübü konkur ilan etti. Bütün satıyor. Neyse uçakta indim İstanbul'a. Bekir dedim, bu dedim böyle bir şey, ben geri geliyorum dedim. Ben hemen uçak, geri. Ondan sonra doğru olduğunu söyledi, böyle bir şeyin var olduğunu. Dedim gidelim. Gittim, kulüp başkanıyla görüştük falan, adam 2 milyon, 2,5 milyon falan filan, neyse ben geri döndüm. İlhan Bey'e geliyorum ama İlhan Bey'e diyelim işte başkan yok diyor vermem 1 milyon euro falan başkan. Neyse en sonunda başkan benim şeyime ısrarlarıma cevap verdi. 1 milyon euro vereyim dedi. Biz de tamam dedik 1 milyon euro verelim. Ve o da indi o ara öyle bir şey. O oyuncu öyle bir transferi var. Fakat geldiği zaman da tabii Thomas'tan sonra geliyor. Evet. Thomas gibi bir oyuncu üstüne geliyor tabii. Çok değişik iki oyuncu. Evet. Biri kesici, biri ayağına hakim. Çok farklı iki oyuncu. Şimdi Belçika'da kamptayız. Bu geldi. İşte ilk idmana ya Cem dedi nasıl olacak dedi. Bu dedi çok böyle dedi lef lef dedi hımbıl ya. Ya
Ya bu oyuncuya biraz dedim şey ver. Birinci maç çıkardı bunu hemen. İkinci maç. Ama her gittiğimiz yerde de Belçika'da maç insanlar geliyor, bunlar imza alıyor. Hoca diyorum bak ya, iyi oyuncu olmasa diyorum böyle yapmazlar falan. Neyse ikinci maçtan sonra tabii Skoko kalitesini ortaya koydu. Ve hakikaten birliğine çok büyük katkılar verecekti ama onu da yaşatmadılar. Şimdi hocam. Şimdi bazı insanlar var yaşatmaz. O dönem Ziya şimdi, Doğan. Ha işte. Geleceğim oralara hocam. Şimdi benim o dönem tartışılan bir şey vardı hocam. Gençler Birliği'nin transfer politikası vardır. Gençler Birliği transferini kendisi yapar. Hocalar o transferlere uyar. Bunun doğru olmadığı yıllarca tartışıldı. Bazıları hayır, teknik direktör getirdiyse teknik direktörün yapması lazım dedi. Bazıları hayır, Gençler Birliği'nin uyguladığı model doğrudur dedi. Yorum yazan arkadaşların içerisinde de bu konuyu tartıştığımız çok şey vardı. Şimdi anlattığınız hikayede siz gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz, bir pazarlık yapıyorsunuz, olmuyor. Havaalanına geliyorsunuz. Ondan sonra inisiyatif alıyorsunuz, geri gidiyorsunuz. Tekrar kulüp başkanıyla pazarlık yapıyorsunuz. Oradan geliyorsunuz, başkanı ikna ediyorsunuz. Ama bu senaryonun içerisinde bir hoca gözükmüyor gerçekten. Kulübün kendi transfer politikası gözüküyor. Yok. İkincisi yok. Bir de şey, ama Gençler Birliği'nin genel menajerinin inisiyatif alma yetkisi ve gücü gözüküyor. Şu anda olmayan şeylerden bahsediyoruz evet. Açıkçası. Şimdi şöyle, şimdi İlhan Bey ile tabii bana güveniyor. Yani yönetim kurulunda şöyle bir şey söyledi. Allah ömrümden alsın, bu çocuğun ömrüne versin dedi. Rahmetlinin bana karşı sevgisi vardı yani. Ben de onu bir baba gibi sevdim her zaman. Şimdi böyle diyen bir insana benim yanlış yapma şansım yok ki. Ben Gençler Birliği benim yaşam biçimim diye ona yanlış yapamam ki ben. Mümkün değil. Ha doğrularım, yani bir dönem doğrularım çok iyi doğruydu. Ama ondan sonra işleri sonra konuşacağız zaten. İşleri sonra konuşalım hocam. Şimdi yorumlar da geliyor bir tarafta. Ama gerçekten Cemo'nun bir otoritesi, bir ağırlığı vardı. Skoko'yu getiriyordu, ikna ediyordu, şey yapıyordu. Sonra Avrupa maçları geldi. Hayal ediyor muydunuz hocam Valencia'yı Ankara'da yenip orada yenilmeyi? Yani o aşamaya yani, kadar gelebilmeyi. Yani bu, şimdi, bir Türk takımı, bir Anadolu takımından bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz başka bir şey oynuyorduk. Yani futbolu onların da oynamadığı şekilde biz. Yani bir coşkusu vardı takımın, birbirine kenetlenmişti, inanarak oynuyordu. Yani futbol sadece iyi oyuncuların falan oynadığı bir şey değil yani. Futbol bir kolektif oyun. Burada bir de şey var. Sevgi var bir de. Bu sevgiyi göz ardı etmemek lazım. Yandan da maç görüntülerini vereyim de insanlara biraz evet. Nostalji olsun dedim hocam. Şimdi bu kadroya mesela Mustafa falan dahil olmuştu. Bu kadronun transferi nasıl gerçekleşti? Bu kadro gerçekten oturup ince ince Ersun Hoca ile çalışıp bizim burada buna ihtiyacımız var. Bu ama misal tabii. Yetmedi, örnek gösteriyorum. Tabii. Bir kaleci sorunu yaşadı aslına bakarsak bu sene Gençler Birliği. Niye? Gökhan vardı. Sakatlandı. Avrupa Kupası'nda Damir vardı. Şimdi şöyle düşünseniz, sezon başında Damir'le Avrupa Kupası maçlarına gider miydiniz hocam? Şimdi ben kaleci olduğum için yani kaleci benim özel ilgi alanı. Şimdi Damir tabii yetenekli, gençken aldık onu biliyorsunuz. Evet. Çok genç bize geldiğinde. Damir yetenekli bir çocuk. Ama biraz şeyi böyle konsantrasyonu falan eksik. Zaten biraz da lakaytlığı var. Çocuktu yani daha ziyade çocuk. Zaten o şeyini atabilseydi kendisinden, biraz oturaklı olabilseydi büyük doydu. Ve şeyde kadronun derinliğinin olmaması hem ligde de neredeyse sıkıntı yaşatacak sürece gelmişti. Hem ligde mücadele ediyoruz, hem Türkiye Kupası, hem Avrupa bizim, kaldırmamıştı. Bizim gibi takımlar onu kaldırması mümkün değil. Hiç unutmuyorum. Biz Parma'yı eledik. Zannederim Parma mı? Sporting Lisbon.
maçını eledik. Rize'ye döndük. Konya'ya gittik. Ha, Konya pardon. Konya. Şimdi Konya'ya gittik. Sabaha kadar futbolcu uyumuş. Federasyon maçı cumartesine, cuma günü geldik. Yani çıktık. Aynen bir çabuk çabuk 4-0 oldu zaten. Şey yaptık. Ama bizim gibi takımların öyle 25-26 tane iyi oyuncusu olmaz ki. Kaldıramazsınız. Ya sezon başı takımlar, biliyorduk yani hocam bunu. Yani biz Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da bir mücadele sergileceğiz ama ligde başımıza bir şey gelse dahi, sorun yaşasak dahi, önemli olan bizim Avrupa dedik galiba. Evet. Yani öyle de demedik ama tabii biz bu kadar o zamanlar yani o zaman Parma'sı, Sporting Lisbon'u, Blackburn Rovers'ı yani öyle sıradan takımlar değil ki. Tugay'ın oynadığı zaman Blackburn Rovers. Yani biz sahası yapmış. Hakikaten o maçlardan sonra bizim şeyimiz lige adapte olmamız biraz sıkıntı oldu. Çocukları onu kaldıramadık. Yani bir de tabii 13-14 tane oynayan oyuncuyla oynuyorsun. Birincil oyuncun 14 tane falan. Öbürleri şey o ayarda oyuncular değildi yani. Onun için ligi böyle 15-16 oyuncuyla bitirdik yani biz de. Şey hatırlıyorum, hangi maçtı? Rize maçı vardı hemen kupa maçından sonra hocam. Evet. Direkt takım Trabzon oradan Rize'ye geçmişti. Oynayan oyuncular uçakla geri Ankara'ya döndüler. Yedek kadroyla Rize maçına evet. Çıkmıştı. Evet evet, yarısını Ankara'ya gönderdik takımın. Bu maçlar bu şekilde gitti hocam. Avrupa'da muhteşem bir başarı var. Ersun Hoca'nın yıldızı parlamaya başladı. Ben bu soruyu Ersun Hoca'ya da evet. Sordum. Ümit Bozkurt'a da sordum. Ümit de düşününce evet Bülent haklı olabilirsin galiba dedi. Şimdi o ilk sezon şampiyonluğu oynarken bir Fenerbahçe Ersun Yanal Ersun Yanal diye inletmeye başlamıştı ortalığı. Hatta maçta boynuna atkı falan da atmışlardı, takmışlardı. Daha sonra ikinci sene bir yine bir milli takım dedikodusu başladı. Çok sıkı bir şekilde milli takım dedikodusu başladı. Ardından Türkiye Kupası'ndan önce zaten Ersun Hoca milli takımla anlaştı. Ama mesela Valencia maçından önce dahi Ersun Hoca'nın aklı milli takımda deniliyordu. Ersun Hoca'nın kafası öyle karışıyor muydu? En yakınlarından biri olarak size ben bunu soruyorum. Merak ediyorum. Zaten bir devam ederken milli takımla anlaştı Ersun evet, Hoca. Evet, evet. Ya daha mi anlaştı? Evet. Avrupa yani Valencia maçı ama daha Avrupa'da şansımızın devam etti. Biz uzatmalarda eğlendik Valencia'ya. Valencia o sene Süper Kupa'yı aldı. Evet. Yani evet, belki de evet. Biz olmayan bir tarihi yazacaktık. Muhteşem bir şey başaracaktık. Kafası karışıyor muydu Ersun Hoca? Hissediyor muydunuz hocam siz genel şimdi, şöyle bir şey var. Karışmaması mümkün değil. Çünkü Ersun Hoca genç bir antrenördü. Bir de çok kısa zamanda yani Denizli Spor, Ankara Gücü, Gençler Birliği. Bu süreç 4 yıllık bir süreç. Evet. Şimdi 4 yılda Ersun Hoca bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Teklif alması kadar doğal, kafasının karışması kadar doğal bir şey yok. Bunları ben doğal karşılıyorum. Bu bizim futbolcularımızda da oldu bunlar. Bazı oyunculara hemen teklifler geldiği zaman başlıyordu. O da problem yok. Ah ettiniz, üzüldüğünüz, unutamadığınız neler var hocam bu Avrupa maçlarında? Ya sizin de kariyerinizin galiba en güzel zamanlarıydı bu. Galiba değil bence tabii, öyle tabii. Zaten hocam yani. Tabii. Yani bu maçlar yani mesela Valencia maçında Skoko bir topa vurdu. Böyle gol diye ben sahanın içine girmişim. O alttaydı böyle şeyi. O top üstte ağlara çarpmış. Ben alttan sanki ağlara çarpmış gibi gördüm. Bir bir oluyordu. Eliyorduk çünkü altın gol mü vardı o zaman ya da son dakika mıydı? Evet evet. Altın yani, gol değil son dakikalardı. Evet, penaltılara kalacak ihtimali vardı ama gol olsaydı bitiyordu galiba. Evet hocam. Tabii tabii bitiyordu evet. Onun için yani şey çok var tabii unutamadığımız anlar ama maç futbolda böyle şeyler olur. Kendimle ilgili tabii ki bazı üzüldüğüm şeyler var tabii.
Vallahi herkes ilgiyle izliyorlar hocam programı. Biraz geriye döneyim. Altay maçından sonra yargı mercilerine neden başvurmadı kulüp deniliyor? Evet, bariz bir şekilde bir şey var. Gençler bile genelde böyle bir huyu var. Yani bu bir kendine ait bir tarzı var. Öyle çok şikayet eden, çok dertlenen, çok ağlamayı bilen bir yanı yok belki de. Ama futbolda da çok ağlanıyor. Yani mesela bir bir Beşiktaş maçımız vardı. Ali Tan Doğan golü atmıştı. Hakem golü verdi. Ondan sonra maçın tekrarı oynandı bir daha. Deli gibi bir Beşiktaş'ın ağladığı zamanlar falan vardı. Gençler bile hiç ağlamayı beceremedi. Mesela biz de kızıyorduk. Ya arada da ağlamak lazım futbol ben böyle diye. Bizim gibi takımlar alıştırıyorlar bizi. Yani o kadar çok haksızlığa uğradık ki. Ya alıştık. Çünkü eskiden televizyonların bu kadar önde olmadığı zamanlar, bu kadar işte televizyon kanalının olmadığı zamanlar, ben hiç İstanbul'da bir Galatasaray maçı hatırlıyorum. Arif ceza sahasının 7-8 metre, 10 metre belki dışında tökezledi kendisi. Tökezledi, gitti. Ceza sahasının içinde düştü. Hakem penaltıyı verdi. Hiç unutmuyorum. Hasan Ceylan hakem. Sahanın içine girdim. Neredeyse gırtlağını sıkacağım. Bana ceza bile vermediler. Suçlu çünkü biliyor. Evet. Ya zaten o cezayı verememek dahi bir manada suçun kabulü gibi bir şey oluyor. Tabii. Çok fazla buna benzer olayları yaşadık. Şimdi hep ilan başkana şey söylendi. Yıllar sonra belki 10 sene üzerinden geçti. Ya başkan her şeyim var, tesisim var, param var, altyapım var, her şeyim var. Niye şampiyonluğu oynatmıyorsun diye. O sezon İlhan Başkan'ı ya bu iş olmaz, bizi şampiyon yapmazlar hissini İlhan Başkan'a da yükselttirmiş olabilirler mi? Yoksa İlhan Başkan'ın dünyaya baktığı yer bambaşka mıydı? Yok. İlhan Bey'in başka yerden bakıyor. İlhan Bey tabii ki her başkan gibi emek veriyor çünkü çocuğu gibi bir yer. Çok başarılı olmak istiyor. Onun için de her şeyi yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi herkesin göz ardı ettiği bir şey var. Mesela çok başarılı olduğunuz zaman şimdiki gelirler o zaman böyle değildi. Evet. Eskiden böyle gelirler yok. Biz eskiden böyle gelirler olsaydı biz her zaman paraya kıyardı başka. Ama belli bir paranız var, geliriniz bu kadar. Ne yapıyorsunuz? İşte satarak ederek bu hayatınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi şampiyonluğa oynadığınız zaman takımın değeri yükseliyor. Yani elde tutamıyorsunuz ki oyuncuyu. Evet. Elde tutamıyorsunuz oyuncuyu. Yani tutsanız bile ben şimdi Okan Koç giderken ne kadar alıyordu bizden bilmiyorum. Ya, parayı verdik mesela. Gideceğim dedi. Durmuyor yani oyuncu. Doğru söylüyorsunuz. Onun için öyleydi. Yani parlayan futbolcu çünkü mesela şimdi her maç 3 milyon lira para, işte televizyondan gelirler. Bayağı ciddi bir rakam. Yani ligi 60 puanla bitirdiğin zaman 70-80 belki 90 milyon bilmiyorum ben uzak kaldığım için. Para kazanıyorsun Bülent. Yani böyle bir şey olsa herkes her maçı kazanmak. Herkes her zaman kazanmak. Ama kadronu ona göre kuruyorsun. Bu sefer o 100 lira istediği zaman veriyorsun 500 lira. Gençlerbirliğinin parası olmasa, Gençlerbirliğinin parası olmasa, o paranın geliri olmasa yaşayamaz ki. Çünkü Gençlerbirliği sadece ya bir de yani şeyi atlıyoruz. Bir de Oftaş Spor gibi bir takım vardı elimizde. Evet. Yedik yani. Bunu herkes göz ardı ediyor. Tek başıma yönettim o takımı ben. Doğru. Şimdi bir de yani Turgay Başkan. Evet. Turgay Başkan yani da benim konuk çok, etmem lazım. Turgay Başkan'ın da hikayesi aslında bakarsanız çok çok önemli hikayesi var %100, Turgay Başkan'ın. %100 çok değerli bir insan. Turgay Başkan'ı konuk etmen lazım. Geç bile kaldın yani. Şimdi hocam bu zamana kadarki her şey aslına bakarsanız harika bir hikaye dönüyor. Transferlerin 4'te 3.5'ü doğru. Neredeyse yanlış transfer yok. Yani
alınan yabancılar doğru, alınan yerliler doğru, takım içerisinde bir uyum var, doğru bir teknik direktör tercih edilmiş, bilimsel çalışıyor. Ki şimdi bilmeyenler için bir şey daha anlatayım. O dönem kulübün içerisinde teknolojik işlerden anlayan, kulübe gelip gidenlerden bir ben vardım. Cem evet. Hocam bir gün çağırdı. Bak dedi, Ersun Hoca gidecek gibi dedi. Bu dedi Ersun Hoca'nın kullandığı bir yazılım var dedi. Sen dedi bunu öğren dedi. İki gün sonra dedi yeni teknik direktör gelince dedi bu sistemin üzerinde dedi yeni teknik direktörlerin kullanmasını sağlamamız lazım dedi. O dönem Cengiz ve Tolga da milli takıma gidecekti galiba. Cengiz mi gitmedi, Tolga mı gitmedi hocam? Bir tanesi gitmedi sonrasında galiba. Bir tanesini tutmuyorsunuz. Evet. Şimdi ben Ersun Hoca'dan önce zaten evet. Ben bunun altyapısını hazırlamışım zaten. Ersun Hoca geldiği zaman. Şimdi benim şeyim şuydu. Ben hoca 20'sinde topluyor. Ben 2 gün önceden çocukları testlerini yaptırırdım. İşte sağlık testlerini, ölçümlerini falan yaptırırdım. Hoca geldiği zaman eline verirdim takımın dosyasını. Evet. Ama kimisi bunu alır iyi bakar, kimisi de bana geri verirdi. Evet. Yani şimdi ama ben bunu da yapmaktan hiç etmedim. Her zaman yaptım. Altyapıda zaten yapıyorum. Arkadaşlarımız sağ olsun. Yani Gençler Birliği altyapısında ki insanlar şimdi kimler kaldı, kimler gitti bilmiyorum. Birçoğu gitmiş. Ama şimdi ben şöyle ölçeceğim altyapıyı. Üretimine bakarım ben altyapının. Bülent. Üretim, şimdiki üretimler hep bizim zamanımızdan gelen çocuklar. Evet. Bakalım bundan sonra ne kadar üretecekler. Başarının şeyi süslü laflar konuşmak değil. Üretim abi, işe bakacaksın. Skora bakar futbol. Bana kaç tane oyuncu verdi? Nasıl çalışıyor? Ben ona bakarım. İnşallah çok başarılı olurlar. İnşallah hocam. Şimdi o sistemleri falan siz Gençler Birliği aslına bakarsanız Ersun Hoca'dan öncesinde de teknolojik yapıyı hazırdı. Ersun Hoca da gelince kullandı. Ama ondan sonra evet, da devam evet. ettirme konusunda Gençler Birliği'nin bir isteği arzusu vardı. O dönem genel menajersiniz. Tabii, siz Özcan bu iradeyi siz gösteriyordunuz. Özcan bizatihi kadrosundan almak istedim. Yani bir teknik adama ödediği para önerdim Özcan'a ben. Evet. Yani diyelim 15 bin lira alıyorsa iki katı para önerdim. Ki o dönem gitme, dediğiniz gibi bilimsellik boyutunda başka şeyler vardı. Şu anda örnek göstereyim. Ben haftalardır programlarda bir şey söylüyorum. Gençler Birliği'nde psikolog yok diyorum. Gençler Birliği'nde bu kadar çocuk çıkıyor, evet. Şey yapıyor. Bu kadar milyonlar veriyorsunuz ama kulüpte bir tane psikoloğu barındırmıyorsunuz. Hacettepe'den çocuğu çıkarıyorsunuz. Geri gönderince çocuk dağılıyor. Ama Gençler Birliği'nin o dönemlerinde psikoloğu vardı. Yanlışım yok değil mi hocam? Yani biraz daha ya, uzun önem kurallarını hizmet iti, bak hiçbir takım yapmamıştır. Bunu büyük holdingler yapar. Biz hizmet iti eğitim başlattık. Yani antrenman bilgisi, işte spor psikolojisi, diyet çalışma teknikleri, bütün bu sektördeki en iyilerini getirdim. Bir hafta, iki hafta ders verdim. Ondan sonraki hocalara kızgınlığı mı? Ondan sonra dedim siz talep edeceksiniz. Ben size o hangi yönde geliştirmek istiyorsanız kendinizi, o yönde size ben de destek bulacağım. Talep gelmiyor. Bülent, talep gelmiyor. O kadar insan kalıyor Hacettepe binasında. Şimdi bir anne baba, şimdi bakın. Ben Lille takımına gittim. Geziyorum tabii, altyapıları inceliyorum. Lille takımına, eski stadın altı köhne bir yer. Stadın altı girişi falan çok kötü. İşte girdim içeri. Aa, şaşırdım. Bir yazmışlar burası bizim evimiz. İçeride çiçekli masalar, vazoda çiçekler falan. Aa, ne güzel, bir tane kadın geldi, ben bunların annesiyim dedi. Tamam mı? Benim eşim de dedi bunların antrenman yapıyor dedi. Hem de dedi burada biz onlara anne babalık yapıyoruz. O zaman da ben, bizim tesis yeni bitiyor. Evet. Altyapıyla ilgili. Dedim bu dedim benim kafamda, ben şimşek dedim bunların başına
bir aile koymam lazım. Onlar için ona bir süit oda yaptırdık orada. Evet. Aile kalsın diye. Yani orada yaşasın. İşte. Kimin annesiyle babasıydı hocam? Bakın şimdi bilinmeyen bir şey söylüyorsunuz Bengü'nün. Aslında bak. Ben şarkıcı Bengü'nün annesiyle babası. Evet. Evet. Onları hep saygıyla yad ediyorum. Arada sırada da görüşüyorum. Çok saygıdeğer ama o insanları da yaşatmadılar. Ha, bu kulüpte enteresan bir şey var. Doğru gideye birileri çomak sokmakta üstüne hüner yok. Ben onun sokuyorlar hikayesini bilmiyordum hocam, örnek gösteriyorum. Çok güzel bir hikayesi varmış. Bu Avrupa hikayesi tabii. De Gençler Birliği'nin vizyonuna bir şey kattı mı? Şimdi siz gittiğiniz kulüpleri, ben Blackburn'e gittiğim zaman orada Blackburn logosu çiçek ya. Güldü. Altyapının ki açılmamış gül şeklinde kullanıyorlardı. O zaman ben ilk kez bir kulübün storunu gördüm. İlk kez bir hatıra atkısı yapıldığını gördüm o maçla ilgili. Avrupa'da işler biraz daha keyifliydi. Biz o Avrupa mücadelesi sayesinde gençler bir şeyler katabildik mi? Ya mutlaka katmışızdır. Yani biz kendimize eksik olan bir şeyi gördüğümüz zaman, bu sadece Avrupa'da değil, herhangi bir yerde. Ben nasibini alan bir insanım. Yani gördüğüm bir şeyi ben uygulamaya çalışırım. Mesela ben antrenörlüğe ilk başladığım zaman dayım benim rahmetli avukattı mesela. Sonra kaymak falan yaptı. Bana bir soru sordu. Dedi ki voleybolda dedi smaç mı sayı kazandırır, blok mu sayı kazandırır? Antrenörlüğünü buna göre yap dedi. O zaman biliyorsunuz şimdiki gibi değil. Dedim blok sayı kazandırır. Evet dedi, smaç servis değiştirir, blok sayı kazandırır dedi. O halde dedi defansa önem vereceksin dedi bana. Bakın bir avukat bunu söylüyor. Ama benim geliştiren antrenörlük zamanında beni çok geliştiren bir şeydir. Bir ilke aldım bunu ben. Önce defans diye. Hocam bu soruyu ileride soracaktım da. Bu soruyu sonra soracaktım. Madem tam yerine ben bu soruyu sorayım. Ya gençler bir taraftarının bir derdi var. Biz niye hep defans elemanı yetiştiriyoruz? Niye orta sahanın ilerisinde bizim yetiştirdiğimiz doğru dürüst oyuncu olmuyor? O avukatın lafından sonra böyle oldu hocam. Hayır, olur mu? Ya hep sattıklarımız olmaz? O mevkilerden oldu ama. Çalık, işte Uğur, Mert Çetin. Hep defans kurgusundan biz gidiyoruz. En uzakta aslında en zor İrfan'ın. En zor yetişen mevkidir. Altyapıda mesela kesin talimatım vardı. 1.85'in altında stoper istemiyorum. 1.90'ın altında kaleci istemiyorum. Abi oynatmayın abi. İstemiyorum ya. İstemiyorum yani. Çünkü ben üst düzey oyuncu, ben A takım oyuncu yetiştireceğim. Ben çocukların hayaliyle de oynamak istemiyorum. Yani ben altyapı antrenörlerine defa defa söylüyorum. Kaç tane sporcu ziyan oluyor? Liseyi bitiremiyor. Hayalleri var. Kaç kişi geliyor? Binlerce sporcu. Kaç kişi kalıyor? 3 kişi, 5 kişi. Geriye kalanı tamam dağılıyor, bir takım yerlere gidiyor ama bu erozyonu biz azaltmamız lazım. Evet. Onun için eğitim önemli. Eğitim önemli, eğitim önemli. Yani biz onun için bu deneme lisesiyle bir proje geliştirdik falan ama yani o da başında. Yani o da çok tabii ki sporcuların içinde olacak. Zorluyoruz ama maalesef bu toplum psikolojisi, birbirlerini etkiliyorlar. Ama ben gönderiyordum mesela. Okula gitmiyorsa gönderiyordum birçok insanı. Evet. Çünkü ailelerine karşı sorumluluğumuz var Bülent. Yani o sorumluluğu da göz ardı edemeyiz. Hocam şimdi sizin altın dönemlerinizde bir tane daha çok önemli bir nokta var. Şimdi galiba 2000-2001 sezonuydu. PAF takımı şampiyon oldu PAF liginde. Evet. Ardından o takım o dönemki ismiyle Asaş'a monte edildi. Takır takır lig yükseldi. Bir sene işte bir Ordu Eskişehir bir polemik vardı. Ondan dolayı bir sene bir çıkamadı ama ardından Süper Lig'e kadar çıktı. Şimdi oranın bütün çıkış hikayesinde bir Cemoğlu'nun kurduğu bir vizyon var. Orada kulübün genel menajeri olarak bir vizyon koyuyor. İlhan Başkan da mutlaka bunu destekliyor ki Cem Hoca bunu yapabiliyor. Yönetim de destekliyor. Ama sanki o vizyon hedefinden şaştı gibi oldu. Ne zaman
birincilikte şampiyon olup Süper Lig'e çıkıncaya kadar. Şimdi o dönemi benim hatırladığım kadarıyla Cem Hoca bu senaryoyu hiç istemiyordu ve olmaması için de elinden geleni yaptı. Cem Hoca niye Asaş'ın Süper Lig'e çıkmasını istemiyordu? Şimdi bir proje takımıysa, proje takımı olarak kalacak. Biz şimdi ikinci bir takım yaratmanın bir manası yok. Kendimize rakip yaratacağız. Çünkü projemiz neydi? Biz genç takımdan oraya göndereceğiz oyuncuyu. Üst ligde oynasın. Oradan da buraya alacağız. Evet. Şimdi Gökhan, Giray, İlhan, ondan sonra kim vardı o dönem öne çıkan? Gökhan, Giray, İlhan, bir kişi daha vardı. Çok öne çıkan bir oyuncumuz daha vardı. Şimdi biz bunları oraya alacağız. Evet. O dönem hatırlar Ersun maçtı. Evet. Ondan sonra şimdi buraya alacağız. Onları alacağız. Yani biz takımda transfer yapmayacağız. Biz aşağıya transfer yapacağız. Yukarıya oradan alacağız. Biz bir iki tane yabancı oyuncu alacağız. O kadar. Evet. Bizim işimiz o. Ama çok direndim. Çıkmadı. Yok biz satarız onu. Bilmem ne yaparız falan ama yok buradan oyuncu almayın. Yok buradan bilmem ne yapmayın. Dolayısıyla o şey bozuldu. Seçkin Hoca takviyesi o geldi. Güzelim. Orhan Şam. Evet, Orhan Şam, doğru. Yani düşünebiliyor, Orhan daha önce gelmişti onlardan da. Yani biz bu şey bu sistemi eğer uzunca bir süre devam ettirebilseydik, gerçekten Gençler Birliği her sene hem oyuncu üretecek hem ihraç edecek. Daha çok oyuncu ihraç edecek. Şimdi benim anladığım Cem Hoca birincilikte kalmasından yanaydı. Süper Lig'e çıkmasından yana değildi. Evet. Benim hatırladığım gibi Cem Hoca oradan birkaç tane futbolcunun A takıma, Gençler Birliği'ne getirilerek o takımın bir manada şampiyon yapılmamasını sağlamak istiyordu. Ama olmadı. Bunu kim istemedi? İran Başkan mı istemedi misal? Ya yani bir de ya. Çocuklar ya takım da öyle gitti yani. Evet. Şimdi benim isteyip istemememle bu maçı yenilin diyemem ki ben. Ha, oyuncuları alırsın bu hocam Gençler Birliği'ne. Orası evet. Birden bir denge yani bozulur. Oradan, çıkamazlar zaten. Birkaç tane oyuncu çekersin. Onun yerine yeni oyuncu. Ha onlar da başarılı olur. Ama şimdi bunu yaparak hem kendi oyuncunu o oyuncu mesela Gökhan Gençler Birliği'nde oynasaydı 1 milyon 250 bin euroya gider miydi? İzlemeden gönderdik. İzlemeden gönderdik. 5 milyon euroya gider. Evet. O dönem kim istemedi bunu? İlhan Başkan çıksın, devam edin mi dedi? İlhan Başkan'ın tasarrufu vallahi, böyle mi oldu? Burada herkes Turgay'da, Ufuk Özerten'de, İlhan Bey'de herkes çıkmasını istedi. Yorumlarda geliyor. Özcan Hocam'dan da mesaj gelmiş. Şimdi birazdan onu da okuyacağım. Herkes izliyor hocam yayını. Evet. Herkes seni özlemiş aslına bakarsan. Şimdi Hacettepe'nin hikayesi de beklediğimiz gibi olmadı. Hacettepe çıktı. Birçok futbol Gençler Birliği'ni ligin üstünde tamamladı. Sonra bir düşüşe geçti. Üçüncü lige kadar düştü. Şimdi tekrar ikinci lige çıktı. Tekrar aslına bakarsak 10 küsur sene, 14-15 sene önce kurgulanan yapının tekrar oluşturması çalışılır hale geldi Hacettepe'de. Tekrar altyapı çocuklarıyla bir başarı sağlayıp en azından yetiştirici. Ama misal Cem Hoca bunu Hacettepe'nin o durdurulamamasına da bağlayabiliriz. Şunu sağlayamadı mı? Yani bu kadar muktedir birisi, kuvvetli birisi. Bu altyapı organizasyonunun altyapıdan çıkan çocukların gençten birliğine kazandırılması konusundaki aşamada ben hep bir problemden bahsettim. İşte U21'den mi gelecek, Hacettepe'den mi gelecek, nasıl olacağı, nasıl biteceği belli olmayan bir yapı vardı. Altyapıdan çıkan çocukların geleceği A takımın teknik direktörünün ağzından çıkacak lafa bakıyordu. A takımın teknik direktörü de başkan beni 3 maç kazanamazsam gönderir nasılsa korkusuyla hep bilindik isimlere yönelmeyi tercih etti. Altyapılara doğru dürüst bakmadılar. Evet çok verimli bir altyapımız vardı ama %100 performansla kullandık mı deseniz ben kullanabildiğimizi düşünmüyorum açıkçası.
Bu organizasyon şimdi, niye tam istenen gibi olmadı hocam? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz Hacettepe'yi gerektiği gibi kullanamadık. Yani çok orası sanki ayrı bir tak geldi. İlhan Bey bana sen artık karıya dedi. Onu Seçkin çok iyi bilir ama ben gene rahat durmadım. Ondan sonra oraya transfer yapılmaya falan başlandı. Evet, kulüp için yani, seni ilk oraya transfer yapmıştı galiba. Yani olmaz. Altyapından oynamaz. Çünkü şu güven yerleşecek çocuğa. Diyecek ki çocuk, ben altyapıda oynayacağım. 14-16, işte 17-18 yaşına geldiğim zaman Hacettepe'ye geçeceğim. Bu iyi oyuncular için söylüyorum. Ben 1-2 yılda orada oynadıktan sonra gençler birine geçeceğim. Yani bu bir güven vereceksin. Oyuncu bu sirkülasyonu bilecek. Ha, bunların içerisinde direkt gençler birine alacağın oyuncu da olabilir. O aşamayı geçmeden buraya gelen oyuncu da olabilir. Ama o çok nadir bir oyuncudur o. Çok özel bir oyuncudur. Onun için yani bu işte oraya gelen antrenörler kendilerinin bir yönetici kendine az bir hava çaldı. Yani herkes bu işi bilen edasında düşünmeye başladı. Yok orada kendilerine göre bir şeyler yapmaya. Ya kardeşim olmaz. Olmaz. Yapamazsınız. Çünkü bu iş dışarıdan görüldüğü gibi değil. Futbol tamam herkesin bildiği bir oyun ama öyle bildiğiniz gibi bir oyun değil. Mesela yetiştirme bedeli diye bir şey var. Bunu ben hep düşünüyorum. Şimdi gençler birinden Hacettepe'ye mallık olarak geçerse gençler birinin haklarını öldürüyorsun. Evet. Oradan oyuncu giderse ilkten üçüncülükteki yetiştirme parasıyla gidecek. Mukavelesi bitti. Yapamadın. Hadi oradaki parayla gidecek. Bunların hepsi konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Hocam şimdi ama işte insanların evet. Şimdi insanların bunlardan haberi yok yani. İşte bu haberi evet. Olmadığı kısımları biz birebir de konuştuğumuz zaman mutlaka paylaşmaya çalışıyordum. Ben de anlatabildiğimi anlatıyordum ama direkt soru cevapla daha da güzel olacak. Şimdi hocam 2005'ti galiba sizin Karşıyaka'ya gidişiniz. Daha doğrusu bir öncesine de evet. Gideyim. Erdoğan Hoca'nın gelişi. Şimdi Ersun Hoca'dan önce de Erdoğan Hoca ile beraberdik. Erdoğan Hoca'yı evet. Da yollar ayrıldığı zaman İlhan Başkan Ersun Hoca'nın transfer açıklamasında ki kongredeydi galiba artık vites yükseltiyoruz, şaha kalkacağız demişti. Ersun Hoca gittikten evet. Sonra tekrar Erdoğan Hoca gelince sanki bir vites düşürmesi gibi bir imaj olmuştu. Allah rahmet eylesin. Çok da severdim Erdoğan Hoca'yı ama böyle bir algı vardı. Çünkü oynatılan futbol belliydi. Siz ya başkanım evet. Biz Avrupa'da neredeyse finale kalacaktık. Çok iyi bir kadromuz vardı. Ersun Yanal'dan sonra en azından onun oynattığı futbolu devam edecek bir teknik direktörlüğü öyle bir kadrolarla gitmemiz lazım diye düşünmediniz mi? Bununla ilgili bir baskı yapmadınız mı? İlhan Başkan niye böyle bir tercihte bulundu? Vallahi şimdi burada tabii İlhan Başkan tek başına bu tercihleri bulunmuyor. Arkadaşları da var, istişare ediliyor. Erdoğan Hoca aynı dönem, o ikinci yarı çok başarılı olmuştu. Zannederim onun etkisi vardır. Yani Ersun Hoca gelmezden önce o ikinci dönem, Ahmet Hasanların geldiği dönem çok başarılı bir ikinci yarı geçirmiştik biz. Hatırlarsanız ya yani belki o etkili olmuştu. Şimdi çok bir şeyim bilgi nasıl etti çünkü benim de böyle biraz sıkıntılarımın olduğu bir dönemdi o dönem. Çünkü ondan sonra ayrıldım ben de kulüpten. Ama sizin sorunlar ondan sonra başladı sanki. O sene bir şey yoktu hocam. O sene evet. Yine muktedir kuvvetli bir cemoluk evet, vardı. Evet, evet. Ziya Doğan'la beraber başladı sorunlar. Ziya Doğan'ın gelmesiyle beraber evet. Başladı diyebiliriz. Şimdi o zamana bir gelelim evet, hocam. Yani kulübün demirbaşı diye gördüğümüz, kulübün sanki ilk günlerinden beri olan bir Cem Onuk gençler birinden ayrılıyor. Yerine Hasan Çetinkaya kendi yetiştirdiği Hasan Çetinkaya oturuyor. Şimdi Ziya Doğan kulübe buraya şenler beni bir hedef tahtasına koyup geliyordu bazı antrenörler.
bu adamı bize işte herhalde şöyle mi düşünüyorlar? Bizi rahat çalıştırmaz, bilmem ne yapmaz falan. Benle çok rahat çalışır Antonio. Çünkü ona sadece işini yaptırıyorum. Başka şeye karışmıyor adam. Evet. Futbolcunun parasına karışmıyor. Saha yakmıyor. Efendime söyleyeyim. Yemeğe her şey. Sen çık sahada işini yap. Ama o maalesef bir arkadaşımızdı o. Onun Skoko burada bilmem ne falan. Ya beni bunalttı. Ben Skoko'yu istemiyorum bilmem ne. Bu futbolcu ki değil Trabzon'da falan. Da Skoko'yu istiyordu. Evet. Trabzon'da da Skoko'da Skoko. Ben Skoko'yu istiyorum. Skoko gittik. Yani ben bunları konuşmak istemiyorum. Beni çok üzen bir şey. Bu tip insanlarla da böyle muhatap olduk. Yani ama şimdi şöyle bir şey var hocam. Yani şimdi Cem Onuk denilen insan başkanla beraber anılan bir insan. Şimdi ona savaş açmak için başka bir kuvvetim olması lazım. Yani CV'nde muhteşem bir başarıların olur. Çok kuvvetlisindir. Başkana ya o ya ben dedirtmen lazım. Ziya Doğan vallahi nasıl şimdi sizi canınızdan bezdirdi? Ya da nasıl İlhan Başkanı iddia etti ki siz Gençler Birliği'nden ayrılmak noktasına geldiniz ki ayrıldınız. Karşı yakaya gittiniz. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Çok canlı şahitleri var. Ufuk Özerten, Kadir Aksoy, ben, başkan, Ziya Doğan geldi, yemeğe gitti. Birkaç kişi daha vardı. Ondan sonra bu abuk, su bile bilmem ne, böyle akçeli işte bilmem ne falan abuk subuk şeyler konuştu. Ben masadan dedim ben kalkıyorum. Ben gidiyorum. Yani sadece Kadir benim bacağımı sıktı. Ses çıkarma diye. Çünkü abuk subuk konuşmaya başladı. Ben öyle şeylere gelemem bilen. Ben çünkü gerçekten emek harcadım. Yani öyle kimse oraya zembille indirmedi. Ben tırnaklarımı kazıyarak geldim o mevkiye. Öyle birinin de 3-5 lafıyla da şey yapmam. Ama o dönem karşı yakanın sonradan bana ciddi, yani Gençler Birliği'nden aldığım 10 katı bir rakam teklif ettiler. Şimdi gittim, başardı, geri geldim ben. Tekrar anlaştım. Ama ondan sonra bir şey daha oldu. Ondan sonra başkan dedim bana izin ver. O da bana işte gazetelere yansıyan işte mezarıma dahi gelme falan gibi böyle bir şeylerin ettiği bir laflar oldu. Böyle oldu yani. Ziya çok enteresan. Adamı kovdu, gönderdi buradan. Mukavelesi devam eden adamı bedavaya gönderdi ya. Skoko'dan bahsediyoruz değil mi hocam? Tabii tabii. Yani kimi getirdi? Yerine Ayman'ı getirdi. Ayman için biz Skoko'dan olduk. Ya işte bak, işte Bülent. Yani tamam, teknik direktörlerin bu kadar ağzının içine bakmayacaksın. Teknik direktör o kulübün bir çalışanı, menajer de çalışanı, futbolcu da çalışanı. Tabii ki onun dediği de olacak ama şimdi her şeyi teknik direktörün dediği gibi yaparsan olduğu zaman o çöplüğü kim kaldıracak? Bir ekip çalışması olacak. Biz Gençler Birliği'ne uygun oyuncu için Gençler Birliği'ne hangi antrenör gelirse gelsin bir dönem bakın. Hep biz isimsiz insanlarla çalıştık. Herkes geldi, başarılı oldu. Niye? Çünkü futbolcular genç, dinamik, çalışkan oyunculardan kurulu. Ben birincilikten ilk oyuncuyu Hakan Demir'i aldım ya. Altay takıma 99 yılı. İlk ligden aldığım oyuncu. Ben ondan önce bir tane oyuncu almadım birincilikten. Evet, hepsi isimsiz oyunculardı. Evet. Hocam evet. Şimdi siz gittikten sonra Ziya Doğan da zaten çok fazla durmadı gitti. Kulüpte birçok dengeler evet. Değişti. Atilla abi, Hasan Çetinkaya, Mesut Bakkal, hatta Asaş'ta Metin Diyedin. Güzel bir ekip oluştu kulüpte. Değişik bir sinerji oluştu. Evet. Bu normalde Hasan'ın yeni başladığı için ciddi bir dinamizmi vardı. Ki Hasan gerçekten çok çok Gençler Birliği'ni yetiştirdiği en özel insanlardan bir tanesi. O da sizden çok çok hürmetle bahsetti izlediyseniz programı. Evet. Şimdi ne olduysa oldu. Cem Hocuk
Karşıyaka'dan ayrıldı ve bomba gibi bir Cem Onuk ismi gündeme geldi. Şimdi o dönem biz sizinle de küstün hatta bana yazdığım haberlerden dolayı o dönem. Çünkü benim kurduğum hikaye şunun üzerineydi. Orada bir Atilla Aytek faktörü vardı. Atilla Aytek ekipçi bir adamdı ve kendisine göre bir ekip oluşturmuştu. Bunun içerisinde işte Hasan, Mesut Bakka falan vardı. Eğer Atilla abinin ekibine bir müdahale olursa Atilla abinin atar yapacağını ve bunu kabullenmeyeceğini bilen birileri sanki Cem Onuk'la İlhan Başkan'ın arasını özellikle düzeltti diye düşünmüştüm ben. O öyle miydi? Yani çünkü ondan sonraki yok. Süreç birden savaş alanına döndü Gençler Birliği'nde. Valla benim hiç yani şu konuda hiç şeyim yok. Yok. Ne oluyor? Ne bitiyor? Sadece gelir misin de ben? Ben de geldim. Gelmeyecektim de ne yapacaktım? Öyle bir reaksiyon bekliyor muydun hocam? Yani örnek olsun, Atilla abiyle sizin aranız çok iyiydi. Çok Atilla iyiydi. Atilla abi bir kardeş ne derseniz deyin. Öyle bir ilişkim vardı yani onunla. Ya zaten yan yanaydı odalarınız ve çoğu şeyi beraber organize ediyordunuz ki sizin için de Atilla abinin çalışma tarzı, o disiplini, o otoritesi, o ağırlığı çok işinize yarıyordu diye düşünüyorum. Çünkü siz kulüpte futbol adına her şeyi yönetiyordunuz ama Atilla abi de idari boyutta her şeyi hükmeden, hakim olan, hata yapmayan birisiydi. Tabii. Ben demin antrenör için bir şey söyledim. Ben ona çalışmaktan başka bir iş bırakmıyordum. O da bana kendi işimi yapmaktan başka bir iş bırakmıyordu. Allah rahmet eylesin. Atilla abi çok özel bir insandı gerçekten. Bülent'ciğim bir saniye ben şöyle bilgisayarı şöyle bir yere alayım. Tamam, şarjı hocam. Bitiyor telefon. Şöyle tamam. Takayım. Evet. Ben bir de o zaman bir yarım dakika hocam ben Ankara görüntüleri göstereyim. Millet sokağa çıkma yasağında bir hatıra nostalji yaşasınlar dışarıları bir görsünler. Tekrar döndük hocam. Sen de Ankara'yı özlemişsindir galiba. Biraz evet. Önce ben seni tekli verdim. Arka tarafta bildiğiniz bir Ege manzarası vardı aslında. Ege'nin folklorik ürünleri gibi hissettiriyorsunuz. Şimdi neredesiniz hocam siz bu arada? Bodrum'da mısınız? Marmaris'te misiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık'ta. Ayvalık'ta evet. Atilla abiden böyle bir reaksiyon bekliyor muydunuz hocam? Hasan'dan bekliyor muydunuz? Hasan da çünkü daha sonrasında ayrıldı gitti. Değişik bir yapı vardı. Şimdi ne hissettiniz hocam? Yani evinizden ayrıldınız, evinize dönüyorsunuz ama eviniz aynı ev değil artık. Evet. Tabii ki böyle bir eskisi gibi bıraktığım gibi bir şey olmayacağını biliyordum ama bu kadar tepki olacağını bilmiyordum. Yani her şey eskisi gibi olacak diye düşündüm ama çünkü Hasan hani yerine başka biri gelir, tanımadığı biri gelir falan, onun koltuğunu eder falan, öyle bir şey yok. Onu bu yere getiren insanım ben. Yani öyle olunca, gerçi o bana şey hissettirmedi ama Atilla abinin tepkisi anlaşılmazdı tabii. Atilla abi de işte biraz çok benim o dönem işte şey yaptığımdan biraz ekipçilikten dolayı ben bir yeni bir jenerasyon kuruyorum burada. Ki sizde de değildi tepkisi. Sizde İlhan Başkan'ın arasını tekrar düzeltip
ona karşı bir yapılan operasyon olarak düşündüğünü tahmin ediyorum. Ama artık o konular, artık Zeki abi falan anlatırsa daha iyi bilir. İnşallah Zeki abiyi de konuk edeceğim. Vallahi ben tabii Akil abi tarafındaki boyutunu bilmiyorum. Ben kendi tarafımı biliyorum. Ha, birileri bunu bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı, bunu bilemem ki ben Bülent. Yok zaten yani sizin bir durumda değildi hocam o. Konu sizin evet. Değildi tam olarak. Geldiniz, yine aslına bakarsanız evet kulüp karıştı biraz, ortalık karıştı. Bir kongre süreci başladı, Atilla abi aday oldu falan ama hala İlhan Başkan'ın size olan güveniyle ilgili bir sorun sanırım yaşanmıyor. İlhan Başkan yine size çok güveniyor ve söyledikleriniz yapılıyor. Ama çok garip de transferler var ortada. Yok, yok, yok. Öyle değildi. Değil miydi hocam? Ne zaman bu hikaye? Geri döndükten sonra her şey değişti. Ben Gençler Birliği'ndeki işin 2005 ve sonrası olarak ben kendi mesleki kariyerimi öyle ayırıyorum. Benden sonra o 2005'ten sonra başka karar vericiler girdi devreye. İlhan Bey'i biraz etkileyen insanlar girdi. Çünkü mesela ben bir oyuncu söylüyorum, sen bana bunu gönder diyor, başka bir yere gidiyor. Bir düğün salonu antetli bir kağıt geliyor bana. Oyuncunun ismi falan. Yani sen oyuncuyu seyretmişsin, görmüşsün. Transfermarkt bilgileri ya da bilmem ne bilgileriyle transfer olmaz. Bilen. Göreceksin, zaman, gideceksin. Cem Onuk artık rahat rahat her şeyi anlatabilir şeyde. Kameranın kafasını bir tık aşağı indirirsen hocam ben seni daha rahat ekrana verebilirim. Bir iki tık aşağı indirebilirsen. Ha, süper şu anda hocam. İyi mi? Gayet iyi hocam. Ben hatta şöyle seni tekli de vereyim insanlar özlediyse tamamen. Şimdi o dönem hocam bahsettiğimiz isimler açıkçası belli. Düğün salonu diyorsan Aykut Akalın'dan bahsediyorsun. O dönem bir patlayan Sandro ve Toza hikayesi var. Bu hikaye çok konuşuldu, çok yazıldı, çok çizildi. Şu Sandro ve Toza hikayesini bir anlatır mısın hocam? Sen kendini de alır mısın? Seni de göreyim ben ki tamam öyle hocam. Anlatayım ben. Tamam hocam. Evet. Şimdi benim bu kadar zamanlık Gençler Birliği geçmişinde beni en çok üzen olay. Yeni geldim. İlhan Bey dedi ki Batur altı parmak ve Lemi ile Brezilya'ya gidiyorsun dedi. Daha başlayalı da çünkü ben kongre ne zamandı Bülent? Mayıs mıydı? Mayıs'ta tam ligin son maçıydı. Rize maçıyla aynı gündeydi hocam. Ben hatta işte beraber Nisan'da falan Avrupa'ya gidecektik. İşte ben Nisan'da falan geldim. Nisan ortası ya da sonu işte kongre var. Hatta öyle bir şey başkan beni şeye gönderdi. Brezilya'ya gönderdi. Lemi ve Batur'la beraber biz Brezilya'ya gittik. 15 gün kaldık. Her gün 3 maç. Ben 2 dosya oyuncuyla döndüm. Orada oyuncuların rakamları, fiyatları, şunları, bunları yazarak döndüm. Ben bir liste verdim. O zaman Mesut Hoca'yla dedim ki sen ne tip bir oyuncu istiyorsan bak burada şu şöyle bir oyuncu bu. Görüntülerini de getirdim oyuncuların. Ondan sonra görüntülerini getirdim. O zaman Sandro Parana Kulübü Ligi 4. bitirmiş. Çok rakamları yüksek. Konuşmak bile konuşmuyor yani adamla. Fakat bu söylediğimiz zaman şeye geldi iş. Biz konuştuğumuzda şöyle düşünelim. Orada lig Aralık'ta bitiyor. Biz yani Türkiye'deki Haziran ayındaki transfer en pahalı olduğu dönem. Evet. Ben Ekim ya da Kasım başı gittim. Ekim sonu, Kasım başı gittim. Ondan sonra biz o zaman bir teklif yaptık. Hatırlamıyorum 1 milyon dolar mı? Ne bir teklif yaptık. Ondan ve buna dedik bir hafta içinde de süre koyduk. Hatta Hasan Çetinkaya yazdı teklifi de. Biz gönderdik onu. Cevap gelmedi. Yani bu Kasım'ın diyelim başında çektik biz o teklifi. Kasım'ın 10'u oldu. Zaten teklif geçerliliğini yitirdi.
Şimdi Aralık ayının 10'u 15'i başkan ben dedi İsviçre'ye gidiyorum falan dedi. Bu benden gizli, bana haber vermeden bunlar Brezilya'ya gitmişler. Bizim Göksel'le beraber, kaleci Göksel'le. O demiş ki ben 150 bin liraya alırım bu oyuncuları. E tabi gidiyor şimdi başkan. 150 bin lira deyince adamlar hiç konuşmuyor. O ara işte bu Aykut Akalın'ın bir arkadaşım var. Siz 1 milyonluk teklif yaptınız, biz nasıl 150 bin liraya verelim falan gibi bir konuşma geçiyor aralarında. Ebe kardeşim, onu geçiyor da şöyle kağıda al bir bak. De ki bu teklif 1 milyon lira. Ya de ki 1,5 milyon lira. Bu teklif bir haftalık bir tekliftir. Altını da oku da kardeşim. Adam verecekse altını niye vermedi bana? Evet. He? Neden vermedi abi o paraya? Ondan sonra neyse, bunlar geldi. Başkan bir geldi. Ben dedi aldım onları dedi. Bir geldi başkan, belki sende mi vardın? Bana hakaretlerin bini bir para. Bir daha seni aldım bu işten. Sen böyle yapıyorsun. Başkan ben ne yapmışım dedim ya. E sen 100 bin liralık oyuncuyu 1 milyona yaptın. E ben %70'ine 900 bin dolar verdim. Bir de menajerine de para veriyor. İnat, niye aldın başkan diyorum ya. İnat ettim diyor. İnat ettim diyor ya. Bir de menajere de dünya para vermiş, kulüp menajerine. Onu öyle şimdi 1 milyondan aşağı alacak ya. %70'ine veriyorsunuz o parayı da kardeşim. Ben %100'üne 1 milyon demişim. 1 milyon 100 mü? Yani geçmiş zaman hatırlamıyorum ama 1 milyon dolaylarına bir para. Ondan sonra şimdi böyle yalan yanlış, şimdi başkanı yanlış yönlendirmelerle bu iş olmaz. Şimdi başkan beni iki insanla göndermiş bir yere. Evet. Ben de gitmişim. Ben bir listeyle dönmüşüm. Bu oyuncu, 20 tane oyuncu beğenip getiriyorum. 20 tane oyuncu getiriyorum. İçinde bonservisi biten var, 5 milyon olan var, 3 milyon olan var, 2 milyon olan. Brezilya'dan öyle oyuncu almak kolay mı? İyi oyuncuyu Brezilya'dan alamazsın abi. Ondan sonra neticesinde başkan bana bir tavır, yani yeni gelmişim, tekrar bırakıp gitmek işime gelmiyor. Ama o ara Aykut Akalın'a, yani benle ne alıp ne veremediği olduğunu ben bilmiyorum daha. Ama Gençler Birliği'ne büyük kötülük yaptılar bunlar. Bunlar Gençler Birliği'ne büyük kötülük yaptılar. Neden büyük kötülük yaptılar? Çünkü kulübün içerisine nifak soktular. Kardeşim, benden bir sıkıntın varsa benle gel konuş. Cem de şurada yanlış yapıyorsun de. Şurada da eksik yaptığın bir şey vardı. Gel bana onu söyle. Söyleyemezsin ki. Benle tartışacak o bilgi birikimine sahip değilsin bir kere. Şimdi hocam İran Başkanı biliyorsak, İran Başkanı evet öyle bir parlar, bağırır, çağırır. Ama ondan sonra geniş zamanlarda İran Başkanı bunu anlattığınız zaman İran Başkanı anlar ve konu kapanır. Başkan der şeyi anladı. Başkan der şeyi anladı. Ondan sonra aradan bir zaman sonra Cem sen benim buradaki en büyük güvencemsin dedi. Aman oğlum dedi, bir yere kımırdama, kulübe sahip çık. O dönem daha hastalıkları da tam şey yapmamıştı. Ama bir güven yani sahibi iyiydi, yıkıldı gibi. Dedi. Şimdi burada sadece Aykut Akalın'da dememek lazım. Bir de yanında Mustafa Kaplan'ı da ilave etmek lazım sanırım hocam. Çünkü o ismini bile almak istemiyorum. Ya ama bu programda bazen almamız gerekecek çünkü Gençler Birliği konuşuyorsak, Gençler Birliği'nde Cem Onuk dönemini konuşuyorsak ister istemez anacağımız dönemler olacak. Hatta birazdan bir şey söyleyeceğim hocam size. Ben bunu sizden teyit etmek istiyorum. Mesela Giray Hoca'nın gidişinde ben Mustafa Kaplan'ı istemedim, ondan dolayı ayrıldığımı net söyledi. Ondan dolayı oldu dedi. Evet. Başka hocalar konusunda da ben bunu benzerlerini duydum. Sizden teyit edeceğim çünkü sizin bildiğiniz konular. Ama bir de Mustafa Kaplan geldi. Şimdi o Sandro ve Toza konusunda Mustafa Kaplan ben yaptım falan kısmında, başkana ben söyledim falan hikayeler o dönem patlamıştı. Mustafa Kaplan bu işin neresindeydi hocam? Valla beraber gitmişler. Şimdi
Bu işin tabii Aykut dışındaki esas işi tezgahlayan Mustafa Kaplan. Çünkü Aykut ne tanır Göksel'i, ne tanır onu. Yani bilmez. Onunla evet. ilişkiler olan Mustafa'nın kendisi. Yani sen antrenör... Ya Bülent şimdi ağzım yani kötü bir şey çıksın istemiyorum kimseye de. Ben onunla ben herkesle çalışırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Kendime de güvenim tam. Gelsin ne bileyim Real Madrid'in bilmem nesi Burtragen yok. Gelsin onunla da çalışırım. Benden daha yetenekliyse saygı duyarım ona destek veririm. Ama şimdi bir Elif'e diliniz dönmüyor kardeşim. 50 kelimeyle Türkçeyi konuşuyorsunuz. Ondan sonra vatan millet Sakarya aslanım koçumla bu futbol. Bu ülke böyle yönetilmez. Bu takım böyle yönetilmez. Bir yere kadar gidersin abi. Bir yere kadar geliştiremezsin. Proje üretemezsen geliştiremezsin. Aklın yoksa gelişemezsin. Şimdi Mustafa Kaplan baktığında öyle... benim çözemediğim o dönemlerde şöyle bir denklem vardı. Hatta öyle bir zaman oldu ki hocam. Mustafa Kaplan kulüpteki bütün alacakları alındı, ödendi ama Mustafa Kaplan kulüpten ayrılmıyordu. Yani bir bırakmıyordu. Ben merak ediyordum. Yedek teknik direktör mü, yedek menajer mi, yedek antrenör mü falan. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu benim içimde kalan bir şey. Bunu şey de bilir. Şimdiki Emrah da bilir. O kulüpten ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra o zamanki menajer tekrardan bir mukavele yapıyorlar. Para alıp gidiyor ondan sonra kulüpten. İki tane sözleşme çıkıyor ayrıldıktan sonra. Ya konuşturmasınlar beni. Ben ayrıldım. 5 kuruş talep etmedim. Benim bir aylık normal işçi çıkarır gibi çıkardılar beni kulüpten. Ben ne bir gün kontrat yaptım. Benim bir tane sözleşmemi bulamaz Gençler Birliği. Ben sözle ben güvenilir bir insanım. Herkese de güvenirim. İlhan Cavcı da bana desin ki iki kelime bu böyledir. Bitmiştir. Ben onunla hiç bir şey imzalamadım İlhan Cavcı'ya. Hiçbir güvencem de yoktu. Peki İlhan Başkan niye onu? Ya örnek göstereyim. Bir Mesut Bakkal'ın ayrılış hikayesi var. Son maçta Antalya maçından önce teknik ekibe Hayati Soydaş gitsin, Mustafa Kaplan gelsin dedi diye Mesut Hoca istifa etmiş gitmişti. Antalya maçında Mustafa Kaplan çıkmıştı. Sürekli bir kulüpte olması ya, gereken İlhan Başkan'ın sürekli kulüpte tutmak istediği bir insan Bülent, pozisyonundaydı. Bu nedendi hocam? Bülent, size? Mustafa Kaplan da bir dakika Mustafa Kaplan da takımı ben çıkardım kardeşim. Maç konuşmasını da ben yaptım. Yani şimdi insanlar ben onu yani ben niye çıkmıyorum? Dikkat edersen ben hep PAF takımından antrenörsüz kaldığımız zaman işte Metin Diyad'ın aldım Konya'ya götürdüm. Ne bileyim Veys'i aldım götürdüm. Onu aldım götürdüm ki benim de tabii teknik direktörlük bir geçmişim var. Gelen antrenör rahatsız olmasın diye. Evet. Ben yani şey korku Antalya olmasın maçında... yani beni göndermeye çalışıyor. Kendi teknik direktör olmak için böyle bir şey yapıyor demesin. Tabii, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ben antrenörlüğü 93 yılında bıraktım. 94 yılında bıraktım. Bıraktım. Vize de yaptırmadım. Bıraktım ondan sonra. Peki olmaz. Başkan niye hep... Mustafa Kaplan'ı sürekli kulüpte istiyordu? Bu kadar rahatsızlık yaratan bir şey var. Yani hep bir şeyin jokeri gibi, yedeği gibi, Cemo'nun yedeği gibi, teknik direktörün yedeği gibi, Hacettin Hoca'sının yedeği gibi. Ya bir güven mi varıyordu? Yani şimdi 2005'e kadar her şeyle güvendiği bir Cem Onuk vardı. 2005'ten sonra Mustafa Kaplan'a mı öyle güvendi? Yoksa aslında güvenmiyordu ama Mustafa da lazım da elimin altında dursun diye mi davranıyordu İlhan Başkan sizce? Bilemem Bülent. O benim bir ilgi alanımın dışında. Bilmiyorum yani. Ama bu hep orada bir, nasıl hep bir sorun olan konu haline geliyordu, dönüyordu, dolaşıyordu. Bu hikayemiz böyle oluyordu. Çünkü herkesin altına uyuyor. Şimdi bakın, şöyle bir şey çok kolay. Bu yanlış oyuncu oynatıyor. Bu bunu yapamıyor. Kardeşim, bu oyuncuyu kimi oynatacak? Nasıl oynayacak? Çünkü futbol maçtan sonra yorum yapmak çok kolay. Daha ben bir gün
bir antrenörle ilgili İlhan Bey'e şunu oynatması lazım, bunu oynatması lazım diye konuşmadım. Çünkü antrenör orada yaşıyor sahanın içerisinde. O benden daha iyi görecek. Ha, bana danışan, istişare yaptığımız antrenörler de vardı. Evet. Ama hiçbir şey söylemeyen antrenör de vardı. Mesela Ersun bu konuda, Erdoğan Hoca, Ersun, ben bunlarla istişare yapıyordum. Şimdi hala orada ben çözemediğim o denklemleri gerçekten bir türlü çözemedim hocam. Yani algılayamıyorum, çözemiyorum. Size kızdığım bir noktalar var. Mesela yani Brezilya'ya gittiniz, o kadar adam baktınız, bula bula Santo Tozo'yu buldunuz diye şey yapabilirim ama dediğiniz gibi insan faktörü gelince bambaşka bir futbolcu olabilirdi. Tozo'yla benim işim yok. Ben Tozo'yu bilmiyorum. Ben Tozo'yu görmedim. Asıl Sandro'ydu. Tozo. Ya Sandro da alabileceğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Anladın mı? Yani Sandro, çünkü şimdi Brezilya'dan gerçekten oyuncu almak çok zor. İyi oyuncu almak son derece zor. Yani çıkarsa da Toto'dan iyi oyuncu çıkar. Toto'dan çıkar yani o. Biraz önce Serkan da benzer bir soru sormuş. Tam bu konuyla alakalı değil ama hocam. Bu da bu konuyla alakalı. Hemen bu yorumu bir bulayım ben. Bu Konakuşa Boşeleri bulduk biz Gençler Birliği olarak. Daha sonra niye Afrika pazarından getirdiğimiz futbolcular hep düşük seviye oldu diyor. Bir de Konakuşa'yı neden hemen sattık? Biraz oynatamaz mıydık diye de bir ilave de etmiş Serkan. Şimdi bakın. Afrika pazarını ilk keşfeden siz buldunuz galiba. Biz, yani Gençler Birliği'ye keşfetti. Ben bir gün basında bir yazı okudum. Güney Afrika'da futbolcu ambargosu diye. Futbolcular transferi yasak Avrupa'ya. Şimdi bu okuyunca ben tabii böyle her şeyden nasibini alan bir insan olduğumu söylüyor mu? Hemen benim kafamda bir şimşek çaldı. Başkan dedim. Bak Güney Afrika'da çok iyi oyuncular var. Şimdi Amerika'ya Avrupa'ya futbolcular transfer olamıyor. Elde kalmış oyuncular olabilir. O ara İlhan Bey gitti. Bu oyuncular geldi. Şimdi ondan sonra biz tekrar İlhan Bey'le gittik. Fakat biz tabii Konakuşa Moşa'yı toplam 150 bin dolar mı 200 bin dolar mı ne aldık? Yani öyle çok üçünü çok komik rakam. Çünkü oyuncu transferi yok. Evet. Ondan sonra mesela Benny McCarthy'ye gittik. Şimdi Benny McCarthy 18 yaşında Cape Town'da oynuyor. Yalvarıyorum başkana. 125 bin dolar istiyor kulüp başkanı. Ya başkan ne olur verelim diyorum. Yok diyor, ben diyor 50 bindi. Geçen sene, 2 sene önce diyor, ben diyor Konakuşa Moşa'ya 3'üne verdim o parayı diyor. Ya başkan 3 sene önce, şimdi ambargo açıldı. Bilmem ne falan filan. Ya verdiremedim başkana bir 100 bin dolar. Herif gitti ayaksa 18 yaşında. Ceremi nasıldı hocam? Yani, Ceremi'nin hikayesi nasıldı? Bulunma hikayesi. Ceremi'nin hikayesi şeylere konu olur ya. Onun transferi, yani şeytanın hakkına gelmez adamı nasıl transfer ettik. Şimdi adamı getirdik buraya. Bunu anlatın da devam edeceğiz hocam ama keyifli kısım yine koyalım. Güzel olacak Ceremi hikayesi. Şimdi fabrikaya götürdüm oyuncuyu. İlhan Bey'le konuşacağız. Bir Arnavut menajeri var. Ondan sonra tabi biz 100 bin lira verelim, 70 bin lira verelim falan. Ondan sonra fakat oyuncu antrenmana çıkmadan mukavele imzalamak istiyor. Şimdi ne yapalım? Başkan dedim, sen bana bırak. Ben iki tane mukavele yaptım. Bir tanesini ben imzaladım. Benim imza yetkim yok. Başkanın imza yetkisi var. Ben imzaladım. O verdim menajerine. Ben oyuncuyu aldım, antrenmana getirdim. Ondan sonra son durumuna bir bakayım da kardeşim, adamı tamam da. Yani bir göreyim yani adamı. Ya para da, vereceğimiz para da 50 bin mi 60 bin mi öyle bir şey yani. Oyuncuya 80 bin dolar verdik. Bonservisi de 50-60 bin dolar yani. Neyse, oyuncu, başkan benden telefon bekliyor.
Başkanım dedim, imzala ver dedim şeyi. Hemen imzaladı başkan. Cerem'in transferi yani böyle. Çok yani enteresan. Ama Real Madrid'e gideceğini, o potansiyelde futbolcu olduğunu hissetmiş mi hocam? Yok, yok. Ama birinci senede yani böyle 6. ayda falan hissettim yani. Tutamayız bunu diye. Hatta Beşiktaşlara çok söylemiştim. Alın bu adamı diye, gidecek çünkü oyuncu gitmeye düşünüyor. Dedim verin 4 milyon mark da dedim verelim dedim oyuncuyu size. Onlar o zaman 7,5 milyona Karhan'ı aldılar. O Slovak oyuncuyu. Yani aynı para aşağı yukarı 6 milyon dolar falan yapıyor ya da 5 milyon dolar. Almadılar ve Karhan gitti bir sene sonra. Cerem'i Real Madrid Chelsea yaptı. Vallahi keyifle de izledik, gurur da duyduk hocam onlardan. Şimdi evet, o ikinci evet, geldiğiniz dönemde neler oldu, ne kadar dayandınız, ne zaman ayrıldınız Gençler Birliği'nden ve niye ayrıldınız? Vallahi şimdi tabii şimdi ben Gençler Birliği'nden birkaç sefer ayrıldım. Hangi dönüşüm ayrı? En o son ayrılışım. Yok, ondan önceki. Bu Ziya Doğan tamam, gittikten sonra geri gelişiniz ve ondan sonraki ayrılışınız arasını konuşalım şimdi hocam. Evet. Şimdi Thomas Doll zamanı. Evet. Tam işte o Thomas Doll'un ayak kuyusunu niye kazdınız hocam? Niye gönderttiniz Thomas Doll'u? Yok, Thomas Doll'u Thomas Doll beni gönderdi. Thomas Doll beni gönderdi. Ardından kendi gitti. Ardından kendi. Şimdi Yedin Akdiye bir oyuncu biliyorsun. Evet. Ya bir günlüğüne Melbourne'e gittim ya. Kim gider Bülent ya? Bir günlüğüne Melbourne'e. Bir gün git, bir gün gel ya. Şimdi Central Coast takımının maçına gittim. Uykusuzum. Bir gece 28 saat uçmuşum. Ondan sonra indim. 2 saat sonra maça gittim. Bir oyuncu abi fizik ağır mağır ama şimdi zaten bu oyuncu biraz çabuk olsa sen alamazsın. Yani söyleşimin başında biz bir takım eksiklikleri olan oyuncu alacağız. Hocam tribünlerin de ağzında zaten bu. Onu da yapsa zaten Gençler Birliği'nde oynamaz lafı. Gençler Birliği tribünlerinin en çok kullandığı laf. Şimdi tabii benim üzüldüğüm oyuncu mesela bir Nick Carle var. Evet. Bir de Yedinak var Gençler Birliği'ne gelip. Şimdi ben bunlar için ya bir günlüğüne gidiyorum ya Avustralya'ya. Şimdi Yedinak adam Konfederasyon Kupası oynamış. Geç gelecek de milli maçtan geliyor. Amerika'dan. İzin verdim ben de adama. Dedim ki sen Temmuz'un 10'unda mı 15'inde mi ne maçlar bitti. Bir haftada izin verdim adama. O zaman da biz kamptan falan geldik. Şey görmedi onu. Thomas Doll. Neyse ilk idmana çıktı. Bunu dedi ki, dedim ben aldım. Çok aradın mı gibi bir laflar etti bana, tamam mı? Dedim hoca istemiyorsan dedim ben onu Antalya Spor'a veririm. Ben dedi oynatmam bunu dedi. Oynatmam deyince ben de Antalya Spor'a kiraladım. Bizim Antalya Spor maçında 2-0 bu attı. Hocayla otel o gece kaldı, ben de kaldım orada otelde. Yan yana odalarımız. Takım gitti. Biz orada bir maç var, onu seyredeceğiz. Ondan sonra ne oldu dedim hoca Yedinak? Futbol böyle bir şey. Ya kolay bir iş böyle işte, kurtulamazsınız yani. Kurtulamazsınız. Çünkü orada da Thomas Doll'u etkileyen insanlar vardı. Benle evet, ilgili. Çünkü adamla biz futbol konuşuyoruz. Hiçbir problem yok. Ama maalesef son zamanlarda yani benim son dönemlerimde futbol sektörü abi. Hocam ama bak ben bu, şimdi bahsettiğiniz ilişki anı ben gerçekten çözmekte zorlanıyorum. Şimdi Thomas Doll'un ayrılmadan önce bir olay yaşanmıştı. Hikmet Karaman Ankaracı teknik direktörüydü. İlhan Başkan'la fabrikada görüşmeye geliyordu. Görüşmeye götürenin kim olduğunu herkes biliyor. Bir taraftan oradan Thomas Doll'un ayağını kaydırmaya çalışan, onu göndertmeye çalışan birileri var. Aynı zamanda sizin de kuyunuzu kazmaya, hocayla aranızı bozmaya çalışan aynı kişiler. Yani şu denklemin içerisinden çıkmak gerçekten çok çok zor oluyor.
Gençler birine zarar veriyorlar. Başka bir şey değil. Yani ben kendim diye konuşmuyorum. Beni Gençler Birliği'nden uzaklaştırmak, Gençler Birliği'ne zarar vermekten aynı şey. Bulamazsın çünkü benim gibi yetişmiş bir adamı bulamazsın. Peki hocam, şimdi siz yok. O ikinci değil üçüncü gelişinizde. Ben biliyorum ki elinizde belgeler var. Yapılan usulsüzlüklerin direkt belgeleri var. Hatta bir futbolcuyla yanımda telefonla konuştunuz. Bir senet konusu falan vardı. Ben konuyu biliyorum. Evet. Şimdi bunu misal İlhan Başkan'a anlattığınız zaman İlhan Başkan'ın reaksiyonu ne oluyordu? Niye bu işler durdurulamıyordu? Ya gözle görülür, evet, elde belgeli, tutanaklı şey var. Bilemem ben. O işleri bir şey diyemem ben. Bu işler farklı şeyler. Herkes ha, benim hakkımda da bir dolu abuk subuk şeyler konuşuldu. Ben onlara göre, benim şimdi burada ne bileyim 30 metre yatım, deniz kenarında evlerim, bankada 1-2 milyon dolar param olması lazım. Şimdi mal varlığınız zor. Ben şu an hocam, arabam bile yok. Arabam Bülent, arabam bile yok. 5 senedir çalışmıyorum. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Arabam bile yok. Biliyorsun en son arabayı da senin arkadaşından almıştım. Bir Fiat Linea. Evet, evet, evet. Sonra da telefonla söylediydi. Yani, Cem Hoca'ya araba sattık diye. Yani. Şimdi yani, ben özellikle bu programda rica yani, ediyorum. Yani öyle konuşan ne varsa konu, ister WhatsApp'ta, ister YouTube'daki yorumlardan paylaşın. Ben Cem Hoca'ya sorayım. Sonra benim de üzerimde vebali kalmasın. Ya bak, Bülent Cem Hoca'ya seviyor, ondan vallahi şunu soramadı, istiyor, bunu soramadı demesinler. Kim ben de her şeyi sorayım. Aslan gibi sorsun, aslan gibi sorsun. Ben de aslan gibi cevabını veririm. Hiç soğan yemedim ağzım koksun. Gençler Birliği'ne hizmetten başka hiçbir şey yapmadım. Gençler Birliği'ne hizmetten başka hiçbir şey yapmadım. Çıksın bir tanesi desin ki Cem benden bırak bir şey aldı, teklif etti desin ya. Teklif etti desin bir tanesi. Evet. Hocam 2008-2009 sezonu Gençler Birliği'ne siyah bir futbolcu geliyor. Adı Emenike. Daha sonra bu futbolcuyu biz Ankara Gücü'nde de gördük. Ankara Gücü'nde de Hikmet Karaman beğenmedi. Ardından bu futbolcu Karabük'e gitti ve parladı. Biz öyle yıldızlar ben mutlaka gönderdim. Hayır ben gönderdim. Bilerek gönderdim. Niye almadık? Ben gönderdik hocam. Yok. Yani kadro o zaman elimizde kadro yok. Yani kontenjanımız dolu. Kontenjan dolu. O zaman Feridun Başkan'lara mı iyiydi? Feridun Başkan aradım. Dedim Feridun Başkan böyle böyle bir şey var. Al bari sen kullan. Ama dedim ben sonra iyi çıkarsa, yani şey olursa ilk ben alacağım dedim. Ben Feridun Başkan ölü değilse. Başkan hocam niye şey demediniz ki, iyi çıkarsa %20'si benim bak satarsan falan diye. Ya ama benim aklıma bile gelmedi. Benim aklıma öyle bile gelmedi. Bak benim yerimde bir başkası olsa transferden en az 250-300 bin euro para alırdı. Benim aklıma bile gelmez. Hiç işim olmaz. Şimdi yorumlarda gelmiş. Baki Mercimek'in Beşiktaş'a transferinin bir hikayesi var mı hocam? Yani özel bir durumu var yok mı? Yani yok. Yok hayır. Standart transfer teklifi tarzında. Mukavelesi bitti gitti. Yok. Uğur Boral'la ikisi bonservisi. O da benim ayrıldığım döneme denk geldi onlar. Evet. Mesela Uğur Boral'ı ben bıraktırmam. Ben devre arası mukavele imzalar. Doğru. Benim şimdi zamanımda hiç kimse bedava bonserviste gitmedi. Bir Deniz Barış gidecekti. Ona da mukavele imzaladım. 1 milyon euro aldık. Hocam bir şey merak benim ediyorum. Benim zamanımda hiç. O dönem, ya ben biraz önce Gençler Birliği hakkını savunmaz, çok ağlamaz falan diyordum ama Gençler Birliği de federasyonda bir davası olduğu zaman, öyle bir hakkı yendiği zaman darma duman ediyordu. İşte o Deniz Barış konusu öyle bir konuydu. Fenerbahçe'den takır takır Gençler Birliği parasını aldı. Ama o ondan dönem şöyle bir şey vardı. Biliyordum ben. Yani özel sözleşmelerin geçerliliği yoktu. Ama hukukta da bir şey var. Yani sigara kağıdına bile yazıp imzalasan geçerliliği var. Yani bir de sen mukavele imzalamış. Şimdi ben şeyi merak ettiğim için. Hakkı yenmiyordu Gençler Birliği. Gençler Birliği bir şekilde hakkı olan parayı bir şekilde alıyordu. Beceriyordu bunu.
Daha sonra biz her giden teknik direktöre tazminat öder hale geldik. Her giden futbolcu bazen sözleşmesi süresi dolup elini kolunu serbest kaldı gitti. Ki İlhan Başkan neredeyse bedava futbolcu göndermiyordu işte Uğur Boral'a, Baki'ye kadar. Misal şu anda ne olduğunu bilmediğim bir Taylan Antalyalı konusu var. Erzurum'dan Galatasaray'a gitti. Gençler Birliği sözleşmedeki parayı başka türlü yok etmeyi becerdiler. Ve Gençler Birliği hakkını ne kadar aradığını bilmediğim bir durum var. Gençler Birliği o zaman hukukta da bir ayağı sağlar mı sanki federasyon ayağı da? Doğru mu düşünüyorum? Ufuk Bey vardı. Başkanı zaten kendisi var. Etkindi çünkü. Kulüpler Birliği Başkanı'ydı. Etkinliği vardı İlhan Bey'in. Taylalı konusunu bilmiyorum. Yani ben nasıl bir mukavelesi devam ederken mi gitti? Özel bir yok, Gençler Birliği madde... Erzurum'a sattı. Satışından başka bir kulübe satarsanız şu kadarı bizim dedi. Ama Erzurum sözleşmesini feshetti. Galatasaray imza parasıyla transfer etti. Sanki Erzurum satmamış gibi oldu Galatasaray'a. Gençler Birliği bir dava açacağım dedi ama ne olduğuna dair ne bir gürültü yaptılar ne bir şey yaptılar. Sadece biz bir dava açacağız dediler, kapandı. O zaman Deniz Barış konusunda yer gök inliyordu. Gerçekten İstanbul medyası dahi Deniz Barış transferini konuşuyordu. Ama imzaladığı bir protokol var. Çünkü Nisan ayında ben imzaladım. Mart sonuydu. Çünkü ben biliyorum o gidecek. Ama gitmeden bedava git. Ben de kanıma dokunuyor bir oyuncu bedava giderse. Ya bir de para vermişiz onca sene parlatıp büyütüyorsun. Bedava gidiyor. O da benim işime gel. Ben hemen erken davranıp imzalardım mukaveleyi. İmzalamasam bile bir şey imzalatırım yani. Ya bak altyapı oyuncuları. Hepsi İrfan canım İrfan hepsine beşer yıllık mukaveleyi şapır çapır atarım ama başarılı oldukları zaman da öderim paralarını. Gençler Birliği zaten herkes onu söylüyor. Hiçbir zaman bir futbolcu parayla ilgili bir sorun yaşadığına dair hiçbir şey anlatmadı. Kaç tane de konuk ettik futbolcuları. Hepsi o konuda gerçekten bu İlhan Başkan'dan sonra da böyle devam etti. Hatta takım küme düştüğü gün takım otobüsünde hesabına bakıyor. Bir önceki galibiyetin primi yapmış. Ya küme düştük hala primlerimizi yatırıyorlar. Lanet olsun böyle kulübe falan diye futbolcular olmuş. Gençler Birliği gerçekten gelmemini işlemiş. Bu konuda bir huyu var. Ama Murat da babasının oğlu. Yani armut ağacının dibine elma düşmez yani. Armut düşer armut ağacının dibine. Şimdi hocam o iki Thomas Doll'la beraber ayrıldınız. Ondan sonra ne yaptınız? Yine çalışmadınız herhalde. Bir kulüpte çalışmadınız en azından. Evet. Futbolu illaki takip ediyorsunuz. Sonra Fuat Hoca geçen programa konuk olduğunda Cem onu özellikle biz de çok istedik dedi. Hatta sizden sonra şöyle bir şeye de gelmişti. Bir menajer gitti. Üç tane menajer oldu. İdari, teknik menajer. İşte Emre Atasoy bir menajer. Ferdi Aramanlı başka bir menajer falan tarzında bir şey yapıya geçilmişti galiba. Yanlışım yoksa. Yoksa bir sonrakinde miydi? Benim yaptığım en büyük kusurlardan birisi Ferda diye bir insanı yamam. Ben bu kadar hain bir adamı hayatımda görmedim. Bu kadar değer verdim ama nasıl bir adam çıktı hainlikte üstüne tanımam yani adamı. Ne yaptı diye sorsam hocam kızar mısınız? Yanlış bir soru olur. Açıklık ister misiniz? Hain. Hain nedir? Senin arkandan iş çeviren birisidir. Çünkü bak Hasan Çetinkaya, Emre Atasoy sizi yetiştirdiniz. Sizinle beraber başlayanlardan bir tanesi. Ferda daha önce başka bir yerde çalışıyordu. Öyle mi geldi? Yoksa sizi yetiştirmeye çalıştığınız birisi miydi? Yok. Antalya Spor'da çalışıyordum. Antalya Spor'da çalışıyordum. Neyse boş ver onları. Ben mesela son zamanlarda bana rağmen çok şey oluyordu. Mesela Deniz Naki diye bir oyuncu geldi. Evet. Ya diyorum ki İlhan Bey'e de söylüyorum. Hepsine söylüyorum. Burada oradaki insan şu anda çalışan insanlar da var. Diyorum ki ben bu oyuncuyu 17 yaşından beri tanıyorum. 16 yaşından beri. Bu çocuk fena futbolcu değil ama olmaz. Şimdi bana anlattırmayın diyorum ya. Olmaz. Vazgeçin bundan diyorum. Yok bana rağmen transfer oldu. Bir bakıyorum bir oyuncu geliyor. Mesela Simic
Mesela Tomic. Sabi git. Asimilyan bu. Başkan diyorum. Başkan diyorum ki başkanı. Bak başkan Partizan maçını 7 tane izlemişim. Çeşitli zamanlarda. Daha Petrovic zamanlarında. Bu oyuncu var çünkü yaşı vardı bu oyuncu. Evet. Hepsinde oynamış. Ama hiçbirinde bu adamla ilgili bir not düşmemişim diyor. Tomic'le ilgili önce evet demişim. Hatta teklif yapmaya falan. Sonra bir daha gittim. Vazgeçtim bu sefer. Tamam mı? Vazgeçtim. Ondan sonra aradan bir yıl geçti. O oyuncunun transferi oldu. Çünkü bakıyorum adamın numarasını koyamadım. Yani tamam top ayağına yakışıyor, yetenekli, şu bu falan ama yani bir şeyleri eksikti adamın. Bana rağmen oluyordu transferler. Şimdi hocam, son zamanlarda. Yani. O ikinci döneminizde de hatta üçüncü döneminizde de Gençler Birliği'nde bir furya vardı. Balkanlardan futbolcu. Biz bunu Sırp futbolcu diye adlandırıyorduk özellikle. Gençler Birliği niye evet. Sırbistan'ı sık kullananlara eklediydi? Niye bütün futbolcuları o coğrafyadan alıyordu? Ben gerçekten çözemiyordum. Yine isim de vereyim. İlhan Başkan hatta bir keresinde Erdem Alataş için şöyle bir cümle kullanmıştı. Benim üzerimden futbolculardan para alıyormuş. Futbolcular bana bunu söylediler. Ben bununla ilgili beni tehdit de ettiler. Bu Güney aşiretmiş falan. Daha suç duyurusunda da bulundum dedi. Daha sonra yine Gençler Birliği çalışmaya devam etti. Ama gelen futbolcuların çoğu onun üzerinden geçiyordu. Şimdi statüsüne baktığımız zaman Gençler Birliği menajer falan değil. Resmi statüsü yok. Sürekli bir başkanın yanında. Ben ne konuma getireceğim konusunda bir bilgim de yok. Ama böyle bir şey vardı ve Gençler Birliği sürekli Balkanlardan futbolcu alıyordu. Bunun nedeni sizce neydi hocam? Yani sizin aktif olduğunuz dönemde de olmadığınız dönemde de bu böyleydi. Bunun nedeni yok. Bunun özel bir nedeni yok. Çünkü her yere maç izlemeye gidiyorsun. Şimdi ben zaten ben kendim olarak ben oradan aldığım benim Cem Onuk olarak aldığım oradan 3 tane oyuncu var. Birisi Beşiktaş'a giden bizim oyuncu Tosic. Kimdi? Tosic. Tosic. Petrovic. Ondan sonra Zek. Evet. Zeki de Thomas Doll çok istedi. Ben de gittim. Ben de beğendim abi. Şimdi yani bunun yalanı yok ki yani. Benim oradan kendim beğenip izleyip aldığım oyuncular bu. Hatta önerdiğim oyuncu Luka Milovojević şu anda şeyde oynuyor. Crystal Palace'ın kaptanı. Ondan sonra onu çalışmadığım dönem İlhan Bey'i aradım. Söyledim 18 yaşındaydı. Ondan sonra oyuncular oradan çokça geldi evet. Yani oradan şöyle işte Hırvatistan ne bileyim. Tabii iki tane takım olunca 50-100 bin dolara oyuncu nereden gelirse alındı Bülent. Yani bunun şimdi şeyi yok. Çünkü mesela Hacettepe'ye oyuncu geliyor. 150 bin, 200 bin dolara oyuncu nereden bulacaksın abi? Nereden bulacaksın? Oynatma yabancı oyuncu Hacettepe'de. Oynatma abi. Kendi oyuncularını oynat. Düşersen düş, çıkarsın tekrar. Aynen öyle. Yani artık şey... Yani özel bir şey yok. Özel bir nedeni yok yani. Ama hocam şimdi ben hala o denklemi tam çözemiyordum. Şimdi hep aynı menajerler oluyordu aslına bakarsak. Ben bazen şunu düşünüyordum. Alıyorlar Cem hocamı, gel seni bir Sırbistan'ı gezdirelim diyorlar. Gençler Birliği'nde sanki buna düşüyor. Cem hocam gidiyor oradan. Coğrafya olduğu için de oradan futbolcu seçiliyor falan gibi miydi? Çok fazla olmuştu. Aynen. Aynen. Ya, tabii ki gidiyorum. Tabii ki gidiyorum. Ben her yere gidiyorum. Fransa'ya da gidiyorum, Belçika'ya da gidiyorum, Norveç'e de gidiyorum, Danimarka'ya da gidiyorum, Afrika'ya da gidiyorum. Yani ben Tunus'a, Mısır'a, şeye çok maça gittim her yere. Afrika'daki maceralarım kitap yazsam kitap olur. Ama
İşte çok transfer yaptığın zaman, şimdi Hacettepe'ye de oyuncu, 7 tane oyuncu. 7 oyuncu. Bugün iyi bir oyuncunun en kötü maliyeti 1 milyon dolar civarı. Yani alabileceğin rakamlar. 1 milyondan aşağı oyuncu alma şansın yok. Sen şimdi 1 milyona 4 tane oyuncu alıyorsun. Ya da mukavelesi bitmiş oyuncu alıyorsun. Evet. Şimdi Gençler Birliği'nde muhteşem başarıları imza attınız da hocam. Bir de çok kötü bir yıl var. 2008-2009. Hacettepe, Gençler Birliği, Oftaş küme düştü. Gençler Birliği de son maçta rakibinin ile üçlü averaj sayesinde ligde kaldı. Kayseri maçı 4-0'dı galiba. Şimdi ben o günü anlatayım sana. Çok sevinirim hocam. Tabii bu anlatılır mı bilmiyorum da işte. Üstü kapalı anlatayım. Şimdi birkaç hafta öncesinden Kayseri maçı tamam falan filan böyle bir konuşmalar var. Ondan sonra içerideyiz. O tamam. Öyle rahat ki takım. Kayseri'yi nasıl kazanacağız ya da beraberlik yetiyordu herhalde biliyorsun. Evet. Ondan sonra. Şimdi takım öyle bir rahat çıktı ki. Ben de o maç kulübedeydim. Çıktım dışarı 3-0 oldu hemen çabuk. Çıktım arkadaş küme düştük dedi. Neyse soyunma odasına gittim. Soyunma odasına gittim. Ne yapayım ne edeyim ben kara. Ya kulüp küme düştü diyorum. Bu nasıl oldu? Hani böyle olmayacaktı falan kendi kendime soruyorum. Bu ara Antalya-Ankara gücü maçı var. Ben Antalya'nın yerinde olsam diyorum. Biz kesin düştük diyorum ya. Bir de küme düşürdük Antalya'yı. Daha önceki sene işte o sizin evet. Kadroya çıkardığınız sene. Küme düşürdük yendik. O ara Koray yanımdaydı. Bir baktım yok. Bizim maçın da böyle son 5 dakikası falan. Bir baktım tuvalet yıkıldı soyunma odasında. Gol diye bir ses tuvalet yıkıldı. Bir baktım Koray çıktı o alüminyum şey. O da herhalde heyecanla gol diye bağırınca tuvalet yıkılıyor. Şimdi orada bir 10 dakika geçecek. Ben olsam diyorum yerim falan diyoruz biz şimdi orada. Evet. Hacı var falan. Biz soymadık artık bizim maç 4-0 olmuş zaten. Neyse maç öyle bitti. Ben hemen maçtan ertesi gün fabrikaya gittim. Başkan dedim ben bırakıyorum dedim. Yok falan. Yani o maçın öyle olmazdı yani bazı şeyler olmasa o maç öyle olmazdı. O sene bir küme düşmeyi Gençler Birliği takımıyla beraber küme düşmeyi yaşardı neredeyse. Ya da Gençler Birliği evet. Kayseri maçına doğru çalışsa hazırlansaydı evinde Kayseri'ye öyle bir i̇şte, skorla yenilmezdi. Onu söylüyorum. Yani bazı şeyler olmasaydı o maç öyle olmazdı. Mümkün değil. O maçta bir şeyler vardı. Bir şeyler oldu işte. O da bizde kalsın. Ucuz kurtardık ama ondan sonra Asaş durdurulmaz bir düşüşe geçti işte hocam. Yani o programsızlıktan sonra normal. Siz devam ettiniz ama bu bir normal. Şimdi normal bir lige düşer düşmez bir ayaklarını yere bastırmayı başaramadık mı? Durum burada bu şekilde ayarlayacağız. Yoksa evet. Durduramaz mı? Şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Şimdi niye normal? Şimdi gelirin yok. Evet. İki tarafı ligde ya bir tane takımı zor idare ediyor millet. Sen nasıl iki takım idare edeceksin? Aynı tesislerde. Ya olmaz ki. Doğasına aykırı zaten. Federasyon nasıl oynattı bilmiyorum yani. Sonrasında zaten talimatta kaldırdı. Hatta Ankara Spor, Ankara Gücü Birleşmesi'nde de emsaldi bu. Yani o zaman yöneticiler siz Gençler Birliği Oftaş'ı oynattınız. Bizi niye oynatmıyorsunuz diye şey yapmışlardı ama statü değişmişti. Zaten talimatlara girdi. Aynı yönetimsel ilişkisi olan kulüpler aynı ligde oynayamaz diye. 1461 Trabzon'da oldu, Polatlı Buksaç'ta oldu. Benzer ilişkilerde federasyon artık Gençler Birliği Oftaş'tan ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yedi. Bir daha izin vermedi o işe. Doğru.
Hocam üçüncü gelişinize gelelim. Fuat Hoca bahsetti. Ben dedi Cem Hoca'nın gelmesini çok istiyordum dedi. Evet. Göreve başladınız. Bu üçüncü geldiğinizde Gençler Birliği nasıldı? Vallahi. Şimdi üçüncü gelişimde tabii iyi bir kadro yoktu elde. O Munungaların falan olduğu bir takımdı o. Evet. Ama işte biz o takıma işte Tosic'i Mosic'i alarak işte Jimmy Durmaz, Tosic, Petrovic, ondan sonra valla kimler aldık daha bilmiyorum. Lekic geldi. O Fuat'ın yardımcısı Edward vardı. Ben söyledim git seyret diye. Milli maçta seyretti. Alalım dedi. Aldık. O dönem en fazla parayı verdiğimiz oyuncu oydu. 700 bin dolar para verdik ona. Şimdi kim vardı? Aldık. Yani 5-6 tane oyuncu aldık. Altyapıdan da biraz oyuncu takviye edildi. Evet. Altyapıdan evet. Önemli oyuncular çıktı. Kimler vardı? Yani şey fena geçmedi o sene. Evet, zaten evet. O seneden Fuat şeye gitti. Devre arasında Vilemix geldi. Evet, devre arası Vilemix geldi. Normal bir sezon geçirdik yani o sene. Azofeyfa, Ervetum. Yorumlar çok güzel hocam. Ya valla benim hafıza bazen duruyor ama arkadaşlar takviye ediyor. Onlar bir önceki seneden kalmıştı Azofeyfa. Evet. Şimdi Fuat Hoca niye gittiydi? Şimdi Fuat Hoca'nın gitişi büyük bir hikayeye döndü. Fuat Hoca'ya ben istediği parayı da verdim. O Kayseri Erciyes'ten daha fazla para aldı. O biraz hata yaptı orada. O hata yaptı. Fuat'ın gitmesinde de hataydı yani. Ben de öyle görüyorum. O da benim olmadığım zamanlarda Gençler Birliği başka hocalarla görüşmüş. Ben ondan dolayı artık yolları ayrıldık falan demişti. Var mıydı öyle bir hocalarla görüşme? Yok. Yoksa İlhan Başkan da Fuat Hoca ile devam etmeye niyetli miydi? Hayır. Ya İlhan Bey tabii Fuat başta bilmem biraz zorluk çıkardı. Ama yani zorluk aşılmak için var. Yani sorunlar olacak ki onları çözeceksiniz. Öyle görüşür. Yani Fuat da başka takımla görüşüyordu. Yani şimdi İlhan Bey başka bir antrenörle görüşmesi kadar doğal bir şey yok ki. Herkes de başka kulüplerle görüşüyor. Yani burada hep Nalıncı Keseri gibi kendi tarafına yoğurtmayacaksın işi. Onun da başka kulüplerle görüştüğünü ben biliyordum. Hocam şimdi o dönem nasıl geçti? Fuat Hoca gitti. Fuat Hoca gittikten sonra Gençler Birliği sürekli bir hoca değiştirir kıvamdaydı. Bu İlhan Başkan'ın neredeyse yani şeye kadar çok yoktu diyelim. Ersun Hoca gittikten sonra özellikle çok fazla seri hoca değiştirmeye, bir sezonda 3-4 hoca görmeye falan başladık. Şimdi bu sizin açınızdan zor olmuyordu. Hepsinin sözleşmesini imzalaması keyiflidir de ayrılışlar sizdeydi. Yok. Mesela ben Bülent Korkmaz'la ayrılış beni çok yordu. Evet. Çok yordu mesela beni. O da Nick Carr'ı yemişti. Ben diğer futbolcuları konuşmayalım da Nick Carr vardı örnek gösteriyorum gönderilenler arasında. Biraz önce almak için adını bahsettiniz. Bana geldi Nick Carr'la için Bülent Korkmaz Hacı'den iyi futbolcu dedi. Bir gün önce. İki gün sonra geldi ben bunu dedi kadro dışı bırakıyorum. Neden? Dedi bu dedi yemekte bulunmak istemiyor. Şimdi adam yeni gelmiş. Karısı yeni doğum yapmış. Üç öğün sabah gelecek akşam yemeğinden sonra eve git. O da diyor ki yeni çocuğum var. Eşim de buraya yabancı. Buraya alışması lazım. Bana izin verin de bir öğün de eşimle yiyeyim diyor. Buna hayır. Ben olsam hayır demem mesela. Evet. Haklı bir gerekçesi var yani. Ama önceden Cem Onuk olsa işte o 2005'ten önceki Cem Onuk hocanın o lafını dinlemez. Nick Carr'ın bir yere gitmesine izin vermezdi. İşte o... Yok ama öyle bir duruma geldik ki o dönem bir sık hoca değişikliği oldu. Evet.
Şimdi Bülent önce kim vardı bilmiyorum ki. Yani böyle şey, topa basmak zorundasınız. Şimdi Nikali'yi ben göndermezdim de, çünkü biz 1 milyon dolara, 1 milyon kaç, 450 bin sterlin mi? Yok, 850 bin sterlin parayı bulunca, bir de Bristol City o zaman ilk 2'deydi. Şampiyon olursa da bir 500 bin sterlin daha alacaktık. 375 bin Avustralya dolarını aldık. 850 bin sterlini görünce İlhan Bey de verdi. Evet. Fuat Hoca'dan sonra Metin Hoca'ya getirdiniz ki Metin Hoca'ya Gençler Birliği camiası çok istiyordu yıllardır. Metin diyedim, Metin diyedim, evet. Metin diyedim deyip duruyordu. Metin Hoca geldi, yanında Gosto'yu getirdi, yanında Stanko'yu getirdi. İstediği futbolculardı galiba. Ama istenen başarı yine... Yok, Stanko'yu ben aldım. Siz mi aldınız hocam? Valla o konuda evet. Şimdi çok dua alacaksınız. Hala Gençler Birliği taraftarı bugün anket yapsak en sevdiği futbolculardan birisi ben, çıkar büyük ihtimalle. Ben Stanko'yu aldığımda ne hakaretler yedim ya. Metin Diyadin de nasıl başladı hocam? Metin Diyadin nasıldı? Metin Diyadin beni bak. Şimdi birilerinin hayatına dokundum dedim ya. Evet. Bunlardan bir tanesi Metin diye antrenörlüğe ben başladım. Kulüpte oturuyor. Aşağıda bizim Tevfik abinin yanında. Ne yapıyorsun Metin dedim. İş dedi bir şey. O zaman şeyi de bitirmiş. Spor akademisini de bitirmiş. Git dedim PAF takımını çalıştır hadi dedim. Nasıl yani dedim. Ya dedim ki git çalıştır kardeşim. PAF takımını. Başta oradan getiriyoruz. Ve sana çok samimiyetimle bir şey söyleyeyim. Bir gün gazeteyi açtım, Hacettepe'den ayrılmış. Cem Onuk beni ayırdı diye beyanat vermiş. Bak Turgay Kalemci eğer gelirse yanına sor. Ben sabah 4'e kadar Metin Diyadin'i göndermesin diye Turgay Kalemci ile münakaşa ettim. Onu ikna etmeye çalıştım. Ama onlar İlhan Bey ile karar vermişler. Osman Hoca'yı da getirmişler zaten. Benim haberim yok. O işte şeydendi. Yani gönderilmeden daha çok ben gerçekten şeyi iyi hatırlıyorum hocam. Asaş'ın çıkmamasıyla ilgili ciddi bir direnciniz vardı. Çıkmaması lazım bu takım. Bu takım birincilikte kalsın. Futbolcuları A takımı aktaralım konusunda net direnci olan bir tek siz vardınız. Yıllar sonra bunun ben haklı olduğu ortaya çıktı. Evet. Ha bunun yıllar sonra benim, bak ben kulüpçü adamım. Benim futbol aklım var bilen. Akıllı olan adam bir ligde iki tane bir kere bir sene kalırsın, ikinci sene zaten seni atarlar. Yani evet. Yönetmelikler açık ve sarih. Onun için Turgay gitti, arsa buldu, oraya başka bir tesis yapacak falan. Olmaz. Olmaz kardeşim. O kadar kolay değil o işler diyorsunuz. Metin Hoca aslına bakarsak kötü başladı ama bir şanssızlık kısmı da vardı Metin Hoca'da. Tam istediği gibi olmadı. Siz ikinci bir insan değilsiniz anladığım kadarıyla. Şimdi Hacettepe'de olmadı. Gönderilmesini sizden bilmiş gazeteler açıklama yapmış. Geri gelmesini engel olmak istersiniz normalde. Yani benimle ilgili arkamdan konuşmuş gazeteler açıklama yapmış falan diye. Bak Gençler Birliği menfaatine... O an Gençler Birliği menfaatine uygun ne olursa onu yaparım. Ben de nefret duyguları beslemem ben. Bu işte öyle olmaz. Bu sektörde öyle küslük, düşmanlık olmaz. Bir gün onun birine bu ihtiyacın olur, onunla çalışırsın. Bir gün bununla çalışırsın. Ama ben Metin'e çok kırgınım. Yani benimle ilgili bana böyle bir yerde yad edecekse iyi dileklerle yad etmesi lazım. Ama maalesef mesela benim ayrılmamda en büyük etkenlerden bir tanesi duyduğumu söylüyorum. Cem Hoca ayrılmazsa ben istifa etmem gibi böyle bir şey söylemiş. Ya ben zaten giderim. Benim eyvallahım yok kimseye. Ben siz kimsenin ihanetiyle de çok... Metin Diyadin'le beraber evet, mi yaptınız? Evet. Nasıl oldu hocam o hikayeyi? Bir anlatır mısınız detaylı?
baştan beni aradı akşam. Onlar oturmuş işte Kent Otel'de, meşhur ekip. Ondan sonra Kasımpaşa maçından önce ve ben Kasımpaşa maçından önce ben başkana gittim. Milli takım aralığı var. Bak dedim, Metin Hoca ile olmuyor. Başka bir yer getirin. Bunu ben söyledim. Tamam mı? Dediler ki Kasımpaşa maçı oynansın. Ondan sonra. Oynandı. Kasımpaşa maçı bitti. Açtı başkan. Herkesi dedi gönder dedi bana. Herkesi dedi gönder dedi. Şimdi herkesi gönder deyince kendi üstüme dalındım. Ben ertesi sabah Metin'i çağırdım akşam. Dedim ki Metin böyle böyle bir şey var. Ondan sonra söyledim Metin'e ve bir şey demedi. Bana karşı biraz samimiyetsizliğini biliyorum ama bulunduğumuz statü gereği onunla konuşmak icap ediyor. Ondan sonra ben sabah gittim, çağırdım. Çıktım geldim ben. Bu kadar basit yani. O gün gençler bir tesislerinden ayrıldınız. Ondan sonra uğradınız mı hocam hiç kulübe? Bir işte bu küme düştükten sonra bir tam küme düştükten sonra bir daha vallahi bir görüşme oldu galiba. Yok yok hiç görüşmedim. Hayır. Görüşmediniz. Hayır hiç görüşmedim. Hayır. Şimdi hocam. Var. Mehmet Ali Çetinkaya'yı evet. Hatırlarsınız. Onun Gençler.org diye bir sitesi var. Kutsal bilgi kaynağı. Orada şöyle bir listeyi açıyorum. Nereden başlayayım? Erdoğan Arıca ile başlasam. Erdoğan Arıca, Ersun Yanal, tekrar Erdoğan Arıca, Oğuz Çetin, Ziya Doğan, Mesut Bakkal, Fuat Çapa, Sütuf, Bülent Korkmaz, tekrar Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Thomas Doff, Ralf Stündik, Metin, Fuat Çapa, Metin Diyedin, Mustafa Kaplan, İrfan Buz bitmiyor liste. Şimdi evet. İran Başkan çok teknik direktör değiştiriyordu. Ben evet. İran Başkanı hiçbir zaman hocayı göndermesiyle ilgili kafamda bir soru işareti olmuyordu. Nedenini az buçuk anlamaya başlamıştım. Sadece niye getirdiğiyle ilgili derin şüphelerim oluyordu. Yani bunu niye getiriyor ki İran Başkan? Ya bu kadar tecrübeli bir başkan bunun ne olduğunu görür. Ben dışarıdan futbol seyreden birisi olarak görüyorum. 3-4 maç sonra gidecek bir hocayı getiriyor aslında. Ama şu vardı ki hadi bu ilk imzalar keyifli olur. Hocayla sözleşme imzalamalar, pazarlıklar 300 liralar, 500 liralar. Ama göndermelerde telefon açıp Cem sen bunu yolla derdi ve kapatırdı telefonu. Cem Hoca gönderen olurdu. Şimdi evet. Ve siz suçu üstlenen de insan olurdunuz bir taraftan. Yani İlhan Başkan böyle uygun gördü. Hadi güle güle hocam değil. Oturup düzgün bir şekilde anlaşıp el sıkışıp tazminatsız bir şekilde hocayı göndermeye çalışan bir insan profilinde olurdunuz. Bu pozisyondaki bir insan sana bir şey anlatayım. Buyurun hocam. Bak Oğuz Çetin'in hikayesini anlatayım. Harika olur hocam. Yani insanlar benim neye durumlarda olduğumu da anlasınlar. Yani öyle her şey. Oğuz Çetin, Osman Özdemir. Odada oturuyoruz. Devre arasının programını yapıyoruz. Nerede kamp yapalım, kimi gönderelim, kimi alalım. Şimdi biz 4-5 saat odada kaldık. Konuşuyoruz. Ben aşağıda ne oldu ne bittiğinden haberimiz yok. Kapı kapalı biz içeride konuşuyoruz. Kapı bir açıldı. Dediler ki hoca başkan seni çağırıyor aşağıda. Abi yönetim kurulu toplantısı. Dediler Oğuz'u gönder. Nasıl yani dedim ya. Nasıl yani dedim ya. Ben dedim 5 adamlarla dedim şey konuşması yapıyorum. Programını yapıyorum. Ya bana niye daha önceden söylemediniz kardeşim? Böyle bir niyetiniz varsa. Böyle bir niyet vardı. Ama Kayseri maçından sonra gönderelim, gönderelim falan filan. Bana telefon açtılar. Ondan sonra kaldı. Aradan da birkaç gün geçti. Şimdi ben sen benim yerimde ol. Hadi yukarı çık Oğuz'a de ki hocam olmuyor falan. Ne dersin bana? Ulan ne şerefsiz ne adi adamsın demez misin? Ulan kaç saattir şey yapıyoruz. Benle niye konuşuyorsun burada? Evet. Aklına gelir mi? Haberi yok bu adamın. Gelmez.
Gelmez. Ama Oğuz Çetin'in gelmesine sizin günahınız vardı hocam. Ben söyleyeyim. Hatırlatayım mı size yok, bu hikayeyi? Yok yok. Hayır. Hayır, hiç alakası yok. Bir gün sizin Mehmet yanınıza geldim hocam. Bir gün sizin yanınıza geldim. Hocam, hoca adayları kim dedim. Siz bana bir listeyi sundunuz. Oğuz Çetin var. Hayrettin hocam var. Hayrettin Gümüşdağ. 4-5 tane isim. Hocam dedim, bunların hiçbiri olmaz ya dedim. Kim olurmuş dedi. Bülent dedi, sen kimi söylüyorsun dedi. Hocam görürsün dedim. Ben gittim Alkaralardan bir anket yaptım. Ankete de Mesut Hoca'yı ilave ettiydim. Mesut Bakkal'ı. Sen bana çok kızdıydın. Mesut'u nereden çıkardınız o milli takımda şey yapın. Sonra Oğuz Çetin'le benim bir röportaj var. Ben Oğuz Çetin'le zaten bir maçta sahaya top atma hikayesi vardı. Hatırlar mısınız? Maç uzasın diye Fenerbahçe'de yardımcı hocaydı galiba o zaman. Ben o dönemden bir Oğuz hocayla mesafeliydim. Sevmiyordum. Röportaj gibi geçmemişti. Kavga gibi geçmişti. Ama ben hep aklımda Oğuz Çetin'i sizin getirdiğiniz kalmış. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum hocam. Yani şöyle düşün. Şimdi benim içinde bulunduğum duruma bak. İnsanlarla ben Oğuz olsam onun benim gibi yüzüme tükürürüm ya. Sen o zaman benimle niye alay ediyorsun kardeşim? Evet. Yani demez misin? İçinde bulundurma. Ben başkana da bir şey diyemedim. Kulüp menajerisin. Sen tebliğ edeceksin. Ya, benim bazı zamanlarda neler çektiğimi kimse bilmiyor. Hocam, Girey hocam niye geldi, niye gitti? Ben yoktum o zaman. Ha, siz yoktunuz. Ersun hocanın evet, ikinci gelişi. Ersun hoca ikinci kez geldi. Şimdi Ersun hoca apayrı bir profil. Çünkü Gençler Birliği taraftarı Ersun hoca deyince bir yumuşar. Ersun hocayla çünkü gerçekten bir başarı hikayesi yazıldı. Hayallerde de vardı. Bir gün Ersun hoca tekrar gelecek. Tekrar iyi bir kadro kurulacak. Tekrar o güzel günleri yaşayacağız falan. Ersun hoca geldi. Daha 3-4 gün kaldı ve Ersun hoca gitti. Bu işi Draman'a bağlanmıştı. Draman'ı satma demişti. Satıldı dedi. Ama Ersun Hoca bu konuyu Cem Hoca'ya özellikle sor. Cem Hoca bunun hikayesini, gerçek hikayesini biliyor. Cem Hoca bunun hikayesini anlatsın dedi bana. Bak, Ersun Hoca Manisa'dan sonra Manisa'daki aldığı paranın yarısına geldi. Ve hiçbir de şeyi yoktu Ersun'un. Talebi yok. Sadece Ersun Hoca tanımazdı ki Gökhan'ı falan bilmiyor. Yani. Evet. Ben söyledim, bunları alırız, böyle böyle koyarız oraya. Ondan sonra başkanla görüştük. Giray, İlhan ve Gökhan Hacettepe'den şeye gelecek, Gençler Birliği'ne. Başkan önce, ondan sonra tabii ve tarafı buna biraz tepki gösterince olmadı. Yani düşünebiliyor musun? Ersun Hoca böyle olunca tabii o da şey yaptı. Ya Draman konusu çok şey değil de bu üç oyuncu olmayacak. Bir de şeyle konuşmuş başkan. Cengiz Ergün müydü şeyin başkanı, Manisa'nın başkanı falan. Biraz başkanı kafasını karıştırmışlar. Kafası karışınca bir de bunlar olunca bana dedi ki olmasın. Ersun da öyle şey yaptı. Gitti yani. Ersun Hoca bir şey daha söyledi. Mustafa Kaplan dedi. Ben onu istemedim kulüpte dedi. Valla onu kimse istemiyor. O bir yerden giriyor. Bir şekilde giriyor. Bir yılan gibi sıyrılıyor içeri. Oradan oraya. Ben de şaşırdım kaldım. Çünkü Cem Hoca'ya özellikle Mustafa Cem Hoca'n hatırlar dedi. O Draman'lar, öbür futbolcular onlar olmaz. Başkaları olur ama kulüpte bir huzur ortamını bozacak nokta varsa ben orada durmazdım. Onun için Cem Hoca söylediği andan itibaren hiç diretmedim. Yani başkan, gittim dedi. Başkan Mustafa konusunda evet biraz ısrarcı oldu ama hocanın kabul etmeyeceğini biliyordu yani. Ben de biliyordum. Başkan bazen kabul etmesin diye de kullanıyor muydu hocam bu işleri? Yapabilir. Bilemem yani. O zaman düşünceleri nedir bilemem. Hocam bu kadar hoca gönderildi. Önce tabii çok isteyerek çağırdı Ersun'u.
Yani İstenmez ben, mi hocam yani? Bana, gerçekten çok keyif verdi. Yani, herkese keyif verdi. Ve Ersun'da Allah var şimdi. Şeyden 1,5 milyon dolar mı ne alıyordu? Şeyden, Manisa'dan. Manisa'dan bize 750 bin dolar mı 800 bin dolar mı ne geldi? Hocam bu kadar teknik direktör gönderildi, gönderdi. Direkt tebliğ eder sende. Başkan sana söylüyordu. Gitmesini istemediğin, başkanım yapmayalım bak bu böyle değil dediğin, yanlış yaptığınızı düşündüğün hangi teknik direktör oldu? Oldu mu daha doğru söyleyebilirsin? Yoksa bu kararların hepsi doğru muydu? Var. Ya bazıları erken oldu, bazıları o an için. Bunun cevabı yok Bülent. Yani kalırsa başkan o konuda ben pek şey yapamazdım. Ha, düşüncemi söylerdi, ben söylerdim düşüncem ama yani öyle bir ısrarım olmaz. Çünkü teknik direktör konusu çok enteresan. Yani futbolcu gibi ısrarcı olmazdım yani. Getirilmesini istemediğin kimse var mıydı? Yani başkanım bu Ziya Doğan'ı kenara koyuyorum. Ziya Doğan konusunda sanırım. Ziya Doğan'la ben konuştum. Ziya Doğan'la da ben konuştum. Abant'ta gittim. O İstanbul'dan geldi. Ben buradan gittim. Ama o başarılıydı ama adamla biraz çalışmaya başladıktan sonra yani diyorsun bu nasıl antrenörlük yapmış bu ligde bu şeylerde nasıl çalışmış diyorsun yine. Zaten gençler bir taraftarın büyük kısmı Skoko'yu göndermesinden dolayı şey yapıyordu. Hatta hatırlıyorum havaalanına gittiler Skoko'yu karşılamak için taraftar. Yani durduralım Skoko gitmesin diye. Çünkü Skoko gerçekten gençler bir açısından önemli kıymetli değerdi. Ben hala gençler birinde olmasını isteyeceğim bir profesyonelde hangi konumda olursa olsun. Gerçekten çok özel bir futbolcu. Bulamazsın. Öyle oyuncuları bulamazsın. Öyle oyuncular bir daha bulamazsın. Bir daha Thomas Debel bulamazsın. Evet. Bir daha Yedin bulamazsın. Ya bulamazsın. Ya Yedin'i de Antalya'da oynatmadı yalnız. Crystal Palace'a gidene kadar Yedin'i Türkiye'de doğru düz gören olmadı. Yok. Ama oraya gidince gerçekten... Antalya'da oynadı canım. Antalya'da nasıl oynamaz? Hep oynadı Antalya'da. Benim hep Antalya'da sürekli gitme gelmeli aklımda kalmış. Yok. Antalya'da oynadı. İkinci sene geldi. Kiralıktı. Bize geldi. Biz de oynadı. Oynamadı. Ondan sonra oynamaya başladı. Mukavele önerdiler. Bilmem ne oldu ama o da gitti işte o zaman. Hocam gençlerinden en son ayrılışınız. Metin Diyedin'le beraber, Metin Diyedin'in dönemi. Ondan sonra ne yaptınız? Evinize çekildiniz, inzivaya çekildiniz, kumandaya çıkıp Dijitürk'ten maç mı izlediniz sadece? Ne yaptınız? Yok. Direkt Ayvalık'a geldim. Ondan sonra burada yaşamaya başladım. İçinizden bir taraf Gençler Birliği'ni özledim. Gitsem burası benim evim demedim mi hocam? Ya demez miyiz? İnsan diyor tabii. Yani bu tecrübeyle, bu bilgi birikimiyle bir şeyler katacak gücümüz de var Allah'a çok şükür ama demek ki teveccüh gösterilmedik. Gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Ama şöyle bir geçmişte yaptıklarımız İnsanların hafızasını demek ki çabuk silmiyor. Oradan benim ayrılmamı isteyen kulüp içindeki bir takım insanlar vardı. Yani bunlardan bir tanesi orayı böyle işte kendi çiftlikleri gibi at koşturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Yani oranın futbol aklı olmak istiyorlar. Yani bak yöneticilik vasfınız iyidir, bilmem nedir. Ama orada başka şeye soyunmayın abi. Başka şeye soyunmayın. Bırakın herkes bildiği işi yapsın. İnsanlara da saygı gösterin. Öyle kolayına değil her şey. Bak ben terbiyemden konuşacağım bazı şeyler. Konuşmam çünkü kulübe zarar veririm. Niye zarar vereyim abi? Benle kalır, benle mezara gider. Vallahi konuşulabilecek her şeyde ben konuşmaktan yanayım hocam.
Yok, ben Murat şeyim. Yani oraya hak etmeyen insanları getirmesin abi. Hak eden insanları getirsin göreve. O kulüp için çalışacak insanları getirsin oraya. Bu yönetici de böyle olacak. Herkes tanımı belirlenecek, tanımı olacak. Profesyonel olacaklar ve kendi mecrasında yürüyecek, gidecek. Hocam işte o 10 tane futbolcuyu satıp onu bankalarda iyi değerlendirip tesisleri yapıp kasada para tutmayıp başaran Gençler Birliği İlhan Başkan'ın ölümüyle beraber ilk önce kasasındaki parayı bitirdi, ardından da küme düştü. Şimdi biz sizinle en son görüştüğümüzde İlhan Başkan'ın evindeki taziye evinde karşılaştık, orada görüştük sizinle. Ondan beri sadece telefonla görüşüyoruz. Pardon, bir de hastanede geldim ziyaretinizde. Yüz yüze doğru düz hiç görüşmedik. Şimdi Gençler Birliği bağıra çağıra küme düşüyor. Gençler Birliği'nde sizin yetiştirdiğiniz belki bir Hasan olabilecek ama olmayı beceremeyen bir Emre Atasoy var. İdarecilik bakımından ciddi hatalar yapıyor. Ben de uyarmaya çalışıyorum birçok konuda. Teknik direktörle meyhanelere gidiyorlar, beraber yiyorlar, beraber içiyorlar. Transferler devasa bir fiyasko. Bir dur diyecek bir akıl yok. Şimdi siz o dönem ben bir şey söylemeye çalışıyordum. Suç olduğu zaman ya başkan böyle uygun gördü ne yapalım diye bazen de suçu üstlenen bir şey vardı. Orada bütün suç başkana atılan bir yapı. Kendileri bir şey yapmayıp sorumluluk almayan bir yapı vardı. Ve Gençler Birliği bağıra çağıra küme düştü hocam. Parası da bitti. Neler hissettiniz? Vallahi tabii güzel şeyler hissetmedim. O söylediğin şeyler var yok mudur onu bilemem. Ben çünkü çok uzaktayım. Sadece benim de kulağıma bir şeyler geliyor ama bir insanı yaftalamak çok kolay. Ben görmediğim, bilmediğim şeyler hakkında yorum yapmam. Ama oradaki Arif Bey'e söylüyorum. Her şey öyle göründüğü kadar kolay değil. Öyle marketin rafında üzerinde 5 kuruş yazan su gibi gidip futbolcuyu alamıyorsunuz işte. Bu işleri kolay zannettiler. Ama ondan sonra ne olur? Menajerin getirdiği oyuncu. O zaman da hata yaparsın. Oyuncu alırsın, ikisi çıkar. Ya orada biz işte de daha önce. Ya işte biraz önce 2008-2009 sezonu Gençler Birliği küme düşmenin direğinden düştü. Hatta düştü yani 20-30 dakika Gençler Birliği küme düştü dedik biz. Orada Antalya gol atmasa Gençler Birliği birinci lige düşüyordu. Asaç da düşmüş, aynı sezon düşmüş. Ama orada bir taktiksel bir hata vardı. İşte iki tane takım yönetilmeye çalışılıyordu. İş biraz ciddiye alınmamış. Son maçı yeterince hazırlanılmamış. Bir rahatlıktan dolayı Gençler Birliği küme düşüyordu. Ciddiye almadığından dolayı tehlikeye. Ama burada bir bağıra çağıra durum var ve kimse dur Bülent diyemiyor. Yani Bülent bak bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bir işte insanlarla oradaki insanlarla anlaşamadığım şey buydu. Şimdi Hacettepe ve Gençler Birliği. O iki ayrı takım gibi düşünürsen ikisine de ayrı transfer yapacaksın. Aynı cepten. Evet. Aynı cepten iki transfer yapıyorsun. Kardeşim bu mümkün mü? Doğasına aykırı ya. Sen birinden çekersin, öbür tarafa oyuncu transferi yaparsın. Evet. Mesela ben Mustafa Beklemeye, ben o işte Ersun'un geldiği işte anlaştığımız zaman ben Mustafa Beklemek gibi, şu gibi, bu gibi oyuncuları ben Hacettepe'ye alacaktım. Oradaki oyuncular oraya, onları oraya. Bir sene oynatacaktım veyahut da onu oraya çekecektim. Yani dolayısıyla bunları böyle yapmazsan iki tane takıma iki ayrı transfer politikası izlersen bu sefer futbolcu çöplüğüne dönersin. Bunu anlatamadım insanlara işte. İkinci o dönem de öyle. Tabii her başarısız olduğu dönemler olur. Bazen mesela bir Rize Spor bir dönem küme düştü. Bütün oyuncuları transfer yaptı.
Ama Gençler Birliği'nin de o Antalya'nın Kayseri maçı olduğu zaman çok kötü bir takımımız yoktu. Ama küme düşüyorsun. Yani düşebilirsin. Ama onun en büyük nedeni iki takım olmasıydı. Elinde potansiyel var. İki takımdan canı bir takım yaratabilirsin. İkisini de düşürürsün. Bunu başında söylemiştim. Ben bütün yerlere de söylemiştim. İkisini birden düşürürsünüz diye. Hocam, şimdi o küme düştüğümüz sezon bazı şeyler vardı. Ben bunu Cem Hoca olsaydı olmaz dediğim çok nokta var. En saygı duyduğunuz teknik direktör kimdir bilmem hocam ama örnek göstereyim. Alex Ferguson, Gençler Birliği teknik direktörü. Kulüpte böyle bir hava var. Teknik direktör öğlendiği uyanıyor. Garip garip fotoğraflar paylaşıyor. Teknik direktör odası içki kokusundan, sigara kokusundan geçirmiyor. Kulüpte bir disiplinsizlik var, bağırıyor. Teknik direktör gazeteciyle kavga ediyor, taraftarla kavga ediyor, alakasız yerlerle kavga ediyor. Ve başkan da buna izin veriyor diyelim. Genel menajer Cem Onuk ne yapardı? Buna izin verir miydi? Ya öyle bir şey ne ya anlamadım ama bir kulüpte öyle bir şeyin olması mümkün mü? O mümkün. Yaşadık hocam. Yaşadık yani. Bir, bağıra çağıra yaşadık. Kimi kastettiğinizde ne olduğunu bilmiyorum ama öyle bir şey olması normal bir şey değil bir futbol kulübü. Yani normal. O odada içki içilir mi ya? Ben doldurdum. Ben içerim. Günah benim. Kime ne paylaşımlarını yaşadık hocam? Bilmiyorum. Yani kimdir, kimden kastettiğini gerçekten de bilmiyorum ama boş ver. Ya işte bir otorite problemi vardı. Cem Onuk'un o kulüpteki otoritesi gerçekten önemliydi. Şimdi bak benim anlayışıma göre kulüpte birkaç tane otorite vardır. Önce kulübün ve yönetiminin bir otoritesi var. Ondan sonra profesyonel takımın bir otoritesi var. Yani bu menajerlik kapsamında bir otoritesi var. Ondan sonra teknik direktörün otoritesi var. Şimdi bunların arasında bir geçirgenlik olmazsa o zaman sıkıntı olur. O kulüpte başarı da olmaz. Kümede düşer. Yani teknik direktör menajere rağmen bir şey yaparsa, menajer teknik direktöre rağmen bir şey yaparsa, başkan kimseyi dinlemez bir şey olmaz. Orada hiçbir şey olmaz. Oldu işte küme düşme oldu. Orada. Kötü bir senaryo yaşadık. İlhan Başkan'ın adını yaşayan sezonda Gençler Birliği küme düştü. Neyse ki sonraki sene bazı şeyleri doğru yaptılar da Gençler Birliği tekrar Süper Lig'e çıktı. Bu sene de yine... Olur, başarısı olur. Başarı olur. Yani her şey içinde var. Bazen öyle gelir ki en iyi 3 oyuncunun çaprazları kopar. Yerine koyamazsın. Allah korusun. Takımının temel direkleri gider. Sıkıntı yaşarsın. Olur bunlar. Vallahi bak şimdi Stanku sakatlandı. Sakatlandıktan sonra maç kazanamadı. Evet. Vallahi nasıl arıyoruz? Aradık Stanku'nun yokluğunu. Hatta Stanku'yu antrenmanda sakatlayanı aramaya başladı taraftar. Kim sakatladı bunu diye. Hamza Hoca'ya falan sordu. Kim sakatladı hocam bu Stanku'yu diye. Hocam şimdi öyle böyle Gençler Birliği uzaktan da olsa takip ediyorsun. Şimdi benim hayalimde bir model var. Gençler Birliği eğer bunu isterse yapabilecek Türkiye'deki tek kulüp diyorum. 5 sene içerisinde tamamen yerli oyuncularla, 8 sene içerisinde tamamen kendi altyapısından, öz evlatlarından oluşan bir kadroyla sahaya çıkıp bu ligde mücadele edecek bir Gençler Birliği yaratılabilir diyorum. Bu vizyon, ütopik bir vizyon mu, hayal mi? Yoksa gerçek istendikten sonra yapılabilecek bir şey mi? Yok, olmaz Bülent. Çünkü neden? Doğasına aykırı. Şimdi 5 yıl içerisinde diyelim 30 tane oyuncu üretmen lazım. Ve bu 30 tane oyuncuyu hiç kimse transfer etmemesi lazım. Ve buna direnmen lazım. Doğru bir planlamayla da kolay değil diyorsun. O kağıt üstünde olabilir ama şeyde değil diyorsun. Evet. Yani şimdi düşün.
Bak bir Mert çıktı. Bir sene 6 ay, bir sene oynadı. Pat diye gitti. Evet. Yani ki Süper Lig'de oynamadan gitti. Gökhan Gönül gibi oldu. Gökhan'ı hiç evet. görmediydik de bu direkt evet. birincilikten şeye evet. gitti. İtalya'ya gitti. Evet. Peki gençler birinin altyapı modeli nasıl olmalı hocam? Şimdi Hacettepe artık tamamen altyapıdan çıkan çocuklarla devam ediyor. Altyapı koordinatörü değişti. Taşkın Hoca geldi. Orada yeni bir yapılanmaya başladı. Ne kadar takip ediyorsun, ne kadar etmiyorsun bilmiyorum ama. Cem Onuk nasıl yapardı bu işi? Şu anda Gençler Birliği genel menajeri olsa ki maddi sıkıntı bütün kulüpler yaşayacak artık. Korona sonrası evet. artık nakden yayınlarından böyle ben, gelirler gelmeyecek. Sözleşmeler önü uçmayacak. Evet. Ben daha hiç hocaları, altyapı hocaları maç kaç kaç olmadı. Kaç kaç bitti diye sorma. Niye mağlup oldunuz, niye yenildiniz diye sorma. Ben kendi antrenörlüğümde de başkanının yönetiminde hep takımda 3 tane oyuncu çıkacak. Benim için öbür oyuncular araç. Bu 3 oyuncu benim önemlidir. Bu 3 oyuncu için yetiştirmek için bütün gücümü bu 3 oyuncuya kullanırım. Her yaş grubundan 3 oyuncu bulursan 10-12 tane yaş kategorisi var. İşte senin eline 30 tane oyuncu portföyü. Bunların testlerini, bunların özel antrenmanlarını, bunların beslenmeyi, bunların okulunu, bunlara iyi bakacaksın. Özel korumayı alacaksın oyuncuları. Başka türlü olmaz. Siz kendiniz bütün oyuncular köprü olduğunuzu düşündünüz mü hocam? Gençler Birliği, altyapıdan efendim? Çıkan çocukların A takıma kanalize olması, teknik direktörlerin onu kadroya alması, oynatması konusunda iyi köprü olduğunuzu düşündünüz mü kariyeriniz boyunca? Evet. Ben bu konuda çok ısrarcı oldum. Ha, gücümün yettiği günler oldu, gücümün yetmediği günler oldu. Mesela Serkan Balcı'yı Ersun'a söyledim, kabul ettirdim. Ama mesela Gökhan Gönül'ü kim vardı ya Rabbim o zaman ya? Oynayan oyuncundan iyi dedim ama kimdi teknik direktör? Şey Serkan sırasında. Hatırlamıyorum. Serkan'da mı hocam? Serkan sırasında mı? Yok yok. Gökhan Gönül'ü. Mesela ben Ziya dedim ki oynayan oyuncudan... Hocam bir dakika. Ziya Doğan'dan hemen önceydi. Oğuz Çetin vardı. Oğuz Çetin Ziya Doğan dönemi başladı. Ondan önce de Erdoğan Arıca vardı. Yani Gökhan'ı oynatmayan Gökhan Ziya Doğan'dı. Oynatmayan Ziya Doğan'dı. Çıkarmayan. Onu çok iyi hatırlıyorum. Olabilir. O zaman ona belki söylemişimdir. Çünkü senin oynattığın oyuncudan bu daha iyi dedim ama Ziya beni dinlemedi. Ziya Doğan hocam. Net Ziya Doğan'ı. Ben iyi hatırlıyorum Ziya Doğan. Ziya Doğan ısrarla oynatmamıştı çünkü. Benim de hafıza bayağı bir gelişmiş hocam. Tamam kulübün tam içinde değildim ama bu konuşmalar da çok önemli aslına bakarsan. Bir taraftan hafıza tazeliyoruz. Tanıl abi de izliyor. Gençler Birliği tarihini güncelledikçe buradan konuşmamış evet. birçok şey de yere geliyor. Bu arada Ankara Rüzgarı yenilendi hocam. Güncel versiyonu eline geçti mi bilmiyorum. O sizin döneminizde bir Ankara Rüzgarı yazılmıştı. Gençler Birliği tarihi. Evet. Şimdi Tanıl abi son 10 yılı 15 yılı bir daha güncelledi. Yeni versiyonu çıktı. Evet. Eğer eline geçmediyse mutlaka onu biz sana ulaştıralım bir şekilde hocam. Tamam. Tamam evet. Seçkin hocam da yazıyor. Mesut Bakkal, Bülent Korkmaz diye hangi konu üzerine yazdı tam emin değilim. Seçkin hoca niye direnmedi? Seçkin hoca gerçekten Gençler Birliği için özel birisiydi. Aynı şekilde Şeref hoca şu anda milli takımda. Gençler Birliği çok güzel insanları yetiştiren bir kulüp aslına bakarsak. Şimdi işte sana onu söylüyorum. Şimdi bir Şeref Çiçek. Ben geçen sene antrenör ararken ben şeye telefon açtım. Murat Başkan'a. Antrenör var mı dedi. Dedim valla piyasadakileri sen biliyorsun başkan dedim ama ben dedim bizim bir çocuğumuz var Şeref Çiçek dedim. Yeteri kadar da pişti dedim. Evet. Ondan sonra
ligde çalıştı, milli takımda çalışıyor, Trabzon'da çalıştı. Yani uzun süredir de bu işin içinde olabilir dedim ama teveccüh görmedim. Hala kırmızı siyah kravatla geziyor milli maçlarda. Daha Şeref Hoca o kadar güzel gençlerle çok kıymetli birisi. Programa da konuk edecektim de Şenol Hoca'dan izin alamadı. Ben de Şeref Hoca'yı çok çok severim. Gerçekten altyapı konusunda yani bak kimler çıktı bu kulüpten görüyorsun değil mi Bülent? Hocam o gün A milli takımının teknik direktörünü çağırıyorum. Gençler Birliği'nden çıkmış Necla Hoca. Ben programda öğreniyorum, haberim yok. Evet. Biz çocuklara koordinasyona Necla Hoca'yı tuttuk. O çalıştırdı. Ya biz neler yaptık da kıymetimiz bilinmedi abi. Bizim hocam, kulüpte yaptığımız o insan hayal edemediği şeylerdi. Gençler Birliği olmadı. Gençler Birliği'nden davet de gelmedi. Başka kulüplerle niye görüşmedi? Yani bu artık talep etmeye bak. Birçok kişiye ben bunu söyledim. Talep etmeyince artık insanların aklına gelmiyorsunuz. Birileri de kapının önünde yatıyorlar. Hı. Fabrikada sabahlıyorlar. Gelsin de bir merhaba verelim yok diye. Şimdi tamam bunu yapmıyorsunuz bu ama kendinizi hatırlattırmıyorsunuz. Bak ben Gençler Birliği'nden ayrıldığım zaman Balıkesir Spor beni çağırdı. Yolda geldim. Arabayla gelirken onlar bekliyordu. Ama ne oldu ne bitti? Görüşme olmadı. Yani gençlerimden ayrıldıktan sonra Balıkesir Spor'la anlaşıyordum. Olmadı. Ondan sonra da ben gerçekten yani ben burada çalışmak istiyorum falan diyemem ki. Yani bu kadar bilgim. Çünkü herkes yöneticiye atıyor. Yönetici yöneteceği adam istiyor. Elinde kukla gibi piyonları olsun işte onu oynatsın. Hiç liyakata yani bu ülkede liyakat diye bir şey kalmadı Bülent. Yani ya elinde senin yetişmiş adam var, tecrübeli, eğitimli, dünya futbolunu biliyor. Altyapıda ben üstüme adam tanımam bir kere. Yani hiç o konuda tevazu göstermem. Ben oyuncuyu bir kere görürüm, benim için yeter o. Öyle hiç o konuda her konuda tevazuluyum. Benden iyisi olur ama bu konuda da benden iyisi olmaz. Şimdi İlhan Başkan ben gösteririm. Sürekli maç izlemeye gidermiş. O dönemlerde ben de çok yaşamadım. Siz de sürekli maç izlemeye gidermişsiniz. O zaman internet teknolojisi bu kadar gelişik değil. Öyle Valsukat'tan maç izleyerek futbolcu da alınmıyor. Canlı canlı izlendiği dönemler. Şimdi bütün kulüpler, bütün menajerler doğru düz canlı maç izleyerek transfer yapmıyorlar. Yine internetten açıyorlar, izliyorlar. Bu sizin son menajerlik döneminizde de bu teknolojiler aslında bayağı bir gelişmişti. Şimdi Cem Hoca olsa transfer yapılırken illa izlemem lazım, görmem lazım der mi? Tabii ki. Görmeden alma. Tabii ki o teknolojiden faydalanırım. O sistemler ne yaparım? Gün içerisinde oradan oyuncu bakarım. Gözüme çarpan oyuncuyu da gider seyrederim. Çünkü ben bunun ben bunlardan ağzım yandı. Çok beğendiğim bir oyuncuyu akşam kasetini seyrettim. Gündüz maçını seyrettim. Adamla gittim transfer görüşmesi yaptım. 10 duruşlu eski Çek stoper o Bratislava'nın başkanı. Allah'tan adamın uçağı var. Dedi ki yarın ertesi bir gün sonra görüşelim dedi. Ben çocuk da geldi dedi hocam dedi maçın kasetini aldım. Ulan dedim ben bu maçı mı seyrettim? Ben bu adamı mı alacağım dedim. Kaçtım hemen. Kasetten baktım adam rezalet. Allah Allah dedim ya. Ben başka maç mı seyrettim arkadaş? Ondan sonra neyse hiç şey yapmadım. Yani 100 bin marka verse almayacağım adamı. Hollanda'ya kampa gittik. Masanın üzerinde orada voleybol dergisi. Lan diyorum bu kapaktaki adamı ben tanıyorum diyorum ya. Baktım Igor Demo. PSV Eindhoven. 7 milyon gulden. Ben 500 bin, 800 bin marka almadım. Yani verme derif bana da 1 milyona verecekti. O zaman 7 milyon guldene PSV'ye gitmiş. Yani bunlar işte tecrübe. Bunları parayla satın alamıyorsun abi. Evet.
Lan çıplak gözle gördüğüm adamı kasette vazgeçtim. İlhan Başkan da öyle çok maç onun izler için miydi? Şöyle İlhan Başkan misal Patrick de miydi hocam? Başka bir kaleci izlemeye gidip Patrick'i alıp gelme hikayesi. Yok. İlhan Başkan'ın öyle hikayeleri var mıydı? Neler vardı hocam? Aklında var mı? Yok. O başkan ben Thomas Debel'i başkana seyrettim. Ben gittim seyrettim. Sonra başkanla biz transfer görüşmesi yapmaya başkanla geldik. Ondan sonra Thomas Debel'de o gün Patrick inanılmaz maç oynadı. Başkan dedim bu kaleciyi de alalım biz. Tamam dedi alalım. İşte ikisini konuştuk bitirdik. Fakat herifi idmanda bir gördüm Bülent. Eyvah dedim gözlerim. Rahmetli Fikri abi dedi ki ulan dedi bu kaleci ise dedi ben de dedi bilmem neyim dedi. Hakikaten herif kevgir gibi topu tutamıyor. Samet Hoca da antrenör. Sakarya hazırlık maçına gidecekler. Ben dedim gelmeyeyim ya. Benim işim var dedim. Ondan sonra ben dedim gelmeyeyim. Gitmedim. Telefonu da kapattım. Rezil olacağım dedim. Ondan sonra bir baktım 8-9 tane Samet aramış beni. Eyvah dedim şimdi maç dedim herif sıçtı. Biz dedim seyredelim. Mahvoldum dedim ya. Bütün karizmayı çizdirdim dedim. Hadi ağa dedi Samet. Yırttın dedi. Kaleci hakikaten. Abi maçta herif idmanına bak. Adamı hiçbir şeye almazsın. Maça bak. Adam bambaşka. Petri'nin son maçını hatırlıyor musun hocam? He? Son maçını hatırlıyor musun Petri'nin hocam? Bursa maçıydı. Vallahi hatırlıyorum ama çok. Dakika 85 Erdoğan Hoca teknik direktör, Metin Hoca yardımcısı. 85'te Petri'yi oyundan aldı Erdoğan Hoca. 3-1 önde Gençler Birliği. Hasan Kale'ye geçti galiba. Petrik Metin Hoca'ya söylemiş. Metin Hoca Erdoğan Hoca'ya şey yapmış. İlla tribünlerle vedalaşmak istiyor Petrik diye. Ayrılacak ülkesine gidecek. Evet. Maç 3-3 bitti. Son dakikada Bursa Spor'un bir topu da direkten döndü. Ben o zaman o maçta yoktum herhalde. Ya çok çok enteresandı. Ben daha sonra Erdoğan Hoca'ya sordum. Ya dedi benden habersiz dedi. Metin söz vermiş dedi rahmetli. Yoksa dedi çıkarır mıydım oyundan dedi. 85'te kalecim değişmiş dedi. Onun da toprağı bol olsun. Çok güzel bir insandı Erdoğan Hoca da. Birçok şeyi evet andık. Şimdi hocam bir tane kulübün menajeri bana bir hikaye anlattı. Bülent dedi sen dedi çok tepik davranıyorsun dedi. Ama dedi bir transfer vardır dedi. Bir menajer dedi sana şunu getirir dedi. Bak bu transferi yaparsa futbolcu para kazanacak. Menajeri para kazanacak. Şunlar para kazanacak, bunlar para kazanacak. Sen eğer ben para kazanmayacağım diye diretirsen dişlinin arasına taş koymuş olursun. Seni bir gün o dişlinin arasından çıkarırlar. Sen de bu şeyin içerisine girmek zorundasın. Üçünü beşini almak zorundasın. Bu hediye geldiyse bunu kabul etmiyorum olmaz dedi. Ben bu mutlaka size de gelmiştir. Ben o yüzden o dişlinin arasından attılar beni işte. Tam doğru soruyu sormuşum o zaman hocam. Evet. Çünkü şimdi artık herkes para kazanmak istiyor bu işlerden. Anladın mı? Evet. Herkes para kazanmak istiyor. Olmazsan bir şekilde ama şimdi. Ben ayrıldığım zaman prim 6.000 lira, 7.000 lira, 10.000 liraydı. Şimdi duyuyorum 40.000, 50.000, 60.000 primler oynanıyormuş. Öyle. Bir de İnsanlar beğenmiyorlar primlerden. Hocam peki kaç sene yaklaşık 10-15 sene profesyonel liglerde menajerlik yaptınız. Gençler Birliği'nin en fazla transferine imza atan, sözleşmesini imza atan genel menajersiniz. İlhan Başkan'ın en yakın adamısınız, en iyi bilinen adamısınız. Kaç eviniz, kaç arabanız, kaç tapunuz var? Bankada ne kadar paranız var? Bunlar özel şeyler bir ama tane, bunları bir söyleyin. Söyleyeyim, bir tane Ayvalık'ta bir apartman dairem var. Ankara'da da eski eşimle ortak tapusunu daha alamadığım bir evim var. Daha alamadınız mı hocam onu? Yok,
Daha başka hiçbir şeyim yok. Ne yaptınız? Kumarda bankada falan yediniz paraları hocam. Benim hiçbir işim olmaz. Öyle şeylerle. Kumarla, mumarla, içkiyle, mişkiyle benim işim olmaz. Hiçbir şey. Ya aldığımız paraları bu iki tane eve yatırdık işte. Öyle astronomi o kadar da İlhan Başkan mı çok cimriydi hocam? Ya diğer kulüplerde nasıldı? Mesela Kayseri'nin menajeri de sizin gibi meşhur bir menajerdi. İsmini bak, şimdi aklıma çıkaramadım. 2000 yılına kadar ben prim almıyordum. Malzeme yoktu. Ben prim almıyordum ya. Bülent, o kulübe kaç milyon dolar para kazandırdım biliyor musun? Hesabını yaptım geçenlerde bir 100 milyonun üzerine, 100 milyon doların üzerine. Anladın mı? At yarışı oynarmışsın. Bak yorumlarda öyle diyorlar hocam. Oynarım. Herkes gibi ben de. Burada da oynuyorum. 10 lira başlıyorum. Vakit ne yapalım? Vakit geçiyor. Gençler Birliği Camiası. Bu program zaten burada bitmez hocam. Tekrar Ankara'ya geldiğinde biz detaylı, bunun üzerine eksikleri tamamlayacağımız şeyleri yaparız. Ben gerçekten senin yerin bende her zaman ayrı. Ya ben Gençler Birliği'nin kapısına içeriye girdiğimden beri sen her zaman bana önümü açacak işlerde en azından yardımcı oldun. Ben de zaten kötü bir şey yapmaya çalışmıyordum. Senden bir şey rica. Başta bir konuştum ya, altyapı ile ilgili bir altyapı projesi hazırladık. Evet. Bunun için ciddi paralar. Bir de bilgisayar programı hazırladık. Evet. Yani burada oyuncu takip sistemi, antrenmanlar, şunlar, bunlar, her şeyin komple olduğu. Bunun akıbetini bir öğrenmek istiyorum ya. Bu işe biz 85 yıl öncenin para, 6 yıl öncenin parasıyla 80 para İlhan Cavcav lirası ödedik. Soracağım. İlhan Cavcav lirasının özelliği var mı hocam? Var tabii. Nedir alın hocam? Teri parası. Öyle bir yerden gelmemiş o. Ve zor ödenen bir para. Yani İlhan Başkan'dan o rakamı almak, o rakamı ödetmek bak, çok zor bir rakam. Bilgiyi satın alan insan sayısı çok azdır. Tamam mı? Ben bilgiyi satın aldım o insanlardan. Sadece proje parası. Anladın mı? Futbolda sana para verecek. Siz camiadaki birçok kişiyi de olayın içine dahil etmeyi seviyordunuz. Mesela ben kulübe geliyordum. Bülent, Ali Cansun gelmiş İstanbul'da Beşiktaş'tan, şunu bir terminalden al gel diyordu. Şimdi kulüpte birçok personel var. Onlardan biri gidip gelebilirdi. Onu bana şey yapıyordum. Mehmet Soylu var mesela arkadaşım. Mehmet gel şu kulübün internetini bir hallet diyordun. Mehmet gönüllü olarak fiber kabloyu getiriyordu, çekmeye çalışıyordu bir şeyler. Evet. Kulübe ilk internet geldiği günü hatırlıyorum. Bülent sen bir git PTT'den de bak bu ADSL neymiş bana söyleyip duruyorlar diyordun. Kulüp sitesi yapılacak biz anlamayız, bir gidin bakın şuna diyordun. Mutlaka insanları olayın bir yerine dahil etmeye çalışıyordun. Bu bizi mutlu da ediyordu. Ama çünkü kulübümüzü seviyordu, kulübümüz için bir şey yapıyordu. Sen de seviyorsun, sen için bir şey yapacaksın. Kazanılacaksa da sen kazanacaksın Bülent. Bu kadar basit. Vallahi ben seni tanıdığım için çok mutluyum. Senin kulüpte yaptıklarını biliyorum. Birçok şey söyleniyordu. Ben programın başında söyledim. Yorumlarınızı gönderin ben soracağım diye. Ciddi bir şey de gelmedi. Yani keşke gelseydi de ben o konuşulanları size direkt sorabilseydim de hocam. Yok olmaz zaten bir insanda şöyle bir baktığı zaman Cem Onuk ve Cem Onuk'tan sonrası vardır. 90 yılından öncesi, 90 yılından sonrası. 2005 yılından öncesi, 2005 yılından sonrası. 2013'ten sonra, 2013'ten öncesi. Bunlara bakılacak. Burada bu işe çomak sokan insanlar varsa da onları Allah'a havale ediyorum. Ne diyeyim? Bu senede ben birçok şey konuşmaya çalıştım hocam. Bak
3 saat 40 dakikadır programdayız. Hiç hissettin mi hocam 3 saat 40 dakikadır evet. programda olduğumuzu? Ben seninle bir 4 saat 5 saat daha nostaljik şeyleri de konuşurum. O maçları da çıkarırım. Maçlardaki anıları da konuşurum. Evet. Bir 4-3'lük Beşiktaş Kupa maçı var ki üzerinde belki saatlerce konuşuruz seninle. Unutulmaz. Evet. Hatıralarımızın en önemli yerlerinde sen vardın zaten hocam. Ben özellikle seni konuk etmek istedim. Bülent, önemli olan proje konuşmak. Yani hatıra konuşmak çok önemli değil. Proje konuşmak önemli. Yani bir kulüp daha iyi nasıl hale gelir? Bir kulüp nasıl gelişir? Bir futbolcu nasıl geliştirilir? Anladın mı? Bir iyi transfer yapılır. Bunları konuşmak lazım. Yoksa ben mesela benim belleğim önceki maçı hatırlamakla ilgili değildir ama 10 gün önce seyrettiğim bir oyuncu hatırlarım. Ama bir maçı hatırlamam. Benim belleğim çünkü Özcan hocam iki tane mesaj atmış. Ben biraz önce bir şey demiştim ya hocam. Gençler bilinen hep defans niye çıkıyor, niye ileri uçta eleman çıkmıyor diye. Özcan hocadan bir antrenör cevabı gelmiş. Oyuncu yetiştirirken disiplin ve organizasyon kapasitesi üzerine durursanız defansif oyuncu, disiplin ve yaratıcılık üzerine durursanız ofansif oyuncu yetiştirirsiniz. Altyapıdaki eksiklik yaratıcılık olabilir demiş. İkinci mesajı da gençler bilinin parasını dolar gibi harcayın. Rahmetli başkanın sözü demiş. Evet doğru. Özcan hocamı da ben bir kızdırmıştım hocam. Hatırlar mısın? Programı bitirirken o nostaljiyi yapalım. Ersun hoca ilk başladı. Güzel bir seri yakaladık. Ardından bir kötü dönem başladı. Peş peşe galip gelemiyoruz. 3-4 maçtık. O ara Özcan hocayla da Mesut hocayı bir Afrika'ya gönderdiniz. Bir futbolcu bakmaya. Onlar Afrika'dayken ben bir haber yaptım. O hafta da maçı kazandıydı Gençler Birliği. İlhan Başkan yardımcı hocaların Afrika'da olmasından dolayı galibiyeti buna bağladı. Bundan sonra her maç öncesi Özcan Hoca'yla Mesut Hoca'yı Afrika'ya futbolcu bakmaya gönderecek diye. Özcan Hocam çok kızmıştı. İngiltere'ye giderken daha sonra uçaklar atacağım diyordu haberden dolayı. Ama çok kıymetli, çok güzel insanlar. Evet. Hocam ben şimdi seni bir tek bir ekranı alıyorum. Gençler Birliği camiasına ne demek istersin? Ben sana bırakıyorum ekranı. Vallahi herkese selamlar. Gençler Birliği'nde çalışmak bir ayrıcalıktı. Çok güzel günlerim geçti. Görüşmek üzere tekrar. Hepinize iyi akşamlar. Hocam Ankara'ya geldiğinde bunu canlı canlı yaparız. Hatta ben söylüyorum. İnşallah. Benim WhatsApp'ım belli. İnternet, mailim belli. Merak edilen bir şey varsa sorun. Ben bir gün Cem Hocam'ı yakaladığım zaman o soruyu da sorarım. Ya benim de üzerimde kalmasın. Bak Cem Hoca'yı yakaladı da şunu soramadı. Bülent bunu bilmiyordu da. Ben ne dedim? Mehmet Ali Çetinkaya telefonunu ver. Bir şeyler yazmış. Benle konuşayım onunla dedim. Vermedim bana telefonunu. Yani ben yanlış bilgilenmesin insanlar, anladın mı? Yani çünkü birisi araştırmacılık yapıyorsa, yani bu işe gönül vermişse, ki öyle bir arkadaşımız, arasın doğrusunu. Şimdi her transfer, benim yaptığım hatalı transferler yok mu? Var. Ben de mesela en büyük yaptığım hata, o Sami Gitari denen bir futbolcu vardı, menajeri John Bico. Herif dev gibi getirdi bana, kavga ettik, gürültü ettik, bilmem ne ettik, herifle ana avrat sövdük birbirimize. Bana dedi ki en sonunda, ya bayağı birbirine, yani herifle kavga etmem mümkün değil, benim 3 mislimdi herif çünkü. Boksörmüş zaten. Bana dedi ki ya ben sana bir oyuncu getirdim dedi. Kim biliyor musun? Ribery. O zaman Fransa 3. liginde oynuyor. Ulan dedim, sen bana dedim Ronaldo'yu getirsen dedim almam. Siktir git falan, herife böyle bir çıkıştık. Abi çıkışmayacaksın işte. Evet. Yani bu işi böyle öğreniyorsun abi. Kimseye kızmayacaksın. Bak belki alabilirdim o zaman. Değil mi? Ribery de ne olurmuş hocam. Vallahi konuşulacak çok şeyimiz var. Bu arada Özsan Yüksel vardı. Sen Gençler Birliği'ni almayı çok istiyordun en son döneminde. Hatta evet. Kendin söylemiştin. Senin sitede yazan bir Özsan var.
Onu ben kulübe alacağım evet. diye tanıştırmıştım. Fuat Hocam da görmüş. Evet. Fuat Hocam Kasımpaşa'ya aldı Özcan'ı. Şu anda orada çalışıyor. Ama ilk keşfeden yazılarından, yorumlarından evet. da sen olmuştun açıkçası. Ya akıllı insanları, akıllı insanlarla çalışmak güzel bir şey. Sana bir şey üretir o. Anladın mı? Ya üretir. Söyle. Hep söyleneni yapan insanlardan bir cacık olmaz. Değil mi hocam? Kendi üretecek abi. Sen de öyleydin galiba. Evet. Ondan başkan da kızsa dahi seviyordu seni. Şeyde. Çünkü evet. her ben her şeye evet demem ki. Her şeye evet demem ki. Ama hayır demenin de saygısı var tabii. Başkan herkesin içinde hayır demem. Ama yalnız bir başkanım. Ben böyle düşünüyorum dedim. Vallahi evet, hocam Bülent. Kırmadın beni. Çok keyifli bir program oldu. Güzel. Bunu mutlaka tekrarlayalım. Ankara'ya geldiğinde ki Ankara'ya İnşallah. Gelmiyorsun. Geldiğin zaman yine beraberiz. Evet. Kanalımızı da görmeye geliyorsun İnşallah. Zaten hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Hoşça kal. İyi akşamlar. Cem Onuk deniliyordu. Ben Cem Hoca'yı zaten konuk etmeye baştan bu tandemi serisi başladığında niyetliydim. Ama özellikle ağır konukları en sona saklamak istedim. Çünkü bu programlarda sohbetten daha çok derinlemesine konuşmamız gereken birçok şey vardı. Onları konuştuk. Valla sıkılmadan, kırmadan, sıkılmadan programı izlediniz, yorumlarla katıldınız. Ben sorulduğunuz hemen hemen her soruyu özellikle aktarmaya çalıştım. Yarın Ankara Gücü Başkanı Fatih Mert bizimle olacak. Ertesi günde Ankara Gücü eski başkanı Cemal Aydın'la beraber olacağız. Tandemi bayram öncesi kuşağını sona erdireceğiz. Ardından bayram sonrası belki tandemi serisiyle belki başka bir programlarla yine ekranlarda olmayı sürdüreceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ekonomik pratik anında sigorta. Ba 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 ba